Hepinize merhaba, ee, Tarafsız Bölgeye hoş geldiniz. Bu akşam e, çok önemli konu konularımız var tartışacağımız konuklarımız da hazırlar. Hemen e, konuklarımızı tanıtmak istiyorum. İsmail saymaz. Merhaba İsmail, hoş geldin. Özlem Gürse, hoş geldin Özlem. Nedim Şener, Nedim merhaba. Ve hadi Özışık, hadi sana da merhaba. Şimdi hepinize isminizle hitap ediyorum. Hani hepinize meslektaşımızsınız. mısınız? Ee, İsmail ve Nedim aynı zamanda Aynı gazetede çalışıyoruz. O bakımdan biraz rahatız. Ama Ankara'da bir konuğumuz var. Ona siz diye hitap edeceğiz. O Doğu Perinçek. Doğu Bey hoş geldiniz. Ankara stüdyomuza merhabalar. Merhaba. Hoş bulduk. Merhabalar. Ee, merhabalar. Şimdi Doğu Bey ile başlayalım. Bu e, HDP'de yeni bir değişim oldu. Son kongreleri, büyük kongreleri vardı. Pazar günü. E, Sezai Temelli eş genel başkanlığı bıraktı. E, Mithat Sancar e, seçildi. E, bu, bu bu değişim anlamlı bir değişim midir? Benim bildiğim yani ben bu kişiler hakkında çok fazla bir bilgi sahibi değilim. Yani pek anlamlı bir değişim değil. EDP'de değişmeyen tek şey var. O da HDP'nin Amerikan projelerine bağımlılığı, PKK'nın e, yasal e, plandaki örgütlenmesi olduğu, PKK hiyerarşisi içerisinde bulunduğu ve oradan emir aldığı ve e, kesinlikle de Türkiye'nin anayasasına ve siyasi partiler kanununa aykırı Türkiye'nin bölünmesine yönelik faaliyetlerin odağı olan, yani kapatılması gereken bir parti oldu. Değişmeyen bu. Ama ya, yani... o şahıs gider, bu şahıs gelir. PKK'ya bağlılığı HDP'nin değişmez. İsimlere e, isimlerin değişmesiyle bir değişim yaşanmaz diyorsunuz. İsimlerle ilgili fazla bir şey yok ama e, sayın Pervin e, Buldan'ın e, açıklamaları çok önemli. Ona gireceğiz. Yani o, Doğu e, Bey bir dakika aydınlatan açık. Doğu Bey, bir dakika. O peki. açıklamalara tamam. ayrıca bakacağız. İsmail e, bu değişim peki. Sence, peki sence önemli bir değişim mi? E, son anda oldu aslında Sezai Temelli'nin devam etmesi planlanıyordu. Son bir iki günde Sezai Temelli yerine Mithat Sancar geldi. Mithat Sancar kişilik itibariyle aslında daha uzlaşmacı olduğunu söyleyebileceğimiz bütün Türkiye kamuoyuna seslenebilecek bir profil çiziyor. Diğer taraftan aynı zamanda hukukçu kendisi, Ankara Üniversitesi'nin akademisyendi. Mevcut hakim savcıların da herhalde %15'ini falan hocasıdır. O bakımdan hani işleyişi de bilir, hukuk sistemini de bilir. Ben e bugünkü dün yaptığı konuşmaya da baktım. Bugün kendisini aradım. Mithat Sancar'ın e, bu değişimi kendisine sordum. Yani sizinle beraber biz e, HDP'ye dair umutlanmalı mıyız diye sordum. Ne murad ediyorsunuz diye sordum. Ne planlayacaksınız diye sordum. Dedi ki biz Türkiye'yi yönetmek istiyoruz. Türkiye'nin bundan sonraki geleceğinde biz de olmak istiyoruz ve bunun için hazırlanacağız. Bizim herhangi bir partiye açık çek ya da reddimiz olmayacak. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin bundan sonraki bütün seçimlerinde örtük ya da açık bir ortağı durumunda olmayacağız. Diğer partilere de kapalı da olmayacağız. O nedenle açıklamamda ya olumsuzlayacak şekilde AKP'nin ya da MHP'nin adını da anmadım. Biz bundan sonra nasıl bir Türkiye'ye tahayyül ediyorsak onu e, yolar, demokratik anlamda yol arkadaşı olarak göreceğimiz insanlarla açık birlik şeklinde kurmak istiyoruz dedi. Peki bu şey konusuna değindi mi? Onu konuşma fırsatınız oldu mu? PKK ve HDP arasındaki ilişki biçimi. Ben bunu sordum. Dedim ki yani sizin Türkiye kamuoyunda beklentileriniz var. E, siyasetten beklentileriniz var. Ama kamuoyunda sizden beklentisi var. Yani bu mesele e, bu meseleyi nasıl hal yoluna koyacaksınız? O ee, şöyle bir e, metinde de konuşmasında yer alan şöyle bir e, ifade e, dile getirdi. E, bu sorunun çözümü noktasında Öcalan'la görüşülmesi gerektiğine <laughs> inanıyoruz dedi. Onun burada tayin bir rolün olduğuna inanıyoruz dedi. Benim de partiyle ilgili, benim de siyasetle ilgili eleştirilerim var. HDP'nin bugüne kadarki serüveni ve bugüne, bugüne kadar yapamadıklarıyla ilgili. Ama onu şimdi ilk günden söylemek istemiyorum dedi. Hadi Özışık. Yani ben e, Doğu Bey'e katılıyorum. İsimler değişir ama e, HDP'de değişen bir şeyin olmadığını biz o kongre salonunda bir kez daha gördük. Ne vardı ki e, kongre salonunda? İşte Abdullah Hocaların e, posteri vardı. Abdullah Öcalan'a sarkıtılan selamlar vardı. Abdullah Öcalan, İmralının işte e, ne kadar önemli bir kişiliğin orada olduğunu esir olduğunu vesaire bir sürü mesajlar verildi. Şimdi Mithat Sancar'ın ben de tanıyorum. Ee, uzlaşmacı bir kişilik ama yani o kongre salonunda e, iki kişi seçildi. Sadece Mithat Sancar şu anda HDP'nin genel başkanı olarak seçilmiş tek kişi değil. Pervin Buldan politikaları bundan sonra <laughs> da devam edecek. Zaten Pervin Buldan veya Mithat Sancar veya bir başkasının Sezai temelli olması önemli değil. Yani HDP'yi bu isimler mi yönetiyor yoksa yönetiliyorlar mı? O sorunun cevabını arayıp bulmak lazım. Nedim? Şimdi e, böyle hani uzlaşmacı bir kişilik olabilir ama çok net olan bir şey var. PKK bir terör örgütüdür. Öcalan da bunun elebaşısıdır. Diye. Açık net. Öğrencileri, öğretmenleri, hemşireleri, doktorları, polisleri Kürt Türk ayrımı yapmadan işçiyi, köylüyü katleden bir örgütten bahsediyoruz. Şimdi İsmail çok güzel söyledi. Hukukçu. Yani Mithat Hoca evet çok sevimli bir insan sohbet ettiğiniz zaman. Yumuşak huylu bir insan ama hukukçu ise eğer bir insan dünyanın her yerinde ve Türkiye'de tabii terör örgütü olarak tanınan PKK'nın terör örgütü olduğunu ilan ederse ben HDP'de bir değişim başladığını e, söyleyebilirim. söyleyebilirim. Öcalan'a Öcalan'ın çözümün adresi değil 6 milyon seçmenin oyunu alan HDP'dir çözümün ortağı paydaşı diyebiliyorsa PKK terör örgütüdür bizimle de alakası yoktur diyebiliyorsa bence o zaman e, bir e, umut olabilir diye düşünüyorum Özlem. Türkiye'de hangi siyasi parti olursa olsun gelecek olan tüm e, siyasi liderlerin ya da siyasi kadroların masasının üstünde çözüm bekleyen önemli bir sorundur Türkiye'deki Kürt kökenli e, Türk vatandaşlarının talepleri ister sosyolojik ister ekonomik ister kültürel ister demokratik ne olursa olsun Türkiye'de böyle bir sıkıntı var. Yeni olmuş bir sıkıntı da değil. Türkiye'nin bir terör sorunu var, o ayrı. Ama ondan bağımsız, ondan azade. Bir de Kürt meselesi sorunu var. Dolayısıyla bir biçimde Türkiye siyaseti bu soruna bir çözüm üretmek zorunda. Zaman zaman farklı partiler bu konuda refleksler gösterdi. Adalet ve Kalkınma Partisi de gösterdi. Hatta aslına bakarsan bugüne kadar e, tüm toplumun aynı anda kredi verdiği ve bir siyasetçinin en büyük riski aldığı, en cesur adımlardan birini attı Adalet ve Kalkınma Partisi. Şimdi bugünden sonra. Sonra e, Türkiye'de siyasetçilerin tamamının bu soruna öyle ya da böyle bir çözüm paketiyle gelmesi lazım. Birincisi bu. Ha bu HDP'yi kapatarak mı olur? ya da işte Kürt siyasetinin temsilcileriyle yeni bir çözüm meselesi arayarak yaratma olur onu elbette hepimiz gazeteciler olarak izleyerek göreceğiz. Eziyimle Kongreye gelirsek ben Mitat Hocayı Ankara'daki akademisyenlik yıllarından da tanıyorum. Bugüne kadar HDP'nin eş başkanları arasında sanki bu çözüm yollarını açmakta, aralamakta, bu diyalog süreçlerini yönetmekte başka türlü bir dil kullanacaktır. Beklentisi içindeyim ama yine de bunu elbette zaman gösterecek. Bir umudumuz var diyorsunuz. Yani evet çünkü okuduğum zaman bir Türkiye Partisi olmayla ilgili de bir laf var. Ama görünen şu ki HDP'nin içinde aslına bakarsan Türkiye'deki tüm siyasi partilerde olduğu gibi kitle partisi olmayı gerektiren tüm, tüm Türk toplumunun anlayışla karşılayacağı yaklaşımlar olduğu gibi kendi siyasetlerinden kaynaklı marjinal grupların temsiliyetleri de var bu CHP'de olduğu gibi AKP'de olduğu gibi HDP'nin içinde de var e, ve galiba PKK'nın içinde de benim anladığım kadarıyla bir terör uzmanı değilim ama dışarıdan baktığım kadarıyla farklı PKK'lar var yani o terör örgütünün içinde de başka fraksiyonlar var yönetmek çok e, kolay, kolay değil, değil. Evet, İşleri göreceğiz. işleri zor e, bir iyi niyet görüyorum hiç değilse Türkelleşmeyle ilgili bekleyip göreceğiz. şimdi bir başka konu o da şu e, Sayın Pardon. Hakan Buyur, buyurun buyurun ee, Özlem Hanım'a sorabilir miyiz Kürt meselesinde çözülmeyen ne kaldı veyahut da Kürt vatandaşlarımızın karşılanmayan hangi talebi var? Yani Kürt vatandaşlarımızın talepleri olduğunu, bunun çözülmediğini, Kürt meselesinin çözüm beklediğini hanımefendi belirtti. Peki bunlarla adını koyarsak neymiş o çözülmeyen? Veya hangi talepleri Kürt vatandaşlarımızın karşılanmamış? Teşekkür ediyorum bu soru için Sayın Perinçak ama tabii siz siyasi bir refleksle soruyorsunuz herhalde. Sorunun muhatabı ben değilim. Ben sadece olayları gözlemleyen ve iletmekle mükellef bir gazeteciyim. Ee, bu soruyu hepimiz e, HDP'lilere sormalıyız ve cevabını da onlardan beklemeliyiz diye düşünüyorum. Eğer ortalıkta e, böyle bir siyasi söylem varsa arkasını doldurmakla mükellef olan da elbette onu dile getirenlerdir diye düşünüyorum. Yani orada ben izleyicinin ufka açılsın diye HDP'nin gündeme getirdiği konuların en başında Öcalan'a özgürlükten bahsederler sürekli. Yani e, 40 bine yakın insanın ki bunun 8-10 bini, 8 bin civarında olanı kamu görevlisi şehit olmak üzere söylüyorum. İnsanın ölümüne sebep olmuş bir terör örgütünün ele başından bahsediyoruz. Ve her şeyin başında Öcalan'a özgürlüğü koyarlar. İkincisi özellik koyarlar ki bu e, üçüncüsü ana eğitim koyarlar ki buna teşne olan bazı siyasi partiler de var. Bunlar bu ülkeyi şöyle demek. Arkadaş bu ülkeyi bölelim, parçalayalım. Herkes istediği payı alsın, parçaya alsın. Talepler bu diyorsunuz yani. E, tabii canım yani Peki. Kürt halkının Kürt halkının talebi de bunlar değil onu da söyleyeyim. Bu PKK'nın talepleri zaten ve bunun dillendiren de HDP. Ben o yüzden söylüyorum. PKK'nın siyasi ayağı HDP'dir diye. Bundan çıkış yolu Mithat Sancar'ın tutumu belirleyecektir ki Pervin Buldan ve o aykol buna ne kadar izin verecek? O süreç içinde görüşürüz zaten. E, görüşürüz. Per, şimdi Pervin Buldan'ın açıklamaları geçen haftaya damgasını vurdu. Kongrede de yani HDP Büyük Kongresi'nde de Pervin Buldan o geçen haftaya damgası vuran açıklamaların devamını getirdi. Devamı niteliğinde şeyler söyledi. Ne diyor Pervin Buldan? Şimdi aslında Pervin Buldan diyor ki ya diyor bu İstanbul seçimlerini kazanmak adına biz diyor HDP'nin ne kadar etkili olduğunu göstermek için anlatabilmek için bir sefer bel bir seferliğine bu ittifakın içinde yer almayı kabul ettik. Ama diyor bundan sonra yapılacak olan ittifaklar daha açık ve şeffaf olmalı. Bize oy vermeyen bizim yanımızda görünmekten korkan kesimler var. Tabanımız diyor bundan rahatsız. Tabanımız 23 Haziran seçimlerinde yaptığımız ittifakın daha şeffaf bir ittifak olması gerçeğini sürekli yüzümüze vuruyor. Biz bu ittifakların daha açık ve şeffaf olmasını hep savunduk. Ancak bizimle ittifak yapanlar ne yazık ki buna sıcak bakmadılar. Yeni ittifakların olması gerektiğini savunan bir partiyiz. CHP'nin çekingenliğinden çıkması gerek, cesarete ihtiyaç var. Bir dahaki seçimlerde daha açık ve şeffaf birlikteliklere ihtiyaç olacağını düşünüyorum. Şimdi bu açıklama çok önemli. Neden önemli? Şu nedenle önemli. CHP aslında bu zamana kadar sorulduğunda kamu kamu önünde, kamu oyu önünde ya biz HDP ile herhangi bir ittifak yapmadık kardeşim. Ya biz İyi Parti, Saadet Partisi, Millet İttifakı bunlardan oluşuyor. HDP bize dışarıdan oy veriyor. O kendi bileceği işti diye izah ettiler. Oysa Pervin Buldan açıkça biz ittifak yaptık diyor. Fakat bu diyor net ve açık olmayan, şeffaf ve olmayan bir ittifaktı diyor. Artık bunu istemiyoruz diyor. Yani bu bu açılardan bu açıdan önemli Pervin Buldan'ın yaptığı açıklamalar ee, bunu konuşalım biraz. Ee, İsmail sen ne diyorsun bu açıklamaya? Yani bir yandan CHP'nin bu zamana kadar bir anlatısı vardı. Hani ya ittifak mı yaptınız HDP ile falan diye sorulduğunda CHP'li sözcüler onlar yok kardeşim ne ittifakı ne HDP'si falan diyorlardı. Oysa Pervin Buldan diyor ki ittifak yaptık açık ve şeffaf olmayan bir ittifaktı bu artık açık ve şeffaf olsun diyor. Evet ee, bu yani Pervin <laughs> Buldan'ın ittifak dediği <laughs> CHP'nin başka biçimlerle andığı bu ilişki aslında İstanbul'da, özellikle İstanbul'da, Adana'da, Mersin'de Adalet ve Kalkınma Partisi karşısında Kürt oyunu kazanabilmek için CHP'nin başvurduğu bir yoldu. Burada HDP bir kereye mahsus Adalet ve Kalkınma Partisi'ni cezalandırmak istedi. Bu cezalandırma arzusunun sonucunda CHP'li adaylara bulunduğu yerlerde destek verdi. Bunun karşılığında Cumhuriyet Halk Partisi HDP ile aslında geleneksel anlamda bildiğimiz anlamda bir ittifak da kurmadı. Ee, Ama sanki Pervin Buldan geleneksel ve bildiğimiz anlamda bir ittifak hayır, kurmuş hayır, gibi izlenim vermeye çalışıyor. Ee, ben şöyle anlıyorum daha doğrusu. <laughs> Bu açıklamalar daha önce de başka kişiler tarafından yapıldı. Yani siz bizim oyumuzu aldınız. Fakat biz oyumuz kadarıyla yerel yönetimlerde temsil edilmiyoruz. Yahut e, oyumuz kadarıyla e, bize alan açılmıyor diye bir şikayet söz konusu anladığım kadarıyla. Örneğin hep seçimlerden önce İstanbul ve Ankara'da böyle... HDP'ye alan açılacağı ifade edilmişti. Görünürde böyle bir şey olmadı. Anladığım kadarıyla Cumhuriyet Halk Partisi'nin kendi HDP tabanının oyunu alıp buna denk düşecek bir temsiliyet yaratmadığından biraz da şikayetçi. Eee buradan biraz da şu yani... da var. Biraz da şu da var. Aynı zamanda HDP ile aynı fotoğrafta görünmeme. Yaklaşık. Yani ben Doğru. bir şikayet tınısından ziyade pay pay alamama şikayeti tını. İkili olduğunu söylüyorum. Yeri daha baskın evet, gibi. Evet yani aynı fotoğrafta görün yani HDP meşru bir parti olduğunun altını çiziyor ve bunun da e, temasta olduğu ya da ilişki kurmak istediği kişiler tarafından kabullenilmesini istiyor. Diyor ki ben 6 milyon oy alıyorum. Benim şunca belediyem var ve işte mecliste temsil ediliyorum. Bunun gereği ilişki gireceğim partinin beni kurumsal tanıması. E, bence yani bu yaklaşımda kendisi haklı aslında. HDP beni tanı diyor. Yani benle ilişki geleceksen beni tanı diyor. Burada yani durumun, inkar ediyor. Burada diyor. şimdi CHP diyor ki ben ittifak kurmadım. Ben HDP'nin oyunu aldım. Ama bundan sonraki e, bundan sonra siyasette gelişecek yaklaşım aslında evet CHP <laughs> açısından da bunu gerektiriyor. CHP de eğer HDP ile böylesi bir ilişki kuracaksa bunun adını koymasında fayda var. Seçim e, meydanında bunu tanımlamasında fayda var. Ama o istisnai durum bence bir tam olarak bir ittifa ittifaka denk düşmüyordu. Birincisi şundan ötürü düşmüyordu. HDP bir kereye mahsus eee AKP'yi istedi. Bunun da AKP önüne geçmek istedi. <laughs> ne yaparak işte Selahattin Demirtaş'tan mesaj bekleyerek, Osman Öcalan'dan mesaj getirerek. E, C bu bir tür ee, CHP'nin adaylarının kerhen HDP tarafından desteklenme sonucuna vardı. İttifak demek zor çünkü İyi partinin aday olduğu yerlerde HDP kendi adayını çıkardı. <laughs> Hatta bazı yerlerde CHP'nin karşısına da çıkardı. Mesela Bolu'da. Doğru. Eğer e, ciddi bir ittifak, yani adı konmuş, resmi, bildiğimiz klasik anlamda Hayır. bir ittifak olsa böyle bir şey olmamalı. Bölge bölgede mesela yani Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgesinde e, CHP ile HDP yarıştılar. Iğdır'da yarıştılar, Arda'da yarıştılar. İğdır'da CHP yok ki zaten. de var yarıştılar. Ama o Iğdır'da da CHP yok temelli yani. Temelli zaten Hadi şöyle o... söyledi. Temelli o ha, stratejiyi öyle... şöyle kurdu. Batı'da eee kaybettireceğiz. Da, Kür evet. onun deyimiyle evet, de, evet, Kürdistan'da evet, 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 kazanacağız. Hepimiz duyduk yani, yani, yani. Hayır bu, yani o bir anlamsız bir ittifak e, değil. Ama anlamlı bir ittifak. da değil hayır, çünkü hayır, klasik ittifakın o tabii canım, öyle. parçalarından birini dediği gibi desteklemedi birçok evet, evet. yerde. Bazı ama zaten bakın onu bir stratejiye dayandırdı. Yani doğu illerinde yani doğu kazanacağız. Batı'da Balıkesir'de kaybetirdi. İYİ Parti adayına oy vermedi HDP. E, tamam orada zaten İsmail söylediği gibi Batı'da kazandırmak üzere yani gücünü göstermek üzere. Pervin Buldan orada Ama teyit ediyor onu zaten. Kritik yerler İstanbul, Adana ve Mersin gibi yerlerdi. Balıkesir'de İYİ Parti'nin adayına <laughs> oy vermemesi normal. Çünkü İYİ Parti ile herhangi bir ittifak, herhangi bir anlaşma... O da onu söylüyor zaten. Işte. Ben ben de, o da onu anlatıyor zaten. İttifak, i̇ttifak, i̇ttifak CHP ile İYİ Parti arasında. İYİ Parti, İYİ Parti tavrını ilk günden itibaren belirledi. CHP ile HDP arasında bir, e, bir ittifak oluştu. Gizli bir ittifak olduğunu herkes biliyor. Peki Pervin Buldan'ın bu açıklaması. Her yerde, özür dilerim, bu da her yerde olmadı. Yani o Tam da onu anlatmak istiyorum. Yani kapsamlı ülkenin her vilayetinde ve her ilçesinde bir İsmail, var. İsmail, İstanbul'la ilgili İstanbul büyük şehirlerde oturup beraber anlaştılar. Kemal Kılıçdaroğlu e, Ankara'da bir otelde Ahmet Türk'te <laughs> oturdu. Saatlerce bundan tartışmasını yaptılar. Bunu herhalde sen bizden daha önce, iyi biliyorsun. Az önce şimdi mesaj yattı bana. Kim mesela? Aksar Belediye Başkanı Ayhan Bilgen. Ayhan Bilgen. Evet. Yani ikinizin de şehri. E, Ayhan Bilgen HDP adayıydı. Karşısındaki en güçlü rakip CHP'ydi. Dolayısıyla orada rekabet vardı mesela. bu, gibi, bu gibi şehirlerde bu, CHP HDP'ye oy vermedi, destek bu vermedi. Bu büyük şehirlerdeki ama, iş ama kimden kaybetti? Kars'ta, Kars'ta Iğdır'la şey, Kars'ta, örtme. Kars'ta, Onu kime kaybetti? Kime karşı? MHP'ye karşı. Peki. Evet. CHP. Mesela, ha, MHP. Yani yani, İsmail şu anda... Pervin Buldan'ın açıklamasını nasıl yorum? O, o ya Pervin Kars'taki hikaye aday, anda... aday, aday aday üzerinden kurumsal bir ittifak olmadın ama Ervin Buldan şu anda yapmak istediği şey şu artık buraya kadar gelmiş niye ki, ne biz, olmuş biz diyor İstanbul'da e, Ankara'da işte Mersin'de ve Adana'da bir sürü yerde size belediye başkanlığı kazandırdık kardeşim diyor siz şimdiye kadar hem bize bir şey koklatmıyorsunuz hem de sürekli size sorulduğunda canım bizim herhangi bir anlaşmamız yok bir ittifakımız yok biz oy talep ettik de HDP'liler de bize oy verdi. Bizi artık gizlemeyin. Bizi gün yüzüne çıkarın. Birlikte hareket edelim. Bundan sonra birlikte yola gidelim. Aksi takdirde biz yolumuzu çizeceğiz. Bundan sonra siz bize ittifaka geldiğinizde açık ve seçik bir şekilde kamuoyunun önünde bizimle anlaşırsanız biz size varız. Bunu diyor Bundan ya. sonra yokuz diyor. Bunu evet. diyor. Evet. Doğu Bey, siz ne diyorsunuz? Siz de mi böyle okuyorsunuz? E, evet. Efendim bakın Pervin Bul'dan bütün Türkiye'nin hepimizin ve dünyanın bildiği bir gerçeği tekrar ortaya koymuş oldu çok açık bir şekilde ve dedi ki biz niye gizli saklı böyle ittifaklar yapıyoruz? Bundan sonra bu ittifakı açık herkesin gözü önünde yapacağız dedi. Çok çok önemli ve zaten bakın bir süre önce Sayın İsmail Okta Balıkesir Milletvekili İyi Parti'den istifa ederken aynı bu gerçeği açıkladı. Dedi ki biz İyi Parti olarak Cumhuriyet Halk Partisi HDP PKK ittifakının yanına geldik ve o ittifakın içinde yer aldık ve İyi Parti bu nedenle amaçlarından sapmış oldu dedi ve istifa etti. Yani bütün Türkiye bu gerçeği biliyor ve şimdi bu devam ediyor. Bu çok önemli. Mithat Sancar'ın açıklamasında biz diyor iktidara talibiz diyor. Aynı şekilde demokratik muhalefet olarak diyor. Demokratik muhalefet. Kaboğlu Cumhuriyet Halk Partisi'nin biliyorsunuz anayasasını yaptı ve bu Cumhuriyet Halk Partisi grubunda konuşuldu. Bir Kılıçdaroğlu ön sözünü yazdı. Kaboğlu'nun tasarısında da bir demokratik muhalefet var ve o demokratik muhalefet de tek tek sayılıyor. Diyor ki Cumhuriyet Halk Partisi, İyi Parti, HDP, Saadet Partisi yani HDP'yi Kaboğlu da ee, en az 12 yerde yani şimdi sayısı unuttum ama onun üzerinde yerde o demokratik muhalefet kapsamı içindeki partileri tek tek sayıyor ve orada CHP'nin yanında HDP'ye de yer veriyor. O bakımdan CHP-HDP ittifakı çok açık ve bu ittifakın seçimlerde yapıldığı yerler İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Mersin, Hatay, Aydın, e, Antalya, Bursa, Gaziantep. Şimdi bunlara baktığımız zaman bu Türkiye'nin nüfus olarak yarısından fazlası ama lokomotif iller yani Türkiye'nin geleceğini belirleyen sanayi merkezlerimiz, kültür merkezlerimiz, siyasetin canlı olduğu ve siyasi liderliklerin odaklı olduğu kentlerimiz ve illerimiz bunlar. Şimdi o nedenle de Türkiye'nin en önemli yerlerinde ittifak yapıldı zaten Güneydoğu'da ittifak yapacak bir şey yok çünkü Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir oyu yok. Kars'ta da verilen bilgi çok yanlış. Çünkü Kars'ta Cumhuriyet Halk Partisi HDP'nin rakibi değildi. Yani o bakımdan Kars'ta bir örnek oluşturmuyor. Böylece iyice Türk milleti, Türkiye kamuoyu bir kez daha öğrenmiş oldu. Cumhuriyet Halk Partisi ile HDP yani PKK arasında çok açık bir ittifak var. Ve bu ittifak en sonunda Rand Corporation darbe raporuna da girdi. İşte e, Türkiye'nin kamuoyunun devamlı konuştuğu Corporation raporunu e, izle incelediğimiz zaman da orada bir demokratik muhalefete Kabaoğlu'nun e, kavramını aynen kullanıyorlar. Demokratik muhalefete bir gönderme yapılıyor ve bu demokratik muhalefetle Türkiye'de iktidarın ele alınacağı ve Tayyip Erdoğan yönetiminin devrileceği Rent Corporation tarafından da bir senaryo olarak ve proje olarak e, getiriliyor. Yani Pervin Buldan ee, seçimde yapılan ittifaklar, İsmail Okun e, Sayın İsmail Okun saptaması, e, Rent Corporation. E, raporu Orhan şey Kaboğlu'nun Anayasa Profesörü CHP İstanbul Milletvekilinin CHP adına ana, ana, hazırladığı anayasa taslağı hepsi bir demokratik muhalefetten bahsediyor ve o demokratik muhalefette altında kimlerin olduğu açık açık söyleniyor. İşte bu e, gerçeği Pervin Buldan şimdi e, açıkça ilan etmiş oldu. Zaten Rent Corporation'da bunu gündeme getirince Türkiye'nin karşılaştığı senaryo bu. Şu anda Türkiye'nin ee, önünde Amerika'nın aynı zamanda bu İdlib vesaireyle Türkiye'yi tuzağa iterek de hayata geçirilmek istenen plan, proje burada kendisini gösteriyor. Ama Doğu bir Bey hatalar bu... Hatalar var ama. Bir, bir dakika. O hatalar dediğin kısmı... Aydın. E, unutma bir dakika unutma. Peki Doğu Bey bu aslında Pervin Bulda'nın yaptığı çağrı CHP açısından çok müspet <laughs> sayılabilecek, olumlu karşılanabilecek bir çağrı değil. Çünkü CHP bu ittifakın tırnak içinde ittifakın net ve şeffaf olmasını istemez. Çünkü eğer bu ittifak netleşir ve şeffaflaşırsa İyi Parti bu ittifakın içinde İyi Parti'nin yer alması zorlaşabilir. CHP'nin bazı kesimlerden oy alması zorlaşabilir. Dolayısıyla CHP açısından, Millet İttifakı açısından baktığımızda Pervin Bulda'nın bu yaklaşımı aslında çok da olumlu bir yaklaşım değil gibi görünüyor. Buna ne diyorsunuz? E tabii CHP açısından böyle e, CHP'nin milletimize söylediği bir yalanı sergilemiş oluyor. Cumhuriyet Halk Partisi Türk milletine yalan söylüyor. Nasıl yalan söylüyor? <laughs> diyor ki biz diyor HDP ile ittifak <laughs> yapmadık diyor. Bu yalanı Pervin Buldan ortaya koyuyor kendi açısından. Çünkü PKK'nın menfaati meşrulaşmak CHP'nin kolu kanadı altında iktidara yürümek Mithat Sancar da bunu açıkça söylüyor. Biz e, iktidar Türkiye'yi yöneteceğiz. İktidara talibiz. Demokratik muhalefet içinde diyor. Yani Amerika'nın bir projesi var. O projede Cumhuriyet Halk Partisi, İyi Parti, HDP, PKK, FETÖ, Abdullah Güller, Davutoğulları, Babacanlar bunlardan bir demokratik ittifak kuruluyor. Cumhuriyet Halk Partisi de anayasa tasarısında yine bunları açıkça zikrederek bu demokratik ittifakın peşinde. Böyle bir Türkiye'de hükümet senaryosu var. Bu hükümet senaryosunu deşifre etmiş oluyor. Açığa çıkartmış oluyor Pervin Buldan Peki. bu açıklamasıyla. Tabii bu CHP'nin işine gelir mi gelmez mi? Burada da bakın CHP içinde önemli bir tartışma var. Bir kısmı CHP'nin. Ee, İsmail Saymaz da biraz evvel belirtti. Diyor ki madem ittifak yapıyoruz e, bunu milletimizden gizlemeyelim. Açıkça bu ittifakı yapalım diyen Cumhuriyet Halk Partili lider kadrosunda önemli isimler de var. Bu arada e, Cumhuriyet Halk Partisi'nden e, Oğuz Kağan Salıcı Genel Başkan Yardımcısı diyor ki, bu konuyla ilgili soru soruluyor. Bir siyasi mücadele var. Biz demokrasiden yana olan yurttaşlarımızın yanında oluyoruz. İlk seçimler geldiğinde demokrasiden yana olan yurttaşlarımız yine gereken cevabı verecektir diyor. Doğubey İsmail Saymaz sizin verdiğiniz bilgiler içinde bazı bilgilerin hatalı olduğunu söyledi. Onu isterseniz bir dinleyelim. Ya birincisi Dinleyelim buyurun. Birincisi HDP HDP ile ittifak tanımı tartışmalı bir tanım olmakla beraber HDP'den PKK'yı çıkarmak çok zorlama bir durum. Yani Doğu Bey'in söylemini ben anlayabiliyorum yani ama... HDP eşit bir yani PKK, HDP, PKK demek. Yani yani. 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 böyle bir şey yok. ya yani. Böyle bir realite de yok. Yani HDP içerisinde bir damarın kendisini PKK'ya yakın hissettiği aşikar ama bütün bir parti aygıtını bütün ona oy verenlerle beraber PKK ile ilişkilendirmek Türkiye realitesine aykırı. 6 milyon insanın birdenbire terörist ilan edilmesi Türkiye'ye şey uyumlu değil. Ya bu parti oy verenlerle o zaman oy verenler de örgüte destek veriyor demektir. Hiç kimse yani kimse şimdiye ya, kadar altı ben Noubi'ye cevap verdim. Buraya da cevap efendim, Hiç izin Hiç saniye, <laughs> izin ver efendim. Kimse terörist demek lütfen yani. Ben canlı ya. Yani bir eğer bir siyasi parti aynı zamanda bir terör örgütü ise bunu oy verenlerden oy verenlerin örgüte yardım ettiği sonucuna varılır. Bu çok tehlikeli bir söylemdir. İkincisi Aydın zaten CHP'nindi. İzmir zaten CHP'nindi. Ankara Zaten HDP oyu gerekmiyordu İzmir CHP'nin alabilmesi için. Dolayısıyla bu illerde öyle bir ittifak da de dediği anlamıyla bir ittifak da yok. Bir diğeri şu: İyi Parti zaten bu böyle bir ittifak olgusunun herhangi bir yerinde de değil. İyi Parti e HDP oy veren vatandaşların da aynı adaya seçmeni oy veren parti. Pervin yani, Buldan da zaten sadece İstanbul'u işaret evet ediyor. Evet başka bir yerde zikrediyor. böylesi bir yani İstanbul'da zaten görünüyor yani İstanbul'da HDP tabanı oy verdiği saklanmadı ki aşikar söyledi. HDP tabanı Doğu Perinçe'ye oy verse yok mu diyecek. Hayır o da verin diyecek. Bundan başka bir ilişki ortaya koyabiliyorsa Doğu Perinçek. Bu o ilişkisinin sonucunda CHP geldi İstanbul belediyelerini PKK'ya verdi. Geldi işte şu Kadıköy Belediyesi'nde PKK'nın komitesi toplandı. Yahut işte Küçükçekmece Belediyesi'nde bağımsızlık ilan edildi diyorsa bunun delili varsa bunun üzerine konuşalım. Yok eğer pek bu, bu oy verme hali tek başına bir suçsa Doğu Perinçek'e de oy verirler bunlar. Verebilirler. Bu neyi etkiler? Bu nasıl bir bakış açısı? Doğu Bey. verecekler zaten bakın e, tamam, e, burada e, saptırıyor saptırıyorlar saptırıyorlar e, 6 milyon e, Kürt vatandaşımızı veyahut Güneydoğu'da bundan içinde tabii Türkler var Araplar var Güneydoğu'daki 6 milyon veyahut da Türkiye'deki 6 milyon HDP'ye oy veren yurttaşlarımızı hiç kimse suçlamıyor suçlayan ben Türkiye'de tek bir insana da rastlamadım. Bunlara terörist diyen falan da yok. Bu tamamen demagojik bir e, açıklama. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'ni kurtaracağım diye ne yapacağını insanlar şaşırabiliyorlar. Çok açık bir şekilde Cumhuriyet Halk Partisinin HDP ile ittifakı işte açığa çıktı. HDP ise bakın e, nasıl bu inkar edilebilir? Bütün herkesin bildiği ve HDP'nin de defalarca itiraf ettiği gibi PKK'nın hiyerarşisi içinde yer alan PKK tarafından yönetilen ve HDP yöneticilerinin bizim Serokumuz, başkanımız, PKK'nın lideridir, Abdullah Öcalan'dır dedikleri ve PKK politikalarını açıkça ortaya koyuyorlar. Ve aynı zamanda PKK'da HDP'yi yönettiğini gizlemiyor Kandil'den, açık açık ortaya koyuyor. Abdullah Gül de PKK'yı yönettiklerini açıkça ortaya koyuyor. Ve bu HDP aynı zamanda terör örgütüne çok açık bütün PKK belediyeleri İçişleri Bakanlığı'nın e, yayınladığı rap, raporda bunlar hepsi belgeli. Bütün PKK belediyeleri çöp kamyonlarını, cenaze arabalarını, ellerindeki araçları vesaire PKK örgütüne terör örgütüne yardım için tahsis ediyor. PKK'nın emrine veriyor. Bu kamyonlarda, bu e, araçlarda e, PKK'nın amaçlarına hizmet eden çalışmalar yapılıyor, bombalar taşınıyor. Efendim e, hendekler kazılıyor bu e, ekskavatörlerle diğer araçlarla vesaire yani HDP belediyeleri PKK'nın evet. belediyesi ve PKK'nın emrinde bunu Türkiye'de bilmeyen bir kişi var mı? Değil ay, mi? Zaten bu ne CHP CHP'li belediyeler da, açısından soruyor İsmail e, diyor ki yani CHP'li belediyeler açısından hayır CHP'li belediyeler açısından da bunun o kadar çok delili var ki... Ne var Doğu Bey? E, yani mesela HDP'lilerin oyuyla seçilen CHP'li belediyelerde ne olmuş? Söyler misiniz? Şu oluyor. Ne oluyor? PKK yandaşları bu belediyelere yoğun bir şekilde alınıyor. Nerede? Örnek veriliyor. söyler misiniz? Yani bunu İstanbul, örnek söyler misiniz Doğu Bey? İstanbul ili. Hangisi? İstanbul Belediyesi. Örnek Hangi? veriyorum. Ne? Kaç kişi alınmış Doğu Bey? İstanbul Belediyesi. Kaç kişi alınmış? De, e, şu, bakın kaç kişi Bunun söyler dosyalarını, dosyalarını dosyalarını söylüyorum söyle ee, İstanbul Belediyesi'nin hangi PKK mensuplarını hangi HDP e, mensuplarını işe aldığı, görevlendirdiği, bunlara hangi maaşları verdiğini Bizim Vatan Partisi İstanbul İl Başkanlığı defalarca bütün kanıtlarıyla, listeleriyle açıkladı. Burada söyleyin Yarim, lütfen. İsmail Kanıtları burada Sarmaz, söyler misiniz? Doğu beyim. Bey şu an İstanbul Belediyesi'ne PKK'ların alındığını söylüyorsunuz. Bu, Yok öyle bu, bırakıp gitmek. Söyler bu, misiniz? Peki, size, ben size ya söyleyin ya, kaç kişi orada alınmış? Bu, buna, Hangi birimler alınmış? Sabah gazetesi bulamadı bunu. A Haber bulamadı. Siz nereden buldunuz? Söyleyin öğrenelim. Hayır. Var bunların hepsini. Söyleyin hepsini Doğu Bey. Size bir Genel kaç başkansınız. Içinde. Arkadaşlarınız buraya, bu, şu an bu, telefonun ucunda. Söyleyin İstanbul Belediyesi'nin hangi biriminde kaç tane PKK'lı var? Bakın bunları İstanbul Belediye işçileri de açıkladı. Beyefendi Çok sayıda var. Böyle Çok sayıda var. Bunları... Ahmet Bey böyle iddia olur mu? Sözümü kesme. Doğu Bey burada kesme. İstanbul Belediyesi'ne PKK'lıların işe alındığını söylüyor. Sayısını söyleyemiyor. Nerede çalıştığını evet, söyleyemiyor. Evet söylüyorum. Bir dakika. Söylüyorum. Söylüyorum. Söylüyorum, söylüyorum. çünkü gerçek İstanbul Belediyesi'ne bunların alındığı bir gerçek. Yalnız İstanbul Belediyesi'nin gerçek, gerçek başka belediyelere de Hangi Vatan belediyelerde? çeşitli. Ama ben buraya bu konu bana gönderilen e, konuşacağımız tartışmalarla ilgili ben buraya dosya getirildim ama PKK belediyelerinde alınan HDP belediye e, Ist, e, CHP belediyelerine alınan PKK'lılarla ilgili bir e, tartışma bildirilmediği için ben buraya onun dosyasını getirmedim. Böyle Deva, şey olur mu ya? Yapalım. Çarşamba günü veya başka bir gün buluşalım. Hepsini getireyim size vereyim. Ya bunu, böyle bir şey olsa bakın İstanbul bunu. belediyelerine PKK'lılar işe alınmış olsa Süleyman Soylu ne güne duruyor? Süleyman Soylu niye müdahale de. etmiyor buna? Türkiye'nin İçişleri Bakanlığı'nın görmediği, bilmediği, işlem yapmadığı bir hususta Doğu Perinç'in geniş güzel konuşuyor. Hiçbir delil yok, hiçbir kanıt yok, Hayır hiçbir efendim, dayanak onlar yok. onlar da biliyorlar. Nerede biliyorlar? Onlar da biliyorlar. O zaman İçişleri Bakanlığı'na niye başvurmadınız? Bakanlığı o Bey niye suç duyurusunda bulunmadınız? başvurun. Bakın suç duyurusunda, bakın suç duyurusunda bulunmayız, o başka. Biz siyasi mücadele veriyoruz, biz ya, savcılık değiliz, değiliz ya. tamam mı? Biz savcı değiliz, biz mahkeme değiliz. Biz o zaman niye söylüyorsunuz Doğu Bey? İddia edemediğiniz, Hedefini... ispatlayamadığınız meseleyi Sözümü niye bu kadine getiriyorsunuz? Sözümü lütfen? kesmeyin. Siz, siz getirdiğiniz için dile getiriyorum. Dediniz ki bir örnek verin dediniz. Ben de size CHP belediyelerinin nasıl PKK'lıları işe aldığını hangisi, hangi verdim. birim, kaç kişi soruyorum. Siz size. söylediniz. Ben de size Doğu Bey, konu... hangi birim, hangi belediye, kaç kişi? E onların hepsinin, bakın ha, böyle söylerim gider nasıl olsa. Ben nasıl olsa söylerim açıkladı, gider. O, geçer açıkladı. Gider böyle. Kimse de gık gık diyemedi. Bakın bunlar bütün İstanbul halkının İstanbul belediyelerinde çalışanların, İstanbul belediyesi işçilerinin, mücadele eden işçilerinin herkesin bildiği gerçekler. Siz hep böyle televizyonlarda bunları inkar edersiniz, edersiniz. <laughs> en sonunda Pelvin Buldanlar gerçekleri açıklar ve söyleyecek lafınız kalmaz. Onun için bana 2-3 e, gün içerisinde ben bunun bütün dosyalarını Peki, kamuoyuna doğru. açıklayacağım. Özlem. Bunlar gerçek. Doğu ve i̇şte İstanbul, İstanbul halkı, İstanbul halkı bütün bu bakın bu propagandalara daha, rağmen çoğa, İstanbul halkı tercihini 31 Mart 23 Haziran'da gösterdi. İstanbul halkının tercihi ortada. PKK ile işbirliğinizi gizli <laughs> gizlemeye çalıştınız. Her şey ortaya çıktı. Her şey ortaya çıktı. <laughs> PKK ile benim iş ne işbirliğim olacak? ne daha gitmişim ne bu, gül vermişim? Bana ne Doğu Bey? PKK ile işbirliği olan düşünsün. Ben ben çok doğru şey yaptım. Bırak bunları. Bırak şimdi bu 46. Onlar çok doğru işler. PKK ile işbirliği yok. Onu da söyleyeyim. Cumhuriyet Halk Partisi PKK'ya 24 tane 1991 yılında milletvekilliği verdi. Bunun 4 tanesi Vatan Partisi'ne o zamanki partimize teklif edildi. Cumhuriyet Halk Partisi PKK ile seçim ittifakı yaptı ve Abdullah Öcalan'ın 24 milletvekilini aday gösterdi. Vatan Partisi bunu reddetti ve Abdullah Öcalan da dedi ki Doğu Perinçek e, bizim 4 milletvekilliği önerimizi reddetti, tenezzül etmedi. Tarih 5 ve 3 ve 5 Aralık 1991 Sabah ve Milliyet gazeteleri. Yani CHP 1991 yılında da PKK ile doğrudan Abdullah Öcalan'la seçim ittifakı yaptı. 4 milletvekilliği de pazarlığa açık olmak Peki. üzere bize önerildi. Abdullah evet. Öcalan da Sabah gazetesinde, Milliyet gazetesinde bunları yazdılar. Yani o sizin bilmem o tarihi karıştırdığınız zaman orada Vatan Partisi'nin tenezzül etmediğini bulursunuz Peki. ve Doğu Bey, Milliyet Halk Partisi'nin de daha 1991 seçimlerinden başlayarak <laughs> e, onlarla ittifak yaptığını, 24 tane de milletvekilliği yaptığını görürsünüz. Peki Doğu Bey, bu arada hangi zaman diliminde oldu? Sizin Türkiye içerisinde Kürtlere federasyon verme vaadiniz? Efendim o da 1900, o bizim yanlışımız. Bakın ben biz yanlış yaptığımız zaman yanlışımızı söylüyoruz. Amerika'nın planlarını bozmak amacıyla biz orada Atatürk'ün Kürtlere özellik çözümünü bir anlamda taklit ettik, yanlış yaptık. Bunu da açıkça söylüyoruz ama o Türkiye'nin birlik ve bütünlüğü için yapılan bir girişimdi. ...hatalıydı, yanlıştı. O söylediğinizde, ta 1980'lerde olan 50 yıl önceki bir olay. Peki, çok teşekkür. Ederim. Yanlış yaptığımız yerde yanlış yaptık diyoruz. Vatan Partisi PKK ile şehitler vererek il başkanlarını, liderlerini PKK'nın kurşunladığı bir partidir. Şehitler vererek ta 1970'lerden bu yana PKK ile mücadele eden partidir. PKK'nın yayınlarını da okuduğunuz zaman. Orada şunu görürsünüz. Baş düşmanın hep Doğu Perinçek olduğunu ve onun başında bulunduğu parti olduğunu o yayın organlarında da görürsünüz. Peki ve onların sık yönetim ifadelerinde de Kürdistan projesinin Peki. önündeki en büyük engel Doğu Perinçeklerdi. Onun için onların liderlerini öldürdük diye onları okursunuz. Doğru Bey teşekkürler. Şimdi tarafsız bölge ileti Twitter'dan bize sorular gönderebilirsiniz. Lütfen yazın. Ekranda da görüyorsunuz tarafsız bölge hashtag'i Özen. Da... Şeyimiz şu, Pervin Buldan diyor ki artık biz net şeffaf ittifak istiyoruz. Doğu Perinçek diyor ki bu bir itiraftır, CHP inkar ediyordu, İşte yapmışlar ittifak bunun şeyidir. İşte Hadi ve İsmail de diyorlar ki burada hani biraz daha pay almak, görünür olmak, meşru olmak istiyorlar. Sen ne düşünüyorsun? Bir kere bu ittifak kelimesi Türk siyasi sistemine çok yeni girmiş bir kelime. Yani daha önce de belki siyasi ittifaklar yapılıyordu ama bir siyasi stratejinin sonucu olarak o ittifaklar oluşuyordu. Şimdi ise tamamen mecburiyetlerle artık rejimin dikte ettiği baraj meselesini de çözemediğimize göre bu ittifaklar her iki cephe veya belki şimdi seçimler öncesi kurulması muhtemel üçüncü cephe için neredeyse bir ön koşul haline almış vaziyette. O yüzden geçmişte strateji dediğimiz şeylere bugün ittifak demeye başladık. HDP açıkça söyledi. Doğu'da kendi adayımız ee, batıda e, demokrasi e, ittifakının adayları diye. Bu bir stratejidir. Bugün acaba düşünüyorum ben e, burada tartışırken de yüksek sesle e, düşünelim beraber. Pervin Buldan'ın bu Aynen. açıklamaları acaba yeni kurulması muhtemel ittifaklar yönünde de bir siyasi stratejinin ön cümleleri olabilir mi? Çünkü aynı Pervin Buldan bu açıklamasının içinde diyor ki çözüm Dolmabahçe'dedir. Dolmabahçe'yi kuran CHP değil o aklı yaratan da o süreci başlatan da uzun süre yöneten ve arkasında duran da AK Parti Adalet ve Kalkınma Partisi'nin o dönemki yöneticileri. Şimdi böyle bir cümle söylediğine göre acaba buradan başka bir yol mu açmak istiyor Pervin Buldan? ve yine de yine unutmayalım aynı zamanda Pervinbul'dan Pervin Buldan birkaç ay önce Sayın Bahçeli ile meclis çatısı altında da el sıkışmış, gülümsemiş, geçmiş olsun demiş bir siyasetçi. Yani fotoğraf bizim sadece iki cümlenin içinde algıladığımızdan çok ...başka bir şeye evriliyor olabilir. Onu bence zaman gösterecek. Hedefe ...kapatılmış haliyle mi... ...AK Parti için daha elverişli bir siyasi strateji e, aparatı yoksa kapatılmamış ama her gün kapatılması talep edilen haliyle mi? Bunu da düşünmemiz lazım siyasi bir strateji olarak. Çünkü mesela Ozan Ceyhun çok yakın bir tarihte büyükelçi olarak e, ataması yapan, yapıldı. Ve bugün biliyoruz ki AK Parti HDP'den sonra tüm Türkiye genelinde e, Kürt vatandaşlarının en çok iltifat ettiği. Ozan etti. ne alakası var? E, belki oradan bir mesaj. Bilemiyorum ki. yani ile bir ilgisi yok Ozan Ceyhun. E, yani işte benzer demokratik, e, e, demokrasi ittifakına yönelik bir e, hamle olarak da algılanabilir öyle diyorsun ama yani e, evet. sadece o iki cümle üzerinden okumamak gerekir evet. diye düşünüyorum. E, i̇ttifak olmayan yerde ittifak demek haksızlık, e, bir siyasi strateji olduğu açık ve bu siyasi strateji neye evrilecek onu zaman gösterecek. Son olarak da... Sayın Perinçek dedi ya işte belediyelerle ilgili henüz kanıtlayamadığı 2-3 gün içinde belgelerini gönderirim dedi bazı e, ifadelerde bulundu. Ben e, tam da İsmail'in bıraktığı yerden bir cümle onunla ilgili de söyleyeyim. E, İçişleri Bakanlığı'nın, Emniyet güçlerinin çok yakın tarihte yaptığı bir operasyon var Bursa'da biliyorsun. Bursa'da işidin üst düzey bir komutanı, infazcısı, doğalgaz elemanı olarak ele geçirildi. Yani o zaman biz mesela e, Bursa Belediyesi üzerinden Ak Parti, Topyekün, işitçi bir Terör uzantısı olarak mı niteleyeceğiz? Yanlış ve talihsiz bir ifade diye düşünüyorum. Ya ona bakarsan Diyarbakır'da da mesela bir sürü PKK'lıları doldurdu. Onu söylüyorum gibi. işte. Ama işte ondan o aynı değil ya. Yani. Nasıl aynı değil? Yani şimdi bir gazetede de birisi bir cinsel tacizci olunca gazetenin tümü ya da sahibi cinsel tacizci olur Tamam aynı şeyi söylüyorsun Sadi. Ama, ama HDP'nin politikalarını da bu kadar masumlaştırmayalım. Yani mesela Güneydoğu'da bu kadar kayyum atandı. Atan e, atandı gereğini de, yapıyor İçişleri Bakanlığı ne bir gerekiyorsa onu yapıyor. Bir yapalım. belediye başkanı gecenin bir yarısında e, Diyarbakır'ın orta yerinde dağdan gelen Hogir adlı teröristi tedavi edip kayıt falan almadan tekrar dağa gönderdi. Yani bütün bunlar yaşandığı zaman sanki bütün her şey böyle bir tane PKK'lılar oraya girdi bir kişi girdi yok öyle bir şey yok. İkinci bir şey daha söyleyeyim. Bir yanlışa düşüyoruz. İsmail kimse e, HDP'ye oy veren 6 milyon kişinin terörist olduğunu hiç kimse söylemiyor. Bir gerçeğin daha altını çizim, Kürtlerin hiçbiri de oy verdiği bu insanların gidip terörün kucağına oturmasını istemiyor. Bunlar kendilerini temsil edilmesini istiyor. Yani Pervin Buldan'a da Sezai Temelliye'de git beni Ankara'da temsil et diyor. Git terörle bir işbirliği yap. Terörle İç içe ol terörün kucağında başka şeyler yap demiyor. Türk bayrağını orada kongre salonunda gösterme demiyor. Abdullah Öcalan vesaire bu gö gösterileri yap demiyor. Yani netice itibariyle bunlar yapıldığı zaman bunlar biraz e, insanların sadece Türk insanına değil Kürt insanına da dokunan bir takım hareketler. Şimdi şehit düşen çocuklarımız sadece Türk çocukları mı? O Kürtçe ezgileri o şehit çocukların evlatlarının üzerinde ezgi düşen analar. Onlar da Kürt Onların evlatlarını katlediyor bu Hadi terör Ben önce. de aynı fikirdeyim Zaten öyle olduğu için Osman Öcalan TRT ekranlarında o mektubu o çağrıyı yapmasına rağmen Kürt vatandaşlar hiçbir itibar etmedi Bakın ona. ben hep şunu Tam da İsmail yani Orada hemen, önemli bir fırsat, testten bakın, geçti yani. Şimdi kürtler. Her fırsatta Bunu da Her ortamda söylediğim şey şudur Osman Öcalan'ın mektubu Ya da pardon Osman Öcalan'ın TRT'si veya e, Abdullah Öcalan'ın mektubu arkadaşlar Yanlışa yanlışa cevap vermeyelim ben, ben onu burada, söylemiyorum. Ben mektuptan ben bu, bahsetmiyorum. Tamam, onu Kürt vatandaşların örnek, o anladım. yayına ve o mektuba verdiği yanıttan bahsediyorum. Tamam, Tam ama da senin söylediğin şeyi ben söylüyorum. Onun eyvallah. altını çiziyorum. Şimdi çok önemli bir yanıttır bir şey o. Daha önemli var. bir duruştur. Bir şey daha var. Ahmet Hakan, Pervin Buldan'ın mesajı burada aslında çok açık. Pervin Buldan diyor ki, yeni çözüm önerileri, yeni yeni bir süreç başlatalım bahçe diyorlar ya, aslında Pervin Buldan sadece CHP'ye bir mesaj vermiyor. Bütün partilere bir mesaj veriyor. Diyor ki kilit benim. Çözüm süreci dediği zaman, İmralı dediği zaman diyor ki çözüm kilit burada PKK'dır. Bu işi ya çözersiniz ya çözersiniz. Aslında verilen mesaj bu. Kilit PKK mı diyor, HDP mi diyor? Şimdi bakın niye İmralı'ya işaret ediyor? Yani HDP ile birlikte oturalım tekrar çözelim vesaire demiyor. Diyor ki işte Abdullah Öcalan'ın özgür kalması şuna bağlıdır. Şuraya bağlıdır. Dolayısıyla Abdullah Öcalan'ın başında olduğu örgütün adı da PKK'dır. Yani netice itibariyle HDP her ne kadar kendisini tarif etse de burada rahatsız olan, gizlenen, gizli kalması istenen ittifaktan ittifakın aşikar olmasını aslında PKK istiyor. Yeni çözüm süreci evet senin dediğin gibi çok büyük bir bah, dolma bahçe işaret etmeleri yeni bir arayış var. Biz buradayız diyorlar, legal olalım diyorlar. Yani hem bir tarafta böyle diyorlar hem de apoya özgürlük istiyorlar. PKK'nın bir isteğini yerine getiriyorlar. Biraz daha etkin olacaklar diye düşünüyorum. Acaba Mitat Sancar'ın da yeni dönemde Ahmet Hakan, seç Hakan Bey seçilmiş Sayın olması. Ahmet Hakan. Buyurun. Ahmet Hakan Bey Buyurun Doğu Bey. Ee, bakın e, şimdi Bodrum yani Muğla ilimizin Bodrum ilçesi e, Vatan Partisi ilçe başkanı Şeref Bozkurt'un yolladığı mesaj şunu söylüyor. Diyor ki şu anda halen Abdullah Öcalan'ın avukatı Turgay Kaya Bodrum belediyesinde imardan sorumlu belediye başkan yardımcısı. Bakın Abdullah Öcalan'ın avukatı CHP'nin Bodrum Belediyesi'nde işçi değil, memur değil, belediye başkan yardımcısı. Bu o kadar çok bunun örnekleri var ki, çok mahcup olacaklar. Bu bütün Türkiye'nin bildiği gerçekler. İşte bakın, belediye başkan yardımcısı yapmaktan bile sakınmıyorlar, çekinmiyorlar. Çünkü bu ittifak Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde çok ciddi bir HDP kanadı var ve hedefleşti aslında Cumhuriyet Halk Partisi önemli ölçüde gövdesini söylemiyorum yukarısı ve belli alanlarda bakın belediye başkan yardımcısını Abdullah Öcalan'ın avukatı yapıyor. Yani gizlenecek, saklanacak bir tarafı yok. Abdullah Öcalan'ın şu andaki avukatını ismini de veriyor. Turgay Kaya diye Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı. Öğrendiniz mi şimdi İsmail Bey? Size böyle yüzlerce örnek gelecek ve başınız önünüzde eğik böyle dinlemek zorunda kalacaksınız. Benim neden boşum öyüme eğik olsun Doğu Bey? Bunun muhatabı Cumhuriyet Halk Partisi. Aynen ben size ki Cumhuriyet Halk Partisi. Ama değil. siz Cumhuriyet Halk Partisi'nin siz Partisi fedaisisiniz. Sizi tanıyoruz Aa. ekranlardan. Cumhuriyet Halk Partisi'nin Fedaisi konumundasınız sürekli ve kendi mesleğinizi de mahvediyorsunuz. Peki, yani gerçeğe bu bağlılık, tamam, gerçeğe sadakat, yani. Yani gerçek bu sizin aşkı bu bunların hepsine tarihle bir önemi yok. Tarih önemi yok bunun. Fakat şunu söyleyeyim. Yani ben... Şunu söyleyeyim. Cumhuriyet Ak Partisi burada sorunu muhatabı Cumhuriyet Ak Partisi. Mesele şu, Cumhuriyet Halk Partisi'nin tamam, içerisinde tamam. PKK'lı biri varsa, için, bakın Doğu Bey, örnek Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde PKK'lı biri varsa ve bunun gereğini İçişleri Bakanlığı yapmıyorsa devlet orada, hükümet orada. Şair, bu ithamla suçladığınız kişiler, <laughs> suçlu kişiler Şimdi, eğer yani, hala seçilebiliyorsa, içiniz, eğer hala kamu görevi yapabiliyorsa hükümet orada. Sizin Bodrum ilçe başkanınızın telefonuna attığı mesajla <laughs> Türkiye yönetilmiyor. Türkiye İçişleri Bakanlığı'nda ciddi kişiler tarafından yönetiliyor. Eğer bu iddianın geçerliliği varsa bir gün dahi bunun işlemi geciktirilmemeli. Bunu demek gerekir. Benim ilçe başkanım o bunu seçim dedi. Neden seçimden o önce seçim. demedi de programı geldi buldu dedi. bir de ayrıca bir insanın avukatlığını, bir bir insanın avukatlığını yapmış bir kişinin bir illa diye derörü kapatılmasını, kapatılmasını gerekiyor. Vatan Partisi olarak 5-6 yıldır defalarca HDP'nin kapatılması için Dosyalar hazırladık. Yargıtay ha, başsavcılığına sunduk ve defalarca efendim niye kapatılmadı defalarca Sayın Başkan, dosyalar hazırladık. Ben de onu ve, merak ediyorum. Madem yeterli dosya vardıysa e, sizin iddianıza bakın, göre Bakın Vatan Partisi iktidarda olduğu zaman HDP kapatılır. Ama hukuk yani, iktidara göre şekillenen e, bir şey değil ki yani için. sonuçta ortada bir suç varsa evet, herkesin yani şöyle, iktidarında kapatılması tabii gerekir yani. Öyle şey olur mu? Evet kapatılmıyorsa Buradan Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın da ağır sorumluluğu var. Yani ben bu konunun uzmanıyım. Türkiye'de partilerin kapatılması konusunda ilk kitabı yazan ve o kitaba bütün Anayasa Mahkemesi'nin, Yargıtay Başsavcılığı'nın bütün kararlarında devamlı göndermeler vardır. Yani Türkiye'de e, pek, bugünkü HDP kadar kapatılması hukuken ve anayasal açıdan zorunlu olan, bir parti Türkiye tarihinde kurulmamıştır. Peki. Çok açık bir şekilde Doğu bölünmesi faaliyetine. Doğu Bey bir dakika olmuş. Bir parti ortada ö mal Meydanda Özden. işleri Bakanlığı'nın bulguları da öyle. Hatta şunu da söyleyeyim Ak Parti'nin de burada ağır sorumluluğu var çünkü siyasi partiler kanununa göre Ak Parti'nin hükümetin Adalet Bakanlığı aracılığıyla yargıtay başsavcılığına başvurarak. Herhangi bir partinin kapatılması konusundaki Peki ama Doğu Bey, kapatılsa kapatırsa ne olacak sorumluluğu. ona bakın Doğu Bey var. Kapatılsa ne olacak? Ben, bu yani arada Ahmet'çim bir Genisi, çünkü... Genisi kur bir Çok iyi olacak terörle mücadele ediyorsunuz. Genişle yani, mücadele ederken PKK'yı almak... kuruyorlar? Kaç yeni... defa kapatıldı? Kaç defa? Onu da kapatabiliriz. Bodrum Belediyesi'nden Eğer teröre bir... Bir karşı, karşı var. hemen müsaade eder misiniz? Tabii tabii. Eğer teröre karşı Türkiye kararlı mücadele edecekse bunun en önemli koşullarından biri terörü açıkça destekleyen, ona moral veren, onun propagandasını yapan, ona e, adam eleman bulan, ona haraç toplayan, mali bakımdan onu destekleyen, elindeki araçları belediyeler aracılığıyla PKK'ya tahsis eden bir hedefenin kapatılması. Artı terörle Direkt mücadelenin birinci sözcükler. maddesidir. Siz Mehmetçi'ye bu görevi, Türk polisine bu görevi veriyoruz, ondan sonra memeci arkadan vuran belediyelere de yasal e, imkan veriyoruz. Onlara meclisi açıyoruz. Meclise Doğu getiriyoruz. Doğubey şey olmadı. mesele şu. Bir, bir beni dinlerseniz. Top yekün mesele şu Doğubey. Bir dakika. Dev, evet. Doğubey. Kapatıyorsunuz, yenisi açılıyor. Yenisi açılmazsa bağımsız giriyor. Yani bu kapatma da çözüm değil. O anlamda söylüyorum. Çözüm. Çözümün bir parçası bakın kapatma tek başına çözüm değil ama topyekün bir mücadelede onlara siyasal olanak tanımamak çok önemlidir. Yasa dışı faaliyet ve örgütlerin en önemli meselesi yasal alanda da kendisine bir nefes alma borusu bulması, kurması Peki. ve yasal alanda kendisini göstermesidir. Onun için teröre karşı mücadelede bakın ne Almanya, ne Fransa, ne Amerika, ne İngiltere herhangi bir terör örgütüne yasal planda olanak tanımaz. Örgütler Öz, Özlem ben, şu anda Bodrum Belediyesi'nden bir bilgi Hürsünlüğü, geldi. Hürsünlüğü. Doğu Perinçek'in e, e, Muğla örgütünden gelen bilgiye cevaben ben Baro'dan görevli olarak gönderilmiş dosyaya. Kendisinin Bakın. bir tercihi değilmiş avukat. be beni ilgilendirmez. Nasıl? Baro'dan gönderilmiş Baro'dan Baro, göndermiş. Bakın. Baro'dan değil Baro'dan, baro'dan gönderilmiş, gönderilmiş olmaz. Bu bilgi yalan. Bu bu bilgi yalan. Yalan. Neden yalan biliyor musunuz? Belediye başkan yardımcısını baro tayin etmez. Bu bilgi yalan. Hayır onu belediye zaten başkan onu kastetmiyorum. Bakın, siz, siz, kocaman... Doğu Bey kendisi avukatlık görevi <laughs> olarak görevlendirilmiş o dosyada. Hayır efendim imardan sorumlu belediye Allah başkan Allah. yardımcısı. Allah Allah. Bugünkü görevi Hayır. O. 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 Siz belediye... dediniz ya Abdullah Öcalan'ın avukatı demediniz mi bu efendim... kişi için? O dosyaya baro tarafından gönderilmiş. Evet. Baro görevi olarak gitmiş o dosyaya avukat olarak. Abdullah Öcalan Baro 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 atıyor biliyorum. ya davalara, dosyalara. O bir yanlışlık gönderiyor. var. Yani bir özür dilerim. Evet, e, evet. O kapsamda gitmiyor. O öyle bir yanlışlık var. var. Baro'nun atanmasına gerek yok. Eğer Bak şöyle diyor var da. Doğbey, Bak, Doğbey, bir, bir dakika. Doğu Bey, Bey bir dakika arkadaşlar. Bu ederim. bu söz söz konusu kişi yani Turgay Kaya diyor ki, e, ben diyor avukatım ve 22 yıldır devlet memuruyum. Böyle iddialar içinde olan biri bu memurluğu yapabilir mi? O zamanın döneminde Baro tarafından görevlendirildik, zorunlu işimizi yaptık, göre. zorunlu olarak evet. yaptık diyor. Aynen. Bu kadar. Bu iddiaları gündeme getirenler hakkında yasal süreci bakın, başlattım diyor. Kanuna Aynen. göre, avukatlık kanununa göre böyle bir görevi kabul etmeme Avukat. hakkı var. Kimlerin bunları kabul edeceğini de biliyoruz. Daha yüzlerce bunun örneğini vereceğiz. Yani siyasi davalarda ben... 1970'den bu yana çok çeşitli 30-60-70 tane siyasi davada yargılandım. Siyasi davalarda sanıkların benimsemediği, sanıkları benimsemeyen, onunla örgüt beraberliğini paylaşmayan insanlar, avukatlar görev almaz. Bu elifbasıdır. Yani bu siyasi davaların elifbasıdır. Yani birisi hocaların avukatıysa, onunla Öcalan arasında bir beraberlik vardır. Bunu herkes bilir. Hiç Peki. kimse ben Öcalan'ın avukatıyım, avukatlık hizmeti için bunu yapıyorum falan. Bunlar Bu hikaye bunlar. Peki. Görüyorsunuz çırpınıyorsunuz yani. Bunlar bir, bir, bunlar bir çırpınmadır. Yani Biz sizin verdiğiniz bilgiye uğruna, gelen bir çırpınır, cevabı aktardık çırpınır, Sayın Perinçek. Bir durumcası. çırpınma varsa o size aittir. Bu cevabı aktarıyorsunuz. Da. Bu cevabın makul tarafı yok. Siz gazetecisiniz. O sizin gazetecisi yorumunuz olduğuna, yani. Biz gelen beyefendinin Sayın da ben de cevabı aktardık. Yani kendisinin beyanını aktardık. Bakın gene bir bilgi, bilgiler geliyor. İstanbul Belediyesi'ndeki işçi lideri Umut Aydoğan'dan bana mesaj geldi. Diyor Telefon ki, numarasını bana vermeyin. Bana bağlansınlar. O Bey. Veriyorum. Tele vermeyin 542. 1542. <laughs> Yayında veremezsiniz. Niye vermeyeyim? Yayında vermek doğru bir <laughs> şey değil. Özel bilgi biz sizin yayında <laughs> özel hayatın gizliliğine aykırı. Hayır ben şunun için söylüyorum. Bağlanın diye. Peki söyleyeyim. ben şunun için söylüyorum. Şimdi İsmail Bey oradan diyecek ki bu kim diyecek? Yani bu bu arkadaşımız bu şey değil. Mertçe çıkıyor. Bu ben diyor kimliğim var. Uydurma bir adam değilim. Yok o. İsmim var. Telefonum var. Ve İstanbul Belediye. Yani, iş suçladığınız iş kişinin deneyim. telefon numarası Ve değil, bana kişi değil o. İstanbul. Anladım. Ama o öyle de olsa vermeyin. Yani bu Peri... doğru bir şey değil. Bakın Doğu Perince o an telefonda biri vermiyor. Peki Doğu Bey beni yayına bağla diyor. CHP'liler pek kallara kampta diyor. Ya böyle bir şey olur mu ya? Böyle gayri ciddi bir şey olur mu? İçişleri Bakanlığı Peki, diye bir müessesi yok mu bakın bu ülkede? Ben size niye söylüyorum? Yok mu? Doğu Şunu Perinçek telefonla gelenle iş mi yapacağız? Al umutu arayın, Umut Arayın, Umut Anlatsın diyor konuları. ya. Böyle gayri ciddi iş olur mu ya? Bir konuları. Bir de yani isimler veriyor, telefonlar veriyor. Konuları. Adam 22 yıldır devlet memuru. Adamı durup dururken PKK'lı ilan etti. Bodrum Belediye Başkanı asker. Böyle şeyler Pek olur mu? Böyle şeyler yapılır mı? Doğu aynen. Perinçek Bodrum elinde, Belediye Başkanı asker. Doğu bakın, Perinçek şurada... önüne arkasına bakmadan isim veriyor ya. Ya Doğu Perinçek'in ağzıyla insanlar sokakta dövülebilir ya şu an. Ayıptır <laughs> yani bir insana kolay mı pek kalı demek <laughs> arkadaşlar müdahale edin olmaz böyle bir insana terörist demek kolay <laughs> mı bu kadar nasıl nereden biliyorsunuz? Ya, bir, insana bir insana terörist demek pek kalı demek Abdullah Ayıptır. Bu laflar bakın mi? yıllarca siyasi davalardan yargılandınız. şu sizi nasıl yargıladılarsa siz insanları öyle <laughs> yargılıyorsunuz buralarda buralarda daracık hayır var. efendim size terörist bakın, diyorlardı benim kullandığım kavram o beğenmediğiniz CHP'liler sizi cumhurbaşkan benim... adayı yaptı oylarıyla o zaman niye sesini çıkmıyordu? Hayır yapmadılar. Ya o o yapmadılar. sizin yalanınız. Hiç öyle Niye, bir o şey zaman yok. Hiç, Niye o zaman imzanızın altında oy aldınız? Niye o zaman Cumhurbaşkanı için uydurmanız. gerekli imzanın altında oy aldınız? Nerede yok. o oylar? Gerekli imzayı ben zaten yazılı olarak, 100 bin imzayı yazılı olarak toplamıştım. Cumhuriyet Halk Partisi beni sabote etti. Hiçbir şekilde öyle bir şey yok. Uyduruyorsun. Şimdi bakın şunu söylüyorum. İstanbul Belediyesi'nde çalışan işçilerin lideri, Adı Umut Aydoğan. Aman Doğu Bey diyor ki, telefon İstanbul numarası bir kez daha uyarıyorum. Canlı yayında telefon numarası vermek doğru çalışıyor. değil. Verilmesin. Niye değil? Neden doğru değil? E, siz verdi diyorsunuz ver verince de doğru değil diyorsunuz. Niye? Bir yandan diyorsunuz ki bize isim ver. <laughs> Hayır, Hayır. Ben de size isim ver. veriyorum. Tamam. Tamam. Evet, canlı, canlı yayındayız ya. Doğu Bey şu anda. Sizin telefonunuzu da şu anda ya canlı yayında söylesek. Da yani, bir dakika Doğu Bey bir dinlemede kalabilir misiniz? Kendisi şimdi? veriyor. Bir iletişim verilmesini istiyoruz. Mert bir adam, dürüst bir, bir adam. Bir dakika. Kayg kaydırmıyor, bir dakika. açıkça çıkıyor, bizde saklı işler yapmıyor. Kim Umut kim? Umut Aydoğan kim? Biz bir referans alıyoruz Umut Aydoğan'ı. Doğu Perinçek nereden tanıyor? İstanbul tanır? Belediyesi'nde çalışan işçilerin, işçi hareketinin lideri. Peki, peki hareketinin ne söyleyecek lideri. bize yani? E, i̇smini veriyor, çok açık, mertçe. Mertçe ne, Mertçe ne söyleyecek Doğu Mertçe ne söyleyecek? Gizli saklı bir işçiyim değil, değil, değil. mi? Dur, dur. evet. Ses gitmiyor galiba. Evet. Peki. Ee, Doğu Bey bir dinle, dinleyebilir misiniz? Bir, beni, e, bir Doğu Üzgünüm Bey beni dinleyebilir işçi mi? Doğu Doğu Bey. Doğu Bey lütfen bir, bir saniye. Buyurun. Şimdi ister olumlu ister olumsuz canlı yayında herhangi bir kişinin telefon numarasını vermek rütük açısından, yasalarımız açısından sorunlu, problemli. Çünkü bunu Peki ben bilmiyordum. Özür Peki. dilerim. Ya yani bunu ben bir düzeltelim. Gel, İki, evet. i̇kinci, İk ikinci söyleyeceğim. hususta, için bir yanlış yaptım. ikinci söyleyeceğim husus şimdi tabi e, tabii İsmail'in az önce yaptığı uyarı önemli. Hakkında herhangi bir yargı kararı bulunmayan kişileri canlı yayında televizyon ekranında terörizmle, teröristlikle, PKK'lı olmakla suçlamak da bence çok E o zaman olur. niye soruyorsunuz bana? E niye bana Ben isim mi zaman, sordum kendisine? Ben, ben dedim ki, ki belediyenin hangi biriminde bakın, kaç tane PKK'lı çalışıyor dedim. İhlam sordu, dedi. dosya, dosya sordu. Yani, Doğu Periç'in aklı neyse PKK'lı diyor. Var mı böyle bir sordu. şey? Ben getir belediyedeki zabıta amiri PKK'lı. Bakın şunun ismini nereden çıktı bu olay? Olur mu öyle şey? Bakın nereden çıktı bu olay? İstanbul Belediyesi'nde HDP'liler çalışıyor dedik. HDP'liler. Tamam mı? İstanbul Belediyesi'nde çalışıyor. HDP'li çalışamaz mı İstanbul Belediyesi'nde? Evet, HDP'liler çalışıyor. Çalışamaz mı HDP'li? Çalışamaz mı? HDP'li çalışamaz mı? HDP'li. İşte o ittifakı gösteriyor. Ne alakası var ya? İstanbul'da HDP'li çalışması için ittifaka ihtiyaç mı var? Böyle abuk şey mi olur? AK Parti'li HDP'li yok mu? Doğu Bey, kayyumun atandığı belediyelerde HDP'li yok mu? AK Partililer de çalışıyor İstanbul Belediyesi'nde. Böyle laf tutulur. Böyle Tamam. çalışıyor. Aç mı kalsın? HDP'li aç mı kalsın yani? Peki, Anlaştık. Tamam. Pek, anlaştık, anlaştık diyor. Anlaştık. Karımızda bir, 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 bir ayrılık kalmadı. Bir sakin siz de, olalım. Siz de belediyelerinde Cumhuriyet Halk Partisi'nin, HDP'lilerin işe alındığını itiraf etmiş kabul ya etmiş Bir etmiş ya oldunuz. Ya baba bir, bir, baba bir dakika ne olur? Bir, bir bir reklama gidebilir miyiz? Ya bir reklam Eşim, bir, bir sakinleşelim. Karşılıklı anlaşalım. <laughs> Reklamdan sonra tekrar karşınızda olacağız. devam ediyoruz biraz o gergin atmosferden çıkalım ben, istedim o yüzden reklama gittik ee, Doğu Bey Ankara'da değil mi? E, bilgilenmesi ve e, Sayın Ahmet Hakan Evet Sayın Ahmet Hakan izin verir misiniz? İki cümle. Buyurun. Arkadaşların bilgilenmesi ve e, İzmir Cumhuriyet Halk Partisi Belediye Başkanı Tunç Soyer Kanun hükmünde kararname ile devletten atılan memurları ben İzmir Belediyesi'nde zabıta yapacağım diye açıkladı. 10 Nisan 2019 tarihli bütün İzmir gazetelerinde var, Sputnik'te var, A Haber'de var ve yine Time Türk sitesinde var, bütün sitelerde var. Yani devlet kime atıyor kanun hükmünde kararnameyle? Kime atıyor? FETÖ bağlantıları, PKK bağlantıları atıyor bir idari tasarrufla. Peki kim onları tekrar zabıta yapıp belediyelere almaya çalışıyor? Cumhuriyet Halk Partisi İzmir Belediye Başkanı. Yani bunlar eskaza hiçbir ihtimal yok ama hükümet olacak olsalar orduya alacaklar. Ondan sonra şimdi ancak zabıta yapabiliyorlar, polis yapacaklar. Kanun hükmünde kararnameyle atılanları zabıta yapmak ne demek? Ne demek? Nasıl bunu Türkiye kabul edebilir? Bu açıkça PKK'ya ve FETÖ'ye sahip çıkmak değil de nedir? Bunu yapan da koskoca Bodrum Belediyesi de değil. Koskoca İzmir Belediye Başkanı Tunç Soyer. Peki. Buna ne cevap verecekler? Ya ben sadece şu cümleyi tekrar etmek istiyorum. Kanun hükmünde atılan bir kişiyi zabıta yakmak ne demek? Zabıta yapmak ne demek? Bu cümlenin ne kadar tuhaf olduğunu farkında mısınız? Kanun hükmünde karar atılan bir kişi... Ki zamanla devlete de dönebilir. O kanun hükmünde kararnamenin yanlış olduğu da düşünülebilir. Her şeyden öte. Zabıta ya. Vali demiyor, kaymakam demiyor. Zabıta diyor. Zabıta yapmış. Ne olmuş? Zabıta yapmaktan bahsediyor. Yani bu kadarcık... Terörden atılmış değil mi onlar? Hayır ya kanun hükmünde kararnameyle atılan herkes... Şimdi Böyle kardeşlendirilirse bunların bir kısmını, nasıl devlete dönüştü? Ayrıca bir, kısmı nasıl de bir kısmı devlete dönüştü ya? için konuşuyoruz. Ay kızmıyorum. K şöyle bir yani bilgi vereyim. Açıkça meydan okuyor. Çıkılanların bir kısmını devlet yine başka KHK'larla geri aldı ya. Aynı şeyi söyleyecektim. Bir de o üstü dönemi ya bunlar. O başka, KHK döneminde şey. beraat edip kendi Bakın. yargılandıkları dosyalardan dava açtıkları halde göreve dönemeyen yani sayısız KHK'lı var. İzmir'de zabıt olmuş. Onu söylemiyor. Şöyle dese kanun hükmünde kararnameyle atılıp da Beraat edenleri veya başka bir kanun hükmünde kararnameyle tekrar geri alınanları ben zabıta yapacağım dese hukuk çerçevesi içinde. Ama atılanları dediği zaman devlet PKK ve FETÖ bağlantıları içinden tasfiye ediyor. Hepimiz devlete bağırıyoruz. Diyoruz ki FETÖ'yü tasfiye et, PKK'yı tasfiye et diyoruz ve biraz evvel Özlem Hanım'da İsmail Bey'de buna benzer taleplerde bulundular. Tam Sonra devlet tasfiye musunuz? edince de onları ne yapıyoruz? Zabıta'yı alıyoruz. Hayır, yani bir değil. de değil. eline öyle sopa öyle. veriyoruz. Tam cümle şöyle. Zabıta'yı alıp Bursa bir de ellerine ya. sopa Obey. veriyoruz. Ya bu nereden çıktı? Cümleyi? Tam olarak bu şöyle demiş çıktı. Tunç Soyer. Bir, bir dakika bitireyim. Biz atılmış öğretmenleri zabıt, zabıt olarak alacağız demiş. Bitireyim. Öğretmenleri. Hayır efendim. evet öğretmen değil kim olursa olsun kim niçin atılıyor? <laughs> niçin atılıyor? FETÖ bağlantısı, PKK bağlantısı. Sadece bundan ötürü değil beyefendi? Atılıyor. O dönemde, değil mi? Gerek o dönemde ki, katıldığı siz, eylemler, mitingler böyle yorumlar. alacağım demiyor. Nerede var. Etmeyin. Bakın bir tane KHK ile atılan bu, milletvekili bu tartışma var. Tartışma nereden önünde? çıktı? İbrahim Kabaoğlu. İbrahim Kaboğlu, ben KHK'dan atıldı. İbrahim Kabaoğlu PKK'lı mı? Değil. Cihangir Bakın i̇slam. bırakın Kabağı. Bakın Cihangir böyle Cihangir bir Cihangir İslam bir ağaçlık yapmıyor. İslam, Beraat edenleri demiyor. Beraat edenleri demiyor. Suçsuz olanları demiyor. Atılanları yani olan Şuradan bir be, bir an için öyle demiş tasarrupa. Bakın bir an için öyle demiş diyelim. <laughs> bakın bir an için öyle dediğini kabul <laughs> edelim. Demiş. Bunun De sonucunda için. ne yapmış? Kardeşim, size ne ispatlayacağız? Şunu ispatlayacağız. Efendim, siz dedikoduyla, siz kendi sordunuz bilgiyle, dediniz ki, siz örnek ver dediniz. örnek insanları de PKK'yı, FETÖ'yü kollu. Bakın. İsmail Hala Bey sizin Ergen sürecinde zaten FETÖ'nün FETÖ, FETÖ siz maşası oldunuz. Siz Metin'in urucu gücü, hangi gücü oldunuz. oldunuz. Ergin'e konuda bizi hapislere atmak için yalan haberler yaptınız Radikal Gazetesi'nde. Yalan söylüyorsunuz. Sürdürüyorsunuz. Yalan söylüyorsunuz. Yalan söylüyorsunuz. Evet, Bir, örnek Bir örnek gösteremezsiniz. Bir örnek gösteremezsiniz. Ben Radikal sizi savundum. Bakın ben yaptırır. sizi savundum. Ben ben 2010 sonra, yılında sonra. İlhan Caner'i savundum, hani, Avcı'yı savundum, zor. aha burada Nedim Şener'i savundum, yalan söylüyorsunuz, <laughs> sonradan, sizin başıbozuk dedikleriniz hakkında daha haber sonra. yaptım, silah usulüyle yemin değil. edenler hakkında i̇lk başlarda, haber yaptım, iyi ki de yaptım. Ilk başlarda, ilk Branding siz... hakkında, Malatya'da 3 Hristiyan'ı boğazlayanlar hakkında haber yaptım, İyi ki de yaptım. Hayır Bakan, ben bunu size hatırlatmak istemezdim. Siz var ya durduran ilk başvurduğu gazetesiniz. <laughs> Tayyip Erdoğan'ın sesini illegal dinleyenlerin ilk başvurduğu gazetesiniz. Siz illegal kayıtların ilk yayınlandığı yersiniz. Bilal Erdoğan gözaltına alınacak haberin ilk yapan sizsiniz. Yapmamış gibi şimdi şu, şu stüdyolarda sureti aktan görünüyorsunuz. Hayır hayır hayır. Öyle mi? Yardımcınız zaman gazetesine balyoz Onlar... davası haklıydı diye konuştuğunda niye bu kadar bağırmıyordunuz? <laughs> Ha? Niye sesiniz çıkmıyordu? 2006 kim, kim yılında Zaman bundan, Gazetesi'ni ziyaret kim, ettiğinizde, Türkçe Olimpiyatı'na gitmekten son anda vazgeçtiğinizde niye susuyordunuz? Ya bunu... Ya saçmalıyorsun. Saçmalıyorsun. Kardeşim gerçekten saçmalıyorsun. Ay ya, ben ama ama düzgün konuşacaksınız. Düzgün konuşacaksınız. FETÖ'cüme PKK'lı ilerleyecek kimseyi bulamayınca siz de beni mi buldunuz? Beni mi buldunuz? Sizin savunan beni mi buldunuz? FETÖ'cü bulamadığınızda sizi savunan beni mi buldunuz? Hayır. Hayır hayır bakın şunun için söylüyorum. O görevi sürdürdüğünüz için. Sizsiniz siz o görevi sürdüren. Hatırlatmayacaktım. O görevi o zamanda... sürdüren sizsiniz. Bakın şu ordu göreve pankartını açanlar be. sizin aranızdan çıktı. Ordu göreve pankartını açanlar <laughs> sizin aranızdan çıktı. Benim yanımdan çıkmadı. Hayır efendim. Ya. Onları biz attık. Attınız, biz öyle onları. Mi? Sizin, sizin kamplarınıza yetiştiler. Sizin kamplarınıza yetiştiler. Attık, attık gidip CHP'ye girdiler. Attık ve Deniz Baykal'a telefon ettim. Dedim ki bunları almayın. Bunlar bir yerlerle bağlantılar dedik. Biz onları attık içimizden. Attık ve ondan sonra o ordu göreve pankartını açtılar. Tamam mı? O bizim içimizden çıkmış. Bizim içimize girenleri biz sapladık, attık, tasfiye ettik. Ondan sonra gidip CHP'ye girdiler ve o pankartı CHP'deyken açtılar. Özlem, e, bir şey Ahmet yani ben Arası. E, Ahmet Arası. Size bir bunları hatırlatmak var. istemezdim. Hala, hala FETÖ'ye kol kanat gerdiğiniz için... İzmir'de KK ile atılanları zabıta yapacağım diyen bir böyle başkanım. Böyle mi olacak Ahmet Bey? E, Yani insanların demediği sözleri evet. demiş gibi davranarak FETÖ'den atılan değil KK ile ihraç edilen öğretmenlerden bazıları denildiğini göz ardı ederek yalan bilgi vererek üstelik buna itiraz edenleri Öğretmen de FETÖ'cü diye itham ederek mi olacak bu bunları. Işler? Böyle mi olacak bu işler? Hayır efendim. Türkiye'de milyonlarca Hayır. insanı terörist ilan ederek mi olacak bunları böyle işler? E bunu da daha da PKK'yı ziyaret etmiş. Yeri... Doğu Pen'in öğreneceğiz biz? Ondan mı öğreneceğiz? Bırak bunları saçmalıyorsun. PKK ancak biz PKK'ya PKK nasıl selam var. verilir? Ancak biz bırak PKK'dan bırak. nasıl gül bırak. alınır? Doğu Perinçik'ten belki bunu öğrenebiliriz. Aha, <laughs> <laughs> ya, ya bak, gülün işte. Bak. Gülün halinize gülün. <laughs> Doğu Perinçik'ten bize milliyetçilik dersi <laughs> mi gelecekmiş? Yani bakın siz her konuda, her konuda söyleyecek bir sözünüz yok ve, ve bütün alnı açık olan PKK'ya karşı savaşmış silahla da savaşmış. Yarın kim PKK ile barışsın öbür gün dağdasınız Doğu Yarın kim PKK ile barışsın öbür gün evet. dağdasınız. Evet. Evet. Bırak bunları. Ya. Bırak bunları. Bırak bunları. Bırak bunları. PKK'ya karşı Amerika'nın hedef aldığı parti Vatan Partisi. PKK'nın bir numaralı hedef aldığı parti Vatan Partisi. Bakın şimdi başından beri de aramızdaki tartışma ne? Siz belediyeler içindeki PKK'lıları, HDP'lileri, FETÖ'cüleri korumak için ne yapacağını şaşırıyorsunuz. Bugünü konuşalım. Bugünü konuşalım mı? Peki. Bugünü konuşalım. Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras e, bir açıklama gönderdi e, bu programa özel. Onu okumak isterim. Özlem Hanım, e, sözü edilen kişi yani Doğu Perinçek'in İmar Dairesi e, yöneticisi olarak, başkan yardımcısı söyle, olarak söylediği kişi, 22 yıllık 500, 657 devlet memuru, 17 yıl Kadıköy Belediyesi'nde Hukuk işlerinde görev yapmış. Koca Kocadon başkanken onun döneminde 2014'te başkan yardımcısı olarak belediyemizde göreve başlamıştır. 8 Ekim 2014'ten beri de belediyemizde görev yapıyor. Ben kendisiyle ilgili tüm taramayı yaptırdım. Evet İddialarla Abdullah Öcalan'ın şey avukatı. Onun ama niye izin verin. İzin verim, Peri, avukatı olduğunu ben dinledim sizi. İzin verin. Devamı da var. Ahmet Aras bilmeyenler için kendisi emekli bir asker. Eee teğmenlikten itibaren Konya'da, Ardahan'da, Muğla'da, Sivas'ta, Urfa'da, Ankara'da, Kosova'da ve tekrar Ankara'da karargah subayı olarak görev yapmış ve e, Milli Savunma yani. Bakanlığından emekli efendim. Kim? Bu Ahmet Belediye Aras başkanı. Bodrum Belediye ha, bu Başkanı. en son asker olan Ahmet Aras mı? Evet. Ha, anladım. Evet. Ahmet Aras'la ilgili bir şey söylemedim. Belediye Başkan Yardımcısı yani, Ana sadece hatırlatmak da... için bir bilgi Durumunu verdim salsın 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 Tabii, tabii. Yani. Evet. Peki, çok teşekkürler. Ee, Bakın ne... bu verilen bilgiye ee, müsaade eder misiniz Ahmet Bey? Bir bu bilinen Doğbey'e çünkü... bir itirazımız yok. 40 yıl bir cümle. 40 yıl e, devlette görev yapmış. Onu onu biz inkar etmiyoruz. Diyoruz ki Öcalan'ın avukatını belediyede başkan yardımcısı yapmış. Allah Efendim Allah. ben askerim diyor. <laughs> FETÖ'den müebbet hapis giyen 88 yani. defa müebbet hapis giyen or generaller var. Yani ben askerim diyerek kendini savunamaz. Ne alakası var Sayın Perinçek? O, Kendisi yanlış diyor ki anladım. bir barodan zorunlu anladım. bir avukat. Efendim, yanlış mı anladı? Bak, o ne, yanlış anladım. Ne, anladım. ne alakası var? Bir belediye başkanı asker kalkıp da asker olduğunu Avukat asker değil, belediye başkanı evet, asker. Perişan vaziyette Sayın Perinçek, yaptığı yanlış. Sayın Perinçek asker olan avukat değil. Aman, belediye başkanı asker. Başkan olan asker olan avukat değil, belediye başkanı olan kişi Anladın? emekli asker. Anladım. Biz evet. de anladık. Evet belediye başkanı asker ama belediye başkanı kendini savunmak için geçmişte asker olduğunu hatırlatıyor. Onu yazmıyor mı? onu, onu ben hatırlatıyorum. Herhalde yani ki, bir belediye başkanı bize bir açıklama benim de böyle bir özgeçmişim var diye yazmıyor. Ben onu hatırlatıyorum. Hassasiyetlerini hatırlatıyorum Anlamsız. sadece bu kişi. Bakın oradaki oradaki bir savunma e, kaygısını bir savunma kaygısı falan yok. Net. Yoktur. Somut bir ben bilgi asker... var. Anlamıyorsanız, anlamadıysanız tekrar okumaya çalışayım <laughs> isterseniz. Ya bu kadar zor değil anlamak. Anladım. Efendim, Kendisi diyor somut ki bakın ne diyor. 22 söylüyor. yıllık, 22 yıllık 657'ye bağlı devlet memuru. 17 yıl Kadıköy <laughs> Belediyesi'nde hukuk tamam. işlerinde görev yapmış. Kocadon döneminde 2014'te başkan yardımcısı olarak Bodrum Belediyesi'ne gelmiş. 8 Ekim 2014 tarihinden itibaren ben de Bodrum Belediyesi'nde görev yapmaya devam ediyor sözünü ettiğiniz kişi. Tamam. Bakın bu mazinin hiçbir önemi yok. Aa. Çünkü şu anda Abdullah Öcalan'ın avukatı. Yani şu anda e, Abdullah Öcalan'ın avukatı falancı, değil kendisi. darbesini. Geçmişte baro görevi verilmiş kendisine. Zorunlu olarak bu göreve gitmiş kısa bir süre. <laughs> avukatı kadar. değil mi? E, siz avukatlar kanunu bilmiyorsunuz. Avukatlar kanunu bilmeden Vallahi konuşuyorsunuz. Valla siz de az önce mahremiyet kanununu zaman... bilmiyordunuz. Ben avukatlar kanunu bilmiyor olabilirim ayrıntılı ne? ama benim bana gelen tamam, bilgi bu ben görevin bir ettim. görev olduğu baroda. Siz de az önce burada benim... canlı yayında insanların telefonunu veriyordunuz Sayın Pençek rica ederim. <laughs> tamam ben, ben Rütük kanunu... Tabii öyle bir madde kanunu değil, kişisel mahremiyet yapayım. kanunu. Canım ben şimdi sizin cep telefonunuzu burada tarafsız bölgede ekranda canlı yayında herkese açıklasam, desem ki ey EKH'lar dosyalarınızı için. bu cep numarasına WhatsApp'tan değil. doküman olarak Bakın, gönderin konuları desem konuları yani, olur mu böyle şey? Konuları kaydırmayalım. Ka konuları kaydırmayalım. Benim, Abdullah, benim vereceğim bilgi buraya kadar. Bundan sonrası eee belediye başkan e, sizin yapıyorlar ve siz bunu haklı buluyorsunuz. Bakın burada konuşuruz şu ee, onun mazisi değil. Mazisi değil. Yani o belediye başkan yardımcısı 22 yıl ve devlette kamuda görev yapmış. Eğer evet, bakarsanız halen FETÖ de yapmakta. Yapan de yeni de... gelmemiş. 2014 tamam, yılında gelmiş. Yap... Ondan önce de 17 yıl Kadıköy Belediyesi'nde FETÖ görev darbesini yapmış. Darbesini yapan or generaller, FETÖ darbesini yapan ve e, Türk Türk milletine kurşun sıkan, meclisi bombalayan or generaller 30 yıl Şeyde Türk Silahlı Kuvvetleri'nde görev yapmış. Üstelik de orgeneralliğe kadar yükselmiş. Ne alakası gelmiş. var ya? Bunları mı Neden o zaman sonra? bununla ilgili FETÖ bir konuşturma darbesi. başlatmıyor? Adalet var. Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Türkiye'nin kurumları var. O, o sözü ettiğiniz generallerle bir, ilgili her türlü soruşturma var. Ne alakası, yok, alakası bunu söylüyorsunuz. var söylüyorsunuz? Bu bir savunma. Yani, Bakın PKK'yı, FETÖ'yü şey ancak şey böyle savunabiliyorsunuz. Yani, adam da gitti araydı. Siz PKK'yı ve FETÖ'yü ancak böyle savunabiliyorsunuz. Niye burada cephe almıyorsunuz? Madem avukatıymış, madem bağlantılıymış, hep beraber buna tavır alalım demiyorsunuz. Niçin hala savunuyorsunuz? Kendisinin ne açıklaması, Bakın var. Ile açıklaması var. Sayın Belediye Başkanı'nın açıklaması var. Kendisiyle ilgili hiçbir sorunlu durum yok. Olsaydı Türkiye'nin kurumları gerekli kovuşturmayı yapmıştı. Yapmadığına göre siz şu anda sadece manipülasyon yapıyorsunuz. Başka da bir şey yapmıyorsunuz. Verdiğiniz mi? bütün bilgiler ya mi? yanlış çıktı, ya yalan çıktı, ya eksik olması çıktı. Hala mi? anlatıyorsunuz Sayın bir Belediye, Belediye Başkanı. başkanı bir belediye başkanı için Öcalan'ın avukatı olması yetmez mi? Oraya bir işçi almıyor. Bir belediye, bir belediye başkanı, başkanı değil, imardan sorumlu belediye başkan avukatını. yardımcısı. Tekrar söylüyorum nasıl kendisi bir avukat, baroya kayıtlı bir avukat. Buraya zorunlu avukat olarak gönderilmiş. <laughs> o zaman hiç kimse hiçbir dosyayla ilgili avukatlık görevini de <laughs> kabul etmesin. 22 yapıyorum. yıldır bir kamu görevlisi, 657 memuriyet yasasına tabi. <laughs> Sizin o yasayı iyi bilmeniz yani işte lazım. bu ne kadar ilgili bir sıkıntı olmuş olsa, kadar... herhalde gerekli kavuşturmalar yapılırdı. Başka? Hep bunları söylüyoruz. Öcalan'ın avukatı olması yetmiyor mu size? Allah Allah. Öcalan'ı savunuyor. Türkiye'ye kurşun sıkan, Türkiye'yi bölmeye kalkan, e, idama mahkum olmuş bir e, hepimizin PKK lideri diye bildiğimiz Öcalan'ı savunuyor. Bu Bugün size yetmiyor mu? Ilgili, bununla yani ilgili bütün, bütün cevaplar size bu stüdyoda bu size verildi. Ben mu? daha fazla <laughs> konu ile ilgili bir cevap vermeyeceğim. Kusura bakmayın. Peki. E verecek Hı. haliniz yok. Neye vereceksiniz? Peki verecek çok teşekkürler. Yok. Yani bari ee, avukatlar biliyorsunuz şey e, illa mahkemede savunma yapmak durumunda olmuyorlar. İfade alınırken bulunma gibi bazı evet. görevleri de olabilir. Bilmiyorum yapıp yapmadığını da ama <laughs> e, sayın avukat söyleyebilir. Çünkü İsmail'in söylediği burada sayın Perinçek e, PKK ile iltisakı ilişkisi varsa elbette ona kimse bir şey demiyor zaten. Allah Allah. E, Allah ama bunun söyleyeyim. ispatlanması gerekiyor. Hani belediye başkanının sicilinde arada <laughs> adam da gümbürtüye gitti resmen. Ee, yani o fetö dediği zaten Bunun sicilleri geçti. böyle diye bence şunu yapmak lazım bakın fetö ile fetö konuşurken de PKK'yı konuşurken de asıl Türkiye'ye zarar veren odaklara yönelmek gerekiyor yani PKK'nın bizzat kendisi buradaki tartışmadan biz sadece İsmail saymaz perinçek e, polemiğine şahitlik ettik ne öğrendik ya da ben ne öğrendim hiçbir şey öğrenmedim eğer hakikaten dediğiniz gibi PKK bağlantılı insanlar bakın HDP'li demiyorum. HDP'liler de çalışacaklar tabii ki. Ama PKK bağlantılı insanlar varsa elbette ki bununla ilgili de soruşturma makamları gereğini yapar. Yani bunun belediyede çalışıp çalışması gerekmiyor. Dışarıda da olsa Aynen. O belediyede girmese de PKK bağlantılı birisinin hakkında mutlaka hukuki işlem yapılır çünkü terör örgütü. Ya yani burada dön, bence dönmemiz gereken asıl konumuz asıl o PKK konumuz... bağlantılı diye başlamadı bu tartışma. Bana şunu sordunuz, CHP belediyelerinde çalışan HDP'liler var mı diye soruldu. Öyle bir şey sormadık. Hiç yok, sormadık. Hayır, öyle bir şey sormadık. Öyle, şey sormadık. öyle, değildi. öyle, değildi. öyle değildi. Siz kendi Neyse, kendiniz. Bileyim bileyim bileyim. Öyle olsun. <laughs> evet, açalım. Hepsi teypte var, Gerek kayıta yok. geçti. Şimdi Gerek öyle yok. başladı. E, asıl mesele HDP meselesinden insanların, başladı. İnsanların, insanların. Kaldı bundan... ki bakın burada idare hukukuyla ceza hukuku arasındaki ayrılığı bilmiyorsunuz. İdari tasarrufla bunlar diyelim KK ile atılmış ve belediyede işe almak veya belediye başkan yardımcısı yapmak bir idari tasarruftur. İdari tasarrufta idarenin bir seçimi vardır ve idarenin kamuya bir sorumluluğu vardır. Burada o, o Abdullah Öcalan'ın avukatın olduğunu bile 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 belediye başkanı bile bile onu alıyor. Ama bakın da bir kasıt Kadıköy. yok mu? Kadık, Burada Kadıköy. bir tavır yok mu? Alan Niye Bodrum bunu? Belediye Başkanı diye? değil. Kocadan, Ardıköy Kocadan, belediyesi. Kocadan, yani Kocadan CHP'nin... Niçin bir AK Parti belediyesi ve niçin bir Milliyetçi Hareket Partisi Peki, bir şey soracağım. Sayın Sayın de, Avukat, bir şey saniye, bir saniye. saniye. Bir saniye. Diyelim, ki, al, savınız, diyelim ki sizin, savınız, diyelim ki sizin doğru ve diyelim ki gerçekten de bir PKK ile iktisaplı bir kişi Bodrum bir Belediyesi'nde kişi çalışıyor. O zaman İçişleri Bakanlığı ve Adalet hey, bakın, Bakanlığı İstanbul bir PKK'lıyı söyledim. Onun hakkında İstanbul hiçbir işlem yapmayarak, de... kovuşturma başlatmayarak, İstanbul'da... yargı süreci başlatmayarak bir PKK'lı bir yer tarafından korudu mu? Ben vatan parçalarına konuşuyorum. O beni ilgilendirmez. O Nasıl ilgilendirmez? Siz yani siz sadece ortaya değil, e, bir iddia atıyorsunuz, AK Partiyle, bir polemik yaratıyorsunuz, AK arkasında durmuyorsunuz. Ne bilgi var, ne belge var. İnsanlar açıklama yapıyorlar, ona AK Partiyle, da ikna olmuyorsunuz. Bütün canlı yayın böyle mi devam edecek ya? Evet, yani ben Peki. Pervin Buldan'ın... Siz AK Parti ile ortaklığınızı, ortaklık yaparak kendi konumunuzu kurtarmaya çalışıyorsunuz. Niçin KHK'dan atılan kamu görevlilerini tekrar zabıta olarak İzmir Belediye Başkanı alacağım diye bütün Türkiye evet. kamuoyuna meydan okuyarak ilan ediyor. Niçin Peki. bunu değerlendirmiyorsunuz? Niçin bunu mahkum etmiyorsunuz? Çünkü yanındasınız. Yani Cumhuriyet Halk Partisini savunacağım diye Türkiye'yi bölme projelerine giriyorsunuz. O kadar çok açık. CHP'yi savunmak uğruna Türkiye'yi bölenlerin yanında tavır alıyorsunuz. Bütün kamuoyunun önünde oluyor bunlar. Peki. Nedim. Ben alınmadım. Sadece sizin sorunuzu Biz de alınmadık zaten. <laughs> yani yani şeyi şey, yani. e, şimdi konumuz şu. E, Pervin Buldan geçenlerde evet. yaptığı bir açıklamada dedi ki biz dedi bundan sonra daha net ve şeffaf bir ittifak istiyoruz evet. dedi. Bu şu açıdan anlamlıydı bu zamana kadar CHP e, HDP ile herhangi bir ittifak içinde olmadığını söylüyordu. Pervin Buldansa sanki aralarında örtük de olsa bir ittifak evet. varmış gibi konuşuyor. Buradaki çelişkiye evet. işaret ederek buradan ne çıkar yani buradan ne çıkarmalıyız? Şöyle ben onu başın, soruyoruz, başından, başından, onu anlamaya çalışıyoruz. Başından beri seçim öncesinde de HDP bu konuda en açık parti ee, ve ben geçenler yine bir programda söyledim yani HDP'lilere ve HDP seçmenine ben ne kadar eleştirsem de PKK'nın siyasi ayağı desem de eğer mevcut koşullarda CHP'nin e, onurlu bir e, tutum sergilemesi gerekiyor. Bunu açık yapması gerekiyor. Bunun siyasi getirisi ve bedel deneyse üstlenmesi gerekiyor. Böyle Pervin Buldan'ın söylediği gibi korkak bir e, siyasi tutumla yani biz onların yani hem bakın şöyle CHP e, baştan itibaren örneğin Diyarbakır'da, Bingöl'de, Mardin'de nerede e, HDP seçmeni varsa o kahvelere gider, mahallelere gider, evlere gider ve o bölge insanının veya İstanbul'da nerede Gazi Mahallesi'nde mi yaşıyorsun, işte Bakıköy'de mi yaşıyor, nerede yaşıyorsa o insanların talebine cevap verecek politikalar üretirse bu başın, herkesin başının üstünde. Ama siz kolayını seçiyorsunuz. HDP yönetimiyle belli bir ilişki içinde HDP seçmeninin yönlendirilmesi vasıtasıyla belli bir oy çoğunluğuna ulaşıyorsunuz. Burada Özlem Hanım hani HDP seçmeni ee, ne e, Öcalan'a e, tepki gösterse şey, Demirtaş e, pardon Öcalan'ın mektubuna mı tepki göster demiştiniz? Ee? Bu Öcalan'ın tabanda şöyle tabii ki bir, bir lider e, PKK'nın e, şeyi elebaşısı e, o parti üzerindeki o hani karizması tartışılmaz ha, ama politik edeyim. olarak etkinlik bakımından Kandil'in sözü daha çok geçer o ondan dolayı yoksa ya sanki HDP tabanı Öcalan'ın mektubunu veya çağrısını o kadar kayıtsız ki, o kadar demokrasiden yana ki, o kadar önemli ki Öcalan'ın mektubunu bile elini tersiyle itti. Hayır. O Demirtaş neden Öcalan'a rağmen bir tutum aldıysa, HDP yönetimi de o tutum aldı, HDP seçmeni de oraya yönlendirdi. İşin realitesi bu. Yoksa öbür türlü CHP şöyle CHP bir ortaklık ya yani bir ittifak yapıyor. Ben bunu ilk günden beri söylediğim için İPL'ler de söylediğim için yani siz de bu ortaklığın parçasınız kardeşim. Niye bu insanları yetim gibi sağa sola itiyorsunuz yok sayıyorsunuz doğru. Bu ittifakla geldiyse bu insanlar PKK'lı olmayan yani terör örgütüyle herhangi bir iltisak olmayan insanlara tabi belediyede çalışacak. Ama bunu siz açık açık söyleyeceksiniz. Ha bunun İyi Parti nezdinde bir götürüsü olabilir. Yani sizden eksiltebilir ama bakarsınız başka yerden getirisi vardır. Ama önemli olan şudur. Bu insanlar geldi bu, insanlar geldi. bu insanlar geldi size. Ben Pervin Buldan haklı. Ben haklı diyorum. Her bakın ben bunu geçenlerde söyledim. Ha bakın HDP'nin siyasetinin tamamı bana göre çürümüş ve ahlak dışıdır. Şundan dolayı yani benim için öyle bir partinin hiçbir realitesi, hiçbir anlamı yoktur. Benim öğretmenimi, doktorumu, hemşiremi, askerimi, polisimi şehit eden bir örgüte sen PKK demiyorsan, sen gazeteci de olsan, siyasetçi de olsan benim yanımda sıfırsın. Hiçbir şeysin. İstersen atın Pervin Buldan olsun, ister Mithat Sancar olsun. Sen bunu söyleyemiyorsan, ha söylersen siyasetçisin başımın üzerindesin. Bir şey demem ona. Ama bunu demediğin sürece hala dünkü kurultayda Öcalan'a özgürlük, bu işin ufuk, ufkudur, uş, ışığıdır, ışığıdır. Öcalan'a selam diyorsan sen, kusura bakma sen benim için siyasetçi de değilsin. Gazeteci de değilsin, akademisyen de hiçbir şey değilsin. Neden? Hukuk biliyorsan azıcık hukuk biliyorsan bu ülkede insanları katleden Kürt Türk demeden katleden bebekleri 11 aylık bebeği ya Annesiyle havaya uçuran bir örgüte sen terörist diyemiyorsan Öcalan gibi bir terörist başına hakkını verip de sen teröristsin diyemiyorsan kusura bakma senin bu ülkede Ha bu ülkede olur ya bu ülke şöyle bir şey elektrik faturalarında e, kayıp kaçak oranı var tamam mı Yani herkese diyor ki Birileri kayıp kaçak elektrik kullanıyor. Kaçak, ben de yüzde otuz sana fatura ediyorum bunu diyor. Yani biz böyle bir ülkede yaşıyoruz. Dolayısıyla hani HDP'nin açık olması, parti olması onun şöyle bir şey değil. Yasal olabilir. Benim gözümde meşru değil. Toplumun gözünde meşru değil. Toplumun çoğunluğunun gözünde meşru değil. Ha şunu yaparsınız HDP olarak. Bu, bu andan itibaren madem Mithat Sancar çok önemli bir sen uzlaşmacı bir isim. Öcalan'a özgürlük diyeceğine yanlış anlaşıldım. O benim için teröristtir. PKK terör örgütüdür desin. O zaman başımızın üzerine oturalım hep beraber HDP'nin demokrasi başı, demokrasi ve barış mücadelesi ben de çıkayım. Nedim şan olarak çalışayım ya. Ne kadar güzel bak. Bir cesaretle PKK'ya terör örgütü demiş. Öcalan'ı lanetlemiş. Bir adam, Mithat Sancar, Mithat Sancar çıkmış. Şimdi o adam yalnız bırakılır mı böyle bir durumda? Tabii ki hepimiz destekleyelim. Bravo diyelim ya. Bak işte Kürtlerin hakkı böyle savunulur kardeşim diyelim. Ama sen bunları yapma. Öbür taraftan CHP'yi dayatma. Ha, şimdi C mesele şurada CHP'de. CHP kendi tabanını ve Millet İttifakı'nın diğer ortağını aptal yerine koymaktan vazgeçecek. Bunu baştan beri söylüyorum. Diyorum ki kardeşim şeffaf ol ya. Böyle bir seçim sonrası bir HDP'lere teşekkür bile etmiyorsun. Adamların içine yani içine dert oluyorduk ya bir teşekkür bile bari orada et yani seçmene teşekkür et bir şeyler yap yani. Onu da yapmıyorsun. Saymıyorsun. Ha bu şey gibi maraba olarak görüyorlar ya insanları. Nasıl olsa burada bir 6 milyonluk oy var. işte bunun birkaç milyonu İstanbul'da. Bunlar da bize gelir. Nasılsa onların başında bir ağlar var. Onlar nereye yönlendirirse öyle. Böyle bir şey olur mu? Bunun neresi hukuk? Bunun neresi insan hakları? Neresi demokrasi Allah aşkına? Bakın HDP seçmeni HDP'ye oy verirken şunun için mi oy veriyor? Ee, Hadi'nin söylediği gibi Öcalan'a e, özgürlük desin diye mi veriyor? PKK ter bomba attığı zaman 11 11'lik bebeği e, bombaladığı zaman annesiyle beraber onu yapsın diye mi oy veriyor? Terör yaratsın diye mi? Kızlay Meydanı'nda insanları, öğrencileri katletsin diye mi oy veriyor? Hayır. Demokrasi için oy veriyor. Demokrasi için oy veriyorsa HDP'nin yapacağı şey şu. Kandil bundan sonra ağzını açarsa sus kardeşim sen yoksun bundan sonra Peki. diyecek. Şimdi sonuçta e, sen diyorsun ki yani Pervin Buldan aslında şeffaflık... Tabii, tabii. Ve netlik istemekte haklı. E, CHP'nin de bu şeffaflığa tabii. ve netliğe gelmesi lazım diyorsun. Anladım. E, şimdi bir başka tartışma da. Ben de bir ekleme yapabilir miyim? Lütfen. Onu? Çünkü bu Doğu Perinçek'le tarihim tartışmada ben fikrimi de beyan edemedim. Ben çünkü e, habercilik gereği sadece e, Mithat Sancağı'yla konuşmamı aktardım. Burada benim de özellikle vurgulamadık vurgulamak istediğim bir husus var. Çünkü e, HDP'liler kendilerini e, haklı Siyaseten doğru görebilirler ama az önce Nedim abinin altını çizdiği Türk kamuoyunun özellikle 2015-7 Haziran'dan sonraki bir algısı var. Bu algı da şu yönde insanlar çoğunlukla Kürtler bir kısmıyla Türkler oy verdiler. Niye? Kardeşim artık gidin bunu Ankara'da çözün. Bak evet. biz size şu kadar milletvekili bu kadar belediye başkanı veriyoruz. Elinizi silah sürmeyin ama ne oldu? İki hafta sonra PKK kalktı dedi ki kardeşim ben HDP MDP tanımam bu oylar benim silahıma verildi dedi. İşte o anda HDP'nin yetkilisi kimse buna dur diyecekti. O oylar bana verildi diyecekti. Ben Ankara'da siyaset yapıyorum diyecekti. Hatta PKK, özür dilerim Cemil Bay'ın açıklaması var. PKK olmasa HDP %5 oy alamaz. Alamazdım. Girin internete evet, bakın. Daha Çıkıp bir şey da bir diyorsun. tane HDP'li ne diyorsun sen ya? Biz şu kadar milyon Kürdün oyunu alıyoruz. Demiyorum. Sen ne? Tabii canım. Evet. Bunu... Maalesef PKK Güzelsene. içerisinde bir grupta var ki kendisini PKK ile HDP çatıştığında daha çok Kandil'e doğru yakın hissediyor. Dolayısıyla bu yükten kurtulması <laughs> şiddetle öyle geveleyen değil çok net bir mesafe koyması. PKK'nın bir terör örgütü olduğunun altını çizmesi ve onu sadece destekleyen değil övecek söylemden de imtina tamam. etmesi gerekir. Bu belki de Mithat Sancar'ın ben yani e, genel başkan olmasını olumlu bulmakla beraber bir şans daha verilmesini niyetliyim <laughs> ama bu şununla beraber söylenmeli Türk toplumunun HDP'den büyük bir özür beklentisi var. Şu bakımdan da kardeşim biz size krediyi açtık belediye başkanlarıyla açtık hendeyi evet, bulduk. Meclise gidin dedik o meclis koridorlarında Pekkan'ın marşı söylendi. O milletvekillerinden bazıları e, gitti Türkiye'nin en acımasız katliamında e, ee, insanlarımızı katleden teröristin anmasına gitti. Bunları bunları Türk toplumunun AKP'lisi, CHP'lisi fark etmiyor. Hiçbirinin kaldırabilecek, tolere edebilecek ee, durumu yok. Bunun bilinmesi gerekir. Derhal HDP'nin PKK ile uzaklaşırken yüzün Ankara'ya döneceği her adımda ben inanıyorum ki buradaki stüdyodaki dahil herkesin onlara vereceği bir destek vardır ama bir beklenti olduğunu ee, bir, bir, e, ve bu beklentinin her geçen gün yakıcı vaziyeti arttığını görmeleri gerekir. Şimdi bir not daha var. Pardon. Bir şey ekleyebilirim. Bu e, Pervin Buldan'ın çağrısı, CHP'nin hala bugün salıcının ayak diretmesi ve İyi Parti'de biliyorsunuz istifalar yaşandı. CHP'nin HDP ile ittifakından ötürü rahatsızlıklarını dile getirdiler. Yarından sonra Şimdi bu CHP Nedim'in söylediği gibi hala ortaklarını ittifak yaptığı, beraber yürüdüğü İyi Parti veya ya da millete bu ittifak açıklamazsa, devam ederse yani millete aptal yerine koyarsa ortaklarını aptal yerine koymaya devam ederse İyi Parti'de yeni çatırdamalar olabilir. Yani İyi Parti'nin içerisinden değil. Artık şey göründü ee, CHP'nin e, gizli şimdiye kadar gizli tuttuğu, İyi Parti'nin de bildiği ama Pervin Buldan'ın kamuoyuna e, açık ettiği bir ittifaktan söz ediliyor. HDP bundan çok rahatsızdı. Şimdi açık olunca bu rahatsızlık daha çok artacak. Salı günü toplantılarında çok farklı şeyler olabilir. Yani İyi Parti'de CHP yönelik ciddi bir e, salva gelebilir ve bu kopmalara da neden olabilir diye düşünüyorum. Ben. İyi Parti'den. Evet. Tepki ben oradan onu ihtimal şöyle verdim. Çünkü e, Akşener o ittifak şeyine aykırı herhangi bir söylemi ve tutumu yok şu ana kadar. E, Yavuz Bey'in bazı eleştirileri falan var ama onu zaten Genel Başkan'ın bilgisi dahilinde yaptığını söylediği için bu e, İsmail Okun istifası çok tabi ekstrem bir durum. Yani durumu anlatan, kamuoyuna yansıtan bir durum ama ben genel olarak çok Fazla bir şey görmüyorum. O Şimdi, Onu ancak Akşener'in ağzından duyduğumuz zaman. Peki açıklayalım. bakalım salı günü belki evet. Hadi'nin tahmin ettiği şey olur. Belki senin evet. e, tahmin ettiğin olur onu bilemiyorum. Şimdi bir de Pervin Buldan'ın o deminden beri konuştuğumuz açıklamaları dışında e, HDP kongresinde büyük kongresinde yani dünkü kongrede yaptığı konuşmada söylediği bir cümle var. O çok dikkat çekiciydi. E, şöyle diyor. Mesele Kürtler olduğunda, mesela mesele muhalifler, demokratlar olduğunda iktidarıyla hukuk dışı yapılarıyla bütün bu güçler bir araya gelmekte ve adeta tek devlete dönüşmektedirler. Ama şunu da göremiyorlar. Karşılarında ezilen halkların ittifakı vardır. Buraya dikkat. Gezi ile Cizre'nin ittifakı vardır. Ben bunu çözemedim. Yani Gezi ile Cizre. Cizre ne demek? Gezi ne demek? Cizre çukur eylemleri demek. Gezi malum yani yani... hatırlamıyorsam o şuydu. Yani eğer benzetme oysa Gezi olayları sırasında e, şeyde e, Cizre hattında bir genç şu an ismini hatırlamıyorum. Mehmet isimli bir genç de jandarma kurşunuyla ölmüştü. O günlerde e, o Kadıköy'de onun da anmasıyla ilgili bir etkinlik yapılmıştı. Galiba kastedilen bu. Bununla ilgili bir jandarma görevlisi de yargılandı. Hendek değildi. Jandarma karakol etrafında yapılan bir gösteride açılan ateş sonucu bir gencin ölmesiydi. Eğer e, oysa hoş. eyvallah. Yani ama Cizre Gezi, diye Gezi el ele bir, gibi şeyler vardı. Cizre'deki benzer genel o olarak o çocuğun orada ölmüş olması. Yani o, o buysa ayrı bir şey ama Cizre e, genel olarak işte Nusaybin Cizre e, sembol e, Hendek olayları yani Demirtaş'ın yani. ya. kitaplarında da var o eee hendek olaylarının olduğu yerler. çukur çukur eylemler. Hendek eylem, değil. Çukur. Bildiğim PKK'nın gömüldüğü çukur eylemleridir orası. Dolayısıyla e, onunla gezi e, anlayışını birleştirip bir muhalif e, tutum e, tarif etmeye çalışıyor kendince. Öyle mi yoksa İsmail belki mi? de öyledir. Benim, Onu bilmiyorum. Ben, yani belki ben, de, de öyle. Ben bu gencin haberini yapmıştım. Ee, bu karakol etrafında bir protesto Jandarma'nın açtığı ateş sonucunda bir genç ölmüştü. Olabilir. Belki de öyle. Mehmet isimliydi. Yanlış Şeylerin, değil mi? Kale kolların Halekol yani. değildi galiba orası. Şimdi bakmam lazım. Yani evet. geçmiş zaman. Ben de öyle o günlerde bir şey hatırlıyorum. Evet. Gezi Cizre el ele diye bunun için Kadıköy'de yürüyüşler yapılmıştı. O ölen gençle ilgiliydi. Cizre'de hendek kaçılması çok sonraki bir şey, iş. 2 yıl sonra oluyor. Yani 15. 2015. Bu olay 2013 Temmuz'uydu. Evet. Kendisine soramıyor muyuz? Kim? Aramızda onunla konuşan hiç kimse yok. Yani Mutlaka Ben Sancar'la İsmail konuşuyor. Ama o başka bir şey yani. Bir boykot yok herhalde Ge değil mi? HDP tarafında Gezide bir boykot falan, de, falan yok. Abdullah Gezide Abdullah Öcalan'la, Gezide ama... Abdullah Öcalan'la posterleri asıldı. Hatta e, yani Atatürk'ün posteriyle yan yana koyuldu diye e, birçok insan o o görüntüye isyan etti, çıldırdı yani. Bu yani şeyde ama bu dönemde... var mıydı Öcalan'ın posteri? Öcalan'ın posteri sonrasında en sonuna doğru aslında. Bu ülkenin, bu ülkenin Şimdi de, o, kurudu, Pardon bu ülkenin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğrafıyla Apo'nun fotoğrafını yan yana koydular ve o gezi o boyunca o fotoğraflar Ben boyunca. onu öyle olmadı yani ben onu hiç görmedim. Öyle oldu öyle oldu. Şimdi öyle olsaydı Doğu Perinçek burada değil mi? Doğu Perinçek yani o eylemlerde Taksim Meydanı'nda öyle en oldu, kalabalık smile, grup. Öyle oldu öyle oldu. İzin mi anlatayım en kalabalık grup TGB'li gençler. TGB'li gençler. Onlar oradaydı. Onlar kim TGB'li gençler? O Vatan Partisi'nin gençliği sayılır. Şimdi şöyle orada bir şey oldu ama PKK bayrağı asıldı yani bu ondan daha önemsiz diye söylemiyorum. Çok o da önemliydi. Rahatsız ediciydi. Provokatif unsur olarak oraya astılar onu. herkes Maalesef tepki gösterdi ve yani indirildi o posta. Ama ben onu görmedim yani Bak şimdi, o şey yani geze yani o Bak geze bir yere asılmış bayrak değil de. Ay, ay. Gö, Yok, şey, bir yere asıldı. eylemlerinde benim yanında çalışan geze eylemlerinde sürekli oraya giden bir kardeşimiz vardı ve hararetle savunuyordu geldi dedi ki ben bir daha oraya gidersem Allah beni belamı versin. Tam belki PKK bayrağını görmüştür. Hayır şey oradan Apon'un e şey ya elde sayılan bayraklar var de. ya. Oğbey. Bir şey O şekilde. C e, şu sözü siz nasıl anlıyorsunuz? Evet. Gezi ile Cizre'nin ittifakı vardır diyor Pervin Buldan. Yani oradaki o Cizre'deki gezi zamanı meydana gelen bir olaya mı işaret ediyor yoksa çukur eylemlerine mi işaret ediyor? Sizce hangisi? Hayır, olaya değil bu bir ittifak projesi yani turuncu devrimin sloganı ve formülü yani e, PKK'nın kontrolünde olan sözüm ona Cizre Cizre bizim e, vatanımızın bir parçası ama o anlamda Cizreyi burada bir sembol olarak kullanıyorlar o PKK'nın kontrolünde olan hareketle e, diyelim Türkiye'nin geri kalan kesimindeki e, hareketi birleştirmeye yani, çalışan tabii. bir slogandı bu. Ve e, gerçekten de gezi hareketinin başlarında ilk zamanlar e, o harekete e, PKK Abdullah Öcalan posterleriyle, PKK bayrakları açarak girdi ama e, Türkiye Gençlik Birliği, Vatan Partisi Gençliği onları oradan tasfiye etti ve gezi hareketi ondan sonra Mustafa Kemal'in askerleri sloganıyla ve Türk bayrağıyla devam etti. Evet doğrudur. İlk başlarda gezi hareketin içinde PKK vardı. Açıkça posterler açtı, bayraklar açtı ama bizim Aslan Gençliğimiz, Türkiye Gençlik Birliği ve Vatan Partisi Öncü Gençlik onları süpürdü ve gezi'nin dışına attı. O bakımdan daha sonra gezi hareketi Türkiye'nin her tarafında Ankara, İstanbul, İzmir, Adana, Mersin, Doğu Anadolu her tarafta Türk bayraklarıyla ve Tabii, Mustafa Kemal'in askerleri şununla devam etti. Şunu da unutmayalım. Aslında e, gezi zamanında biliyorsunuz e, açılım süreci söz konusuydu. Tabii devam ediyordu. Dolayısıyla hani HDP ve onun uzantıları işte PKK Böyle bir geldiler ama öyle çok da güçlü destek vermediler. Hatta bu nedenle de eleştiriliyor, eleştirildiler. Ha, yani e, HDP'ler. İlk o konuda bir açıması var. Evet. Diyor bu ki, bir darbe orada diyor. Darbe. Darbe mekanizması. Darbeyi gördük diyor. Çünkü evet. ilk başında e, demokratik bir talepti e, ama daha sonra oradaki muhalefet hareket üzerinden darbe planlandığını gördük. Biz oradan. Çekildik diyor. Evet, Hatta, yani o, dönemki tartışmaları hatırlarsak. Ergenekon unsurları daha sonra bir röportajda Ergenekon unsurları falan filan karıştırmıştı evet, değil. Evet evet. Karıştırmıştık. Belki de. Doğu Perinçe'yi kastediyordu. <laughs> <laughs> hani bilmiyorum <orada. gülüyor> Ya da Vatan Partisi'ni kastediyordu. <laughs> evet evet. Ya şöyle bir şey de var ayrıca. Orası hakikaten bir grup gencin çevreci masum bir demokrasi talebi ile başladı. Şimdi bana PKK... Öcalan'ın ve Atatürk'ün posterlerini yan yana taşıyanları resimlerini gönderiyorlar. Nedim sen de gösterdin. Evet. Yani biliyorsunuz o alan çok geniş bir alandı. Evet. Böyle öbek öbek bu işleri yapanlar oldu, hani olmadı değil. Ama ee, hepsi tepki gördüler yani, ve çıkmak zorunda kaldılar o alandan e, da. Hadin'in yani, anlattığı daha güne yani geziye damga vuran bir şeyden evet. bahsediyor gibi anlattı. Bunlar geziye damga vuran olaylar değildi. Yani bu bir oradaki bir parçanın yaptığı bir densizlik. yani o e, oranın bütününün ruhunu yansıtan bir şey değil. Hayır değildi. haksızlık olur. Kaldı ki şöyle bir şey de var. Yok Unut, zaten gerek unutma. yoktu. Diğer bütün illegal örgütler de. Flebaları bayrakla evet. Yani Doğru. PKK hat az, azınlıkta kalmış olabilir belki o sırada. Bir saatte. noktadan sonra radikalleşme çabaları çok oldu. İllegal gerçekten. örgütler, illegal gibi, örgütlerle gibi. provokasyon, e, orayı bulandırma ve bunun başını çekenler de çadırları yakarak bugün FETÖcü olduğunu artık net olarak bildiğimiz ve bu nedenle kovuşturmaya uğrana uğrayan emniyet mensuplarıydı. Ve unutmayalım ki FETÖ e, tıpkı PKK gibi bir terör örgütü ve ikisi zaman zaman işbirliği yapıyor ya da biri diğerinin taşeronluğunu da yükleniyor. Nedim daha iyi bilir. Dolayısıyla o sahada ee, zaman zaman PKK unsurlarının bulunmasının arkasında belki de yine FETÖ unsurları vardır. Bilmiyoruz yani. Ortalığı Çadırları karıştırmak için. Göre, peki. Onu da yapmış olabilir. Çok teşekkürler. Şimdi bir başka konuya geçelim. Ee, yine biraz bununla bağlantılı. Abdullah Gül geçen hafta e, önemli bir röportaj verdi Karar Gazetesi'ne. E, bu röportajında e, ya deniliyor ki yani ülkenin bu duruma gelmesine sizin sessiz kaldığını söyleniyor, düşünülüyor. Ne diyorsunuz diye soruluyor Abdullah Gül'e. Yani bazı olumsuzluklardan bahsediyorsunuz ama bu olumsuzlukların meydana gelmesinde de siz hep sessiz kaldınız. Ne diyorsunuz buna diye sorulunca Abdullah Gül de diyor ki nerede sessiz kaldım? Mesela en büyük olaylar gezi olayları değil mi? Bana o zaman ilk sorulan soruya verdiğim cevap şuydu. Bununla büyük bir gurur duyuyorum dedim. Yani gezideki olaylarla ilgili. Şaşırdı herkes. Neden böyle dedim? Çünkü Türkiye'nin problemlerinin mahiyetini değiştirmişiz. Yani insanlar başka şeyler için ayağa kalkarken, harekete geçerken, yürürken biz mahiyetini değiştirdiğimiz için. Şimdi insanlar ağaç kestirmem diye sokağa çıkmış, çevre duyarlılığı için e, sokağa çıkmış. Daha sonra bu toplumsal olay iyi yönetilemeyince terör örgütlerine büyük bir fırsat çıktı ve bildiğimiz vahim olaylar vandallıklar cereyan etti diyor. Şimdi bu tespite yani Abdullah Gül'ün bu tespitine İçişleri Bakanı'nın tepkisi çok sert oldu. Ee, o günkü Cumhurbaşkanımızın sanki o olayların yaşandığı bir ülkede yaşamıyormuş gibi bugün söz söylemesi bırakın İçişleri Bakanı, bu bakanlığını bu ülkenin bir ferdi olarak, Süleyman Soylu olarak içime hançer gibi saplanmıştır. Hem Tayyip Erdoğan'ı yalnız bırakacaksınız, hem Erdoğan'ın karşısında birileriyle anlaşma yapacaksınız. Ondan sonra da gelip bugün Sırça köşklerinizde devletin size sunduğu bütün imkanlarla bu milletin size verdiğini bir şekilde bu millete kötülük olarak anlatmaya çalışacaksınız. Yazıklar olsun size diye böyle çok sert bir demeç verdi Süleyman Soylu. Ee, Abdullah Gül de mülakatta gezi olayları ile ilgili kısmın kasıtlı olarak bazı çevrelerce çarpıtılmasını çok büyük bir ayıp ve çirkinlik olarak görüyorum dedi. Hadi neden Süleyman Soylu bu kadar sert tepki verdi? Böyle bir yanlış anlama mı var? Yani Abdullah Gül diyor ki çarpıtılıyor ben öyle demedim diyor. Yani e, Abdullah Gül'ün açıklamalarını ben de okudum. İlk başta böyle bir e, önemli bir kesim tarafından sürekli bir büyük bir tepki gösterildi. İşte gurur duyacağım tablo buy muydu diye. Tam ne diye? da böyle ha, gurur. gurur duyacağın tablo bu muydu? Tam da Gezi'nin e, yargılamalarının olduğu bir dönemde. Tam onun e, gündemde olduğu. Evet o da gündemdeydi ve e, beraatler de gelince e, Abdullah Gül'e tepkiler daha da arttı. E, Abdullah Gül daha sonra kendi açıklamasını e, beni benim konuşmalarımı yanlış yorumladılar. Hatta çirkin olduğunu söylediler falan ama. Süleyman Soylu'nun o dönemde gösterdiği tepki sadece bu değil. Yani e, diyelim ki Abdullah Gül bu açıklamasını düzeltti. E, evet, ben böyle bir şey söylemedim dedi ama Abdullah Gül'ün geçmişte e, gezi sürecinde mesajı aldık dediğinde kimse unutmuş değil. Yani Süleyman Soylu'nun tepkisini sadece o söze değil. Topyekün olarak düşünmek lazım diye düşünüyorum. Genel Abdullah Gül'ün evet. hem o süreçte hem de genel olarak bugünkü, Zaten Aynen. biraz daha hani Cumhurbaşkanını yalnız bırakacaksınız, hem karşısında birileriyle anlaşacaksınız e, falan. Tabii direkt. şimdi yeni bir açıklama yaptı Abdullah Gül. İşte Ali Babacan'la birlikte hareket ettiğini ilk kez çok net bir şekilde ortaya koydu. Birlikte hareket ediyorum dedi mi? E, destekleyeceğim diye söyledi. Destekleyeceğim dedi. Evet. Yani fark etmiyor. Yani birlikte aktif değil, siyasetin ha... içinde yer almıyorum, hani destekliyorum. Yani şimdi e, aktif siyasetin içerisinde yer almıyorum demek e, bu dönemde doğru bir yaklaşım olabilir ama ben de siz de herkes biliyor ki Abdullah Bey'in e, gönlünde yatan yeniden Türkiye Cumhuriyeti'nin cumhurbaşkanlığını yapmak. Yani siyasetin dışında kalmak e, siyasetçiler için öyle çok kolay değil. Yani geçmişteki siyasetçilere baktığımızda. E, İniyorlar aşağıya yeniden gönüllerinde başka şeyler geçiyor. Dolayısıyla buna ihtiyaç duyduğuna göre e, AK Parti'nin içerisinde siyaset yapmak, Tayyip Erdoğan'la birlikte hareket etmek varken işte anlaşamıyorlar da olabilir. Ama yeni bir partinin e, yolunu açması, desteklemesi, ondan önce e, çatı aday olmaya çalışması, Meral Akşener'in oyunu bozmasından sonra o çatı adaylığının suya düşmesi falan... Bunların hepsini yan yana koyduğumuzda çok da Abdullah Bey'in siyasetten uzak olduğunu ben düşünmüyorum. İsmail ee, Saymaz. bir kere o ya gezi açıklaması gerçekten bence bağlamından kopuk anlaşıldı. Yani orada Abdullah Gül'ün kastettiği tam olarak daha sonra düzeltme için yayınlandığı ifadeydi. Ben açıklamayı ilk gördüğümde de tartışma başladığında yani bir ya bir yanlış anlama ya mahsus böyle anlama gibi bir halin olduğunu düşünmüştüm. O günlerde bizim sık sık Hata yaptığımız konu şu. Şimdi aradan çok zaman geçti. Gezi'nin işte FETÖ meselelerinin de hani operasyon dönemlerini kastediyorum. Hep bugünkü duruşumuzla meseleyi kavramaya çalışıyoruz. Gezi'de de maalesef bugünkü duruşumuzla ve hakim siyasi söylemle e, meseleyi kavruyoruz. O günlerde şöyleydi. Sayın Cumhurbaşkanı Fas'a gitmişti. Yani 3-4 günlük seyahati. Ortada bir Cumhurbaşkanı Gül kalmıştı. Bir de... Galiba meclis başkanı da günlerde Bülent Arınç vardı. Bunların, bu ikisinin yumuşak söylemleri o günlerde havayı yumuşattığı gerekçesiyle alkışlanmıştı bir de. Hatta bir adım öteye gidilmişti. Ee, dönemin İstanbul valisi sonra FETÖ'den tutuklandı. Gençleri dolmabahçe'de toplamıştı. Hatta bizim gazeteci arkadaşımız da gitmiş. Ortamı koklamıştı. Sonra... Bülent Arınç galiba bu ve benzeri bir toplantı yapmıştı. En son Sayın Cumhurbaşkanı geldiğinde de bir toplantı yaptı. Orada geldi. Orada da Sergin çıktı ama. ama sendikacıları karşıladı. Sonuç olarak o günlerde siyasi iktidar bunu yatıştırmak istiyordu. Bir çözüm O alayım. günlerde hani özellikle ilk 10 gün içerisinde ben şunu hatırlamıyorum. Yani darbe bugün konuşulduğu gibi darbe söyleminin evet bu vandallık söylemi vardı ama darbe söylemi vesaire hatırlamıyorum. Hatta iktidar yanlısı bazı gazeteciler eylemleri alkışlamışlardı, desteklemişler. Ya bunlara kulak kesilmek lazım demişlerdi. Ne olduysa <laughs> ikinci haftadan sonra oldu. Çadırların yakınması. Özellikle Yok, çadırlar değil. İkinci İsmail Başbakan sonra, olarak, başbakan olarak Sayın Erdoğan bir grubu getirdi. Gelin bakan ben sizi Evet, dini, ondan bahsediyor dini. zaten. Dayatılan bir muhtıra verildi adeta. öyle şeyler. Adeta Erdoğan'ın o dönemde o giden insanların içerisindeki kişiler bir muhtıra verdiler. Köprü yapmayacaksın, havalimanı yapmayacaksın, ya onlar, şunu yapmayacaksın. Abi, onlar her zaman bu tip... Ya işte her zaman olmuyor işte. Orada ya oyunu ya. görmek ya. önemli. Sen şimdi, şimdi, izin ver anlatayım. Bak bu tip talepler... Anlat da bir ama Mayıs'ta tam için anlat. otursam bile sosyalizm gelsin der yani insan. Talep eder. Şimdi dolayısıyla o günlerde iklim böyleydi. Ama Kabataş meselesinden sonra... Olay koptu. Bu hadise hızla büyük kütlelerin karşı karşıya gelmesine sebebiyet verdi. Burada Şunun altını çizmem gerekir. Bence çadır meselesi değildi çok mesele. Bence asıl kırılma noktası Kabataş ve Dolmabahçe skandallarıydı. Birincisi Bezme Kabataş'ta e, işte genç bir kadının, baş, örtülü bir kadının ayaklar altına alıp üzerine özür dilerim, <laughs> idrarın boşaltıldığı iddiası Türkiye'yi kamplara böldü. Burada şunun altını çizmem gerekir. O dönemde bunun delili, bunun böyle olmadığının delili kimin elindeydi arkadaşlar? Fethullahçıların elindeydi. Samanyolu TV'nin ve Cihan Haber Ajansı'nın elindeydi. Ve maalesef bu görüntüler ellerinde olduğu halde hatta Fethullahçı polislerin elindeydi. Göstermiş. Çünkü kobese kameraları onlardaydı. Ee, bunu ne yaptılar? 17-25 Aralıktan sonra servis ederek bu kez AKP aleyhinde Bak kabataş meselesini işlevsel hale getirdiler. Oysa o günler ellerindeydi. İkincisi Dolmabahçe, Bezmi yani, Alem Kabataş'ta an... ya, iddia edilen olay yaşanmış mı ki görüntüleri olsun? Yok işte olmadı. olmadığını, zaten. Hayır, olmadığını yani. görüntüsü olur mu yani? Olur. 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 Ol, olmadı. olmadığını Hayır, diyor, o, görüntüsü Hayır o, şey. olduğuna Efendim, dair bir kadın var ifade veriyor. Tamam. Biz, o Aynen. kadınla konuşan gazeteciler var. Üç bir, bir, kesim diyor ki böyle oldu. Kadın Hayır, da O hanımefendinin oraya geldiği, geldiği... Olmuş. Evet. Oraya geldiğinin görüntüsü var başına herhangi bir olayın gelmediğini gelmeden o yoldan Bence geçti. Bence de olay yoktu da evet. ama sonuçta varmış gibi aktarıldı sonuçta diyor. Abi. O, o görüntü o gün orada konuş ortaya çıksaydı ne sen olay sağ ben selamet. Olay bitmiş olacaktı. İkincisi, Bezmi Alem Camisi'nde içki içildiği meselesi. Şimdi ben o akşam oradaydım ama e, daha sonra bir kol bira kutusu ayakkabılığa konularak bir bak, fotoğraf bunlar, çekildi servisinde. E, i̇çki içiyorlar spekülasyonu yapıldı. Bunun da görüntüsü zaman yolun elinde çıktı. O gün Ama bunu onu çekmiş. o gün gününde yayınladılar onları. Efendim? Gününde yayınladılar. Ertesi Hayır bunun oraya sonradan konduğunu daha sonra muhabir söyledi. Sonradan muhabir değil müezzin bir, söyledi bir müezzinin de başına müezzin gelmeye kalmadı. Arkadaşlar bir dakika. De, de, de. Sonradan konduğunun görüntüsü mü varmış? Hayır, Hayır. şöyle. İfadesi o günlerde, var muhabir. Arkadaşlar Samanyolu'da hangi görüntü varmış? Anlatayım. O günlerde e, Samanyolu ve Cihan Haber geçtiği haber ayakkabı kutusunda efendime söyleyeyim bira içildiği yönündeydi. Daha sonra o muhabir. Yine 17 Mayıs'tan sonra burada içki içilmedi diye beyanda bulundu. O Biz yaptık bu manipülasyonu. Hayır ha, yani e, ben hatırlamıyorum. onu söylemiyorum. Ha. Şöyle o gün orada içki içilmediğini bu kez 17 Mayıs'tan sonra beyan etti. Bu bunları niye anlatıyorum? Şimdi kırılma noktaları buralardı. Çadırların yakılması. Ben o gece oradayım çadır yakıldırdı. Yani sabaha karşı İlhan biz yan yanaydık. <laughs> İlhan Bey gitti müdahale etmeyi polisler lütfen yapmayın demeye. O ara üstünden gazlar uçuşmaya başladı. Yani o orada polisler ve zabıtalar ortalığı darmadağın ettiler. İki gün üst üste oldu. Bir kere de olmadı. Fakat tamam bu insanların kitle olarak oraya gelmesi neden oldu ama olayın iyice kutuplaşması, iyice insanların a, birbirlerine ya. diş bilemesi bu ve ardından bununla beraber ard arda meydana gelen ölümlerle oldu. Bu ölümlerden sonra maalesef iktidar bu görüntülerin yarattığı infiale ya da başka sebeple bilemem ama ölümlerden sonra gerekli duyarlılığı paylaşmadı. Çok bu hususta çok e, sert bir üslup kullanıldı. İktidar basında sert bir üslup kullandı. Ama eninde sonunda o günlerde Abdullah Gül'ün kuşandığı, kuşanacağı dilde, Bülent Arıncı'nın dili de kötü bir dil değildi. Yani bugün neden mahkum ediliyor ben anlamıyorum. O günlerde yatıştırıcı bir üslup gerekiyordu. Hatta dönemin Doğrasında belediye başkanı buydu. Kadir Topbaş da benzer. Şimdi yumuşak. Sayın Cumhurbaşkanı'nın o günlerde kullandığı emri ben verdim ifadesi bence o günler için yanlış bir ifadeydi. O, günleri, o günlerde o günlerde şimdi... doğru bir ifade değildi. Abdullah Gül de ya ben o günlerde uyumlu tavır sergileyen e, ve uzlaşmacı bir tutum izleyen eylemcilerden de olsun, iktidar sahiplerinden de olsun e, bunun yani akılşanması gerektiğini düşünen bileyim. Şimdi o o dönemde bir sabah senin de olduğun bir yerde o çadırların birdenbire hükümet o ilk günlerde masum olan o eylemlerin olduğu dönemde hiç sesini çıkarmadı. Yani normal gençler eylem yapıyorlardı. Başbakan da yoktu o dönemde Türkiye'de. Şimdi birdenbire bir çadırlar yapılıyor. <laughs> Sonrasında e, bir takım e, şeyler muhtıralar veriyor Şunu yapacaksın bunu yapmayacaksın. Tamam kırılma noktaları senin haklı olduğun şeyler var. FETÖ'nün oyunu var. Bazı daha sonra Erdoğan'a bugün acımasızca eleştiren bazı gazetecilerin işte ben gittim, görüntüleri gördüm. Ee, içim kan ağladı. Şöyle oldum diyen gazeteciler oldu. Yani e, şeyin Bahçelievler Belediye Başkanının gelini Bilinli. diye kalkıp da ben de işte şunu yaşa. Yani bir sanki topyekün bir e, birliktelik farklı bir şey iktidarın e, bu gençler üzerinde bir bir baskı oluşturması ya da farklı bir şey yola gitmesi için bütün argümanlar hazırlandı. Buna Yanlış yönlendirmeye. Yani. Buna rağmen bir yönlendirme. İki önemlisi, bak evet bu hatalar oldu, bu argümanlar oldu ama bir de şunu, şunu da Dolma Dolmabahçe skandalından bahsettiğin zaman şu masum olan bir gençlik bir eylem yaparken ağaç için eylem yapan bir gençliğin Erdoğan'ın çalışma ofisinin kapısına kadar dayanması neyin alameti? Anlatayım bana davaların bir kısmını neyin yazdım. takip alameti? Ne yapmak istiyorlardı Şimdi bu şeyi, yani? buradan bunlar bu mi? eylemlerden, bu eylemlerden mesaj aldım diye görmemek. Bak ben bir bildiğim bir şey söyleyeyim. Erdoğan havalimanına gelmeden önce Sayın Bülent Arınç defaten Erdoğan'la görüştü. Ve işte e, dönüşünde bir takım daha mülahim, daha yumuşak bir üslupla konuşma tavsiyesinde bulundu. Fakat Erdoğan o dönemde bütün ısrarlara rağmen bu bir oyundur bu Türkiye'nin başına örülmüş bir çoraptır. Bu oyunu bozacağım yeminiyle Türkiye'ye geldi de o miting o otobüsün başına onun için çıktı ve Bülent Arınç'la hatırlayacaksın. Mesaj aldık. Yumuşak mesaj veren Bülent Arınç'la o dönemde Erdoğan'ın yanında böyle alkışlıyordu hatırla. O dönem şöyle bir hatır, kısa bir şey anlatabilir miyim? Yani hep o zamandan zemin, zamandan ve zeminden koptuğumuz için bugünkü cephanelerimizle tartışıyoruz. Haksızlık ediyoruz hepimize birden. Zaman geçti. Şimdi hadi abi iktidara destek veren bir gazeteci abimiz. Ben anlarım yani hiçbir itirazım yok. O bu görüşten bakmasını da ama nesnellik hepimizi bağlıyor. Ben de hata ediyorsam, nesnellikten kopuyorsam beni de ihtar edin. Mesele şuydu. Adalet ve Kalkınma Partisi destek verenler için altın yıllar olabilir ama muhalefette baktığında şöyle oluyordu. 2007, 2008 ila 2012'ye kadarki dönem muhalefetin Balyoz ve Ergenekon davalarıyla cender altına alındığı dönemdir. Muhalefetin özellikle Atatürkçülerin, sosyal demokratların milliyetçilerin yazar gördüğü, aydın gördüğü, temsilci gördüğü insanlar bir bir tutuklanmıştır. Cezaevine atılmış <laughs> Ve onlar açısından e, nefes alınamaz bir durum söz konusudur. İkincisi bu insanlar akademiden dışlanmışlardır. Bu insanlar ve çocukları akademiden, memuriyetten, si, siyasetten, ticaretten dışlanmışlardır. AKP giderek sertlik yanlısıdır. örneğin bir e, 1 Mayıs'lar Taksim'de ilk izin verilen 1 Mayıslar ard arda yasaklandı. Her bir Mayıs'ta işçiler de yakalandı. <laughs> Taksim'de kadın eylemleri yasaklandı. O günlerin hakim tartışması şuydu. Kız erkek aynı odada kalabilir mi? İçki içme tartışması. Efendime söyleyeyim, aynı zamanda Cumhurbaşkanı'nın bazı söylemleri, ayaklar baş olmaz vesaire gibi söylemler. Bu gitgide toplumu muhalif kesminde bir çıkışsızlık yarattı. Ee, parlamentoda olmak anlamsız hale gelmişti çünkü tutuklu milletvekilleri vardı tahliye edilmiyorlardı Ergenekon'dan parlamento dışında olmanın anlamı kalmamıştı sendika, dernek ve benzeri kuruluşların üyesi olmak tutuklanmak anlamına geliyordu herhangi bir örgüte mensup olmaktan düşünün ki Nedim Şener Roda TV'den Hanefi Avcı, Değerimci Karargah'tan Cübbeli Ahmet cinsellik meselesinden yatıyor böyle bir ülke düşünün Böyle bir ülkede gençler artık siyasetten umudunu kesmişti temsili demokrasiden ve sokağa çıktılar. Sokağa çıkışın temel noktası şuydu. Aslında o güne kadar binlerce ağaç kesildi. Binlerce neden vardı. Onlar birikti ve o gün patladı. Çünkü müthiş bir şiddet, ceberrut bir devlet bakış açısı. çıkmayın buraya, buraya ben AVM yapacağım, AVM'nin ortasında kışla yapacağım söylemi üst üste geldi. En sonunda o ceberrutluk işte böyle bir infial koparan e, ateşle pekişince bu eylemler açığa çıktı. Bunlar bakın... Solcular o eylemi fark etmediler bile zannedildiği gibi. Erdoğan ofisine İznildi. niye gittiler? geleceğim. Solcular o eylemi anlamadılar bile. O, doğa çok belli mahallelerde konuştuk sol örgütler. Bu gençlere lümpen diye baktılar. Bunlar küçük burjuva. Bunlar böyle ancak şarkı söylerler. İktidarla karşı karşıya gelemezler dediler. Bunlar aşağı eylemle, ya eylemi başlatanlar tam da bu örgütler tarafından azımsanan gençlerdir. Bunlar akademisyen, bunlar plaza çalışanlarıdır. Mesela solun hayali Gebze'de fabrikanın şartelinin inmesidir. Gebze'de plazanın şarteline. İsmail so Dolmabahçe'ye tamam. gel. Geleceğim, geleceğim. Bütün ya bu eylemler baştan Kimle da, birleşti? Kadar Bütün bu eylemler taraftar gruplarıyla birleşti. Fenerbahçeliler farklı köprüyü geçti. Çarşı grubu geldi eylemlere katıldı. Dolmabahçe, Dolmabahçe'ye yürüyenler, Çarşı grubu taraftarlarıydı. Onlar yargılandı ve ceza almadılar zaten. Bu suçtan yargılandılar. Şimdi hatırlanmıyor bu meseleler. Dolayısıyla bu eylemleri böyle okumak gerekir. Muhalif muhalefetin, baskı altına alınan muhalefetin sokakta patlayı vermesidir. Bakın 70-81 ilin 79'unda insanlar sokağa çıktı. En az 5 milyon insan sokağa çıktı. Dünyada böyle bir örnek daha yoktur. Bu kapsamda, bu kitlesellikte bir eyleme göre en az şiddet eyleminin olduğu herhangi bir örgütün arkasında olmadığı bir eylemdir bu. Bu yüzden mesela Selahattin Demirtaş Ankara'daki eylemler için dedi ki ben orada darbeyi gördüm dedi. Abdullah Öcalan dedi ki ben Gezi'de AKP'yi darbeden kurtardım dedi. Herkes baktığı yere gözü Gezi'yi değerlendirdi. Dolayısıyla bakın sadece Taksim Meydan'la parkın bile arasında kuşak fark vardı. Taksim Meydan solcuların, sol örgütlerinin eline meydan, Taksim Parkı ki gençlerin eline kalmıştı. Böyle bir eylemin yıllar sonra arkasında örgüt aramak beyhudedir. Bunlar Türkiye'ye mahsus bir gençlik hareketi. kendi ağzınla az önce kendi Özlem gibi. dedi ki ben oradayım. Sen dedin ki oradayım. FETÖ çadırları yaktı diyor. Yok öyle bir şey ya. Ben ya nasıl öyle bir şey yok ya? Halimatı verem. Polis çadırları yaktı, yaktı o, yargılandı. Yaktı. Bak. bak masum baş. bak. Eğer masum bir başlangıç olmasaydı bu ülkenin başbakanı o dönemde o insanları çağırıp gelip dertlerini dinlemezdi. O masum e, bir eylemdi. Evet başta öyleydi. Daha sonra örgütler FETÖ'ydü, PKK'ydı kimse her neyse. Fakat bir saniye. Hadi. Sabote edildi. Burada FETÖ Bak, o burada FETÖ nerede yakın. biliyor yani musun? Bak şey burada FETÖ. O özür dilerim. Eylemcilerin yanında ya da arasında değil. Burada FETÖ öğrenci eylemcilerin Aynen. Bakın öyle. karşısında aynen. ve saldırgan vaziyette. Ya, aynen. Yani karşısında veya onların yanında ama bu hadi olmayı sabote saniye. etmek için. Yani karşısında Elinden ya da yanında önemli değil. Doğru ama Sayın Başbakan aynı şeyi söylüyor. Hadi ama 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 Sayın Başbakan aynı tarihlerde FETÖ'nün Türkçe Olimpiyatları'nda konuşma yapıyordu. Yani Sayın Başbakan o dönemde fetö Doğru. provokasyonlarını Doğru. farkında değildi. Hayır farkındaydı. Nasıl farkındaydı? Farkındaydı. Farkındaydı yani, yani, da niye gitti bakın, Türkçe bakın, Olimpiyatları'na? O, o zaman dönemde, o gençlerin bakın, yanında olması gerekirdi. Bakın, o çocukların bakın, sırtını sıvazlaması bakın, o dönemde, gerekirdi. Bakın, Tansiyonu indiriyor Özlem, olması gerekirdi. Bir yani makineli, gidip de küçük, ve, takıp, Olimpiyatları'nda kon zaman bir şey olmuyor. İnsanlar gerçekleri gördü. O gün ben Nasıl diyorum gördü? ki bu ülkenin başbakanı olarak o insanları çağırdı, oturdu, konuştu. Emri ve ben verdim dedi. Hadi ya emri ben var verdim yani, dedi. Kendi emri ben oturan, verdim dedi. Kabataş yalanına... E, bildiğinizi okuyacaksınız. buyurun devam ya hayır, edin. Ama bunlar gerçekten bilgi verin, belge yani. Bakın bir başbakan sizi çağırıyor ve sizi dinliyorsa siz orada o eylemle ilgili bir takım önerilerde veya taleplerde bulunmayıp köprüyü yapmayacaksın. AKP'yi AKM'yi yıkmayacaksın. 3. köprüyü şuraya ki bunu yapmayacaksın, havalimanını yapmayacaksın. Dayatmasıyla muhtırasıyla giderseniz ne bu muhtırası ya? Bu, bu çocukların muhtıra, evlerinde, Bu, bu, bu grupların elinde mu? ne güç bakın, vardı da ne muhtarası yani? Bakın bu nedir? Bu bir siz eylem yapıyorsunuz. Bir ağaç için eylem evet. yaptığınızı söylüyorsunuz. Evet. Fakat bir bakıyoruz 3. köprüyü yapma. Ya o Sultan Selim Köprüsü'nü yapma, havalimanını yapma. Olabilir. Siz kimsiniz ya? Ya tamam olabilir, o da bambaşka bir şey. Olabilir, bir şey olur mu? Ya, ya hadi diğer köprüyü yapmasa ya. iyi olurdu. Zarara girdik bir ton. Bir dolu para veriyoruz oraya <laughs> <herhalde> ya. Peki. <laughs> Şimdi aslında Abdullah Gül'ün açıklamaları içinde pek tartışılmayan iki taraf daha var. O da biri HDP ile ilgili, diğeri CHP ile ilgili. Ee, soruluyor HDP'ye yönelik bir tecrit, izolasyon var. Bunu sağlıklı buluyor musunuz? Abdullah Gül şöyle diyor. Her dış ziyaretimde yani görev yaptığı zaman bütün partilerden olduğu gibi onlardan da temsilci alırdım. Bu beni gittiğim yerde güçlü yapardı. Hiçbir ayrım yapmadan bütün belediyeleri Batman'ı da Diyarbakır'ı da ziyaret etmişimdir. Onlara bu ülkeye ait olduklarını hep bu şekilde hissettirdim. Yani aslında bu cevaptan şunu anlıyoruz. Ya hani bu HDP'yi dışlamayın bunları e, dış, ben dışlamamıştım. Bugünkü yönetimde de dışlamasın. Ahmet Hakan, bu devletin, bu milletin HDP verdiği kredinin haddi hesabı yok. Şımarık bir çocuk gibi, şımarık bir çocuk gibi. Yani PKK'nın bütün gücü arkasında istediği şeyi söyleyebilir. Bakın, ya yurttaşlar şunu değerlendirsin Allah aşkına. Dünyanın bütün her yerinde ahim kararları dahil olmak üzere PKK bir terör örgütüdür. Hatta onun eylemlerini kınamamak bir parti için kapatılma nedenidir ahim kararıyla söylüyorum. Hal böyleyken HDP bakın bu de bakın Abdullah Gül uçağını almış, açılım sürecinde muhatap almışlar. Bugün mecliste maaş alıyorlar. Güzel de, 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 bu devlete terörist diyen milletvekilleri bunu milletvekilleri o maaşları cebine indiriyorlar. Abdullah Gül'ün mesajı Tabii tabii bak onu öyle okumak şu. lazım. Bak diyor ki, bunu diyor ki sürdürelim diyor. Yani zaten mesele orada onu Açık bakın, söylemiyor da de, hani evet, ben onu bak, o HDP kim el uzatıyorsa ilkesi olarak bir yanlışlık yok. Ama o diyor ki bir dakika ya. Ne uzatıyorsunuz? Arkamda PKK var benim diyor. Ben ondan iş bitireceğim diyor. Ben onu, onu ben diyor onun yani lideri Öcalan'a özgürlük istiyorum sen kardeşim şunu, diyor. Sen şu yaklaşımdasın. Sen ne yaparsan yap, hangi eli uzatırsan Aynen. uzat, adam A bildiğini okuyor. Ama bakın bu Abdullah Gül'ün açılması da açılım süreçleri her kim ki HDP'yi sisteme katmak istiyor, terörle arasına işte kılıçlar oluyor ya, terörle arasına mesafe koysun istiyoruz diyor. Bunlar hep iyi niyetle. Keşke öyle olsa da diyorum. Yani HDP dese ki PKK terör örgütüdür, Öcalan bir teröristtir dese de hep beraber ya bravo bu riski almış. almış yürekli insanlar bunu destekleyelim. Bak Mithat Sancar gibi de ılı, ılıman bir insan var bu işin başında. Daha zaten Diyelim. daha Ama dün siz... dün bir bugün iki Mithat Sancar. Ama bakın diyor ki bakın konuşmasına şimdi şu oradaki delegelere ne diyor? Kongre'de. Öcalan diyor bu çözüm sürecinin ışığıdır diyor. Ya sen kocaman Mithat Sancar'sın sana Mithat Sancar'ın üzerine ne koyacak HDP Genel Başkanlığı? Ciddi bir akademisyensin, sevilen bir insansın, toplumda bir sempatin var. Hakikaten de sevimli bir insan. Genel başkan yani, da değil yani. HDP'nin eş başkanı olup da Öcalan'a selam göndermek sana ne katar arkadaş? Barış'a ne katar ya bu terörist, dünyanın her yerinde terörist. Bakın bu toplumun 40 bin insanına, şehidine mal olmuş bir teröriste sen ışık selam gönderiyorsan kusura bakma mitat sancardan eksiltirsin. Benim sevdiğim mitat sancalda sancardan eksiltirsin ya. Sen zaten olmuşsun daha ne katacaksın üzerine? HDP'lik sana ne katacak? Mesela şu. Bu devletin bakın yine söylüyorum. Bu devlet ne yapıyor? Hazineden yardımını veriyor bu partiye. Milletvekillerine maaşını veriyor mu? Veriyor. Halk seçiyor mu? Seçiyor. Şimdi sana düşen şu. Bu halkın 6 milyon oyunu alıyorsan kardeşim terörle arana mesafeyi koyacaksın. Açıkça lanet diyeceksin. Her eylemde lanet diyeceksin. 11 aylık, 11 aylık bebeği havaya uçururken lanet diyeceksin. Yoksa sen onun siyasi ayağısın. Ve seninle işbirliği yapan her kimse senin işlediğin suçlara Peki, da ortak oluyor. Bu arada... Bu CHP'si, CHP ise CHP, İP ise İP hiç fark bu etmez arada benim için. Abdullah Gül CHP ile ilgili de sorulan bir soruya özellikle bu o zaman Kudüs mitingi yapılmıştı. Orada e, hem Kemal Kılıçdaroğlu yer aldı. Hem Ekrem İmamoğlu yer aldı. Saadet Partisi'nin düzenlediği ben ben vardı. Recep Partisi o, yer aldı. Da yer aldı. Partisi ben, aldı. ben beğendim o buluşmayı. Yani Kudüs için böyle bir buluşmayı, bu, bu manzarayı. Eee, partisinden iki temsilci gitti. Biliyorum, Bayağı, biliyorum, biliyorum. 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 Ali hani hani Babacan, şimdi babacan şimdi da söylüyorlar. bir dakika başka bir konuya geleceğim. Şimdi e, bunu soruyorlar yani o mitingi soruyorlar Abdullah evet. Gül'ü. O da şey diyor. Bunlar diyor güzel takdir edilmesi gereken davranışlardır diyor. Ben de gerçekten beğendim e, o davranışları. Çok katı bir laiklik anlayışından CHP'nin buraya gelmesi, buraya gelinmesi çok önemli diyor. Bence de önemli. Yani ya, niyetini şimdi... niyeti ne olursa olsun. Bir dakika. Ben esas işin şu kısmındayım. Yani bu sözlerin, bu sözlerden böyle bir art niyet, bir şey çıkartmak niyetinde değilim. Fakat dikkatimi çekti. Yani Abdullah Gül hem HDP'ye Böyle çok da tepki almayacak bir biçimde hafif bir çiçek atıyor. Evet. Hem yine CHP'ye hepimizin üzerinde ittifak edebileceği bir nitelikte bir çiçek atıyor. Evet. Şimdi Özlem'e soracağım. Özlem, Abdullah Gül acaba e, biraz hani kendisini böyle dışarıda yukarıda bir yerde konumlandırıp bu tür mesajlarla CHP'yi, HDP'yi böyle etkileyecek mesajlarla bir hani yine hayalinde bir çatı adaylık mı var bir çatı adaylık mı var var tabii yani ben ben bana vardır. onu çağrıştırdı bu açıklamalar ee, açıkçası haklısın illaki vardır ama sadece Sayın Abdullah Gül'ün değil eminim Türkiye'de şu anda e, en az 20 kişinin bir çatı adaylık hayali vardır farklı ittifaklere ama Abdullah Gül'ü ciddiye almak durumunda durumunda herhalde değiliz herhalde, yani değil bütün mi? siyasetçiler Abdullah Gül'ü ciddiye almak durumunda ayrı mesele yani sen de öyle bir izlenim şu açıklamalara baktığında alıyorsun evet, yani. Evet ama o kolay değil gibi gözüküyor. Yani e, belki üçüncü yol bir ittifakın çatı adayı olabilir ama içinde İyi Parti'nin Meral Akşener'in olduğu tabii yani meşru Zor sözdür, yani. meşru sözdür. 24 saat e, siyasette çok uzun bir zamandır diye dolayısıyla yani neye evrileceğini bu meselenin bilemeyiz ama bugünkü koşullarla ve bugünkü beyanlar üzerinden bir siyasi analiz yapacak olursak e, Sayın Gülün şu anda var olan e, bu ittifakın çatı adaylığı e, kolay değil. Yani bir engel e, Akşener bir diğer engel belki Sayın İnce bilemeyiz. Yani o nasıl bir e, aktörler e, dengesi Lekas. çıkacak ortaya Doğu onu Bey. bilemeyiz. Doğu Bey yani siz de Abdullah Gül'ün Özlem Hanım gibi bir böyle bir çatı aday Hevesiz, çatı adaylığı hevesi içerisinde olduğu izlenimini alıyor musunuz? Hem CHP'ye attığı bu çiçek hem HDP'ye böyle bir işte biz onları dışlamamıştık görev yaptığımız zaman içerisinde falan diyerek oraya böyle bir selam göndermesi bunlardan yola çıkarak böyle bir çatı adaylığı için kenarda beklediği şeklinde bir izlenim alıyor musunuz? Elbette yalnız bu son kanıtlar veya olgular değil ve Abdullah Gül'ün bütün siyaseti ve Cumhuriyet Halk Partisi Kılıçdaroğlu yönetiminin de Abdullah Gül'ü son cumhurbaşkanlığı seçiminde cumhurbaşkanı adayı yapmak istediğini bütün Türkiye gördü. Ona eee İyi Parti o zaman muhalefet etti ve aday gösteremediler birlikte. Ama eee İyi Parti şimdi kalmıyor, dağılıyor. O problem de çözülüyor. Onun için CHP, HDP, efendim FETÖ e, şeyi e, unsurları Saadet Partisi bunların ortak cumhurbaşkanı adayının Abdullah Gül olduğu e, apaçık ortada. Cumhuriyet Halk Partisi yönetimi de burada çok e, iştahlı gözüküyor. İyi Ve Parti için dağılıyor Abdülhamir, dediniz. Nereden çıktı o? Da, onu anlamadım. İyi Parti nasıl dağılıyor o, yani? misyon partisiydi. E dağılıyor e, o o süreç başladı. Yani bir mis, şeydi, e, bir operasyon partisiydi. Çünkü, e, Milliyetçi Hareket Partisini bölmek için e, sahnelendi ve şimdi işte İsmail Okun e, çıkışı ve diğer istifalar. Yani biz e, Anadolu'da ve Trakya'da da izliyoruz. E, İyi parti e, örgütlerinde çok e, dikkat çeken bir çözülme var ve bu çok normal doğal çünkü e, onun vazifesi bitti yani <laughs> milliyetçi hareket partisini bölme amacıyla üretildi ve o vazifesini yaptı ve e, kullanım dönemi e, sona erdi o bakımdan oradan gelecek bir itiraz vesaire bunun e, önümüzdeki 2023 yılında fazla bir kıymeti olmayacak özellikle CHP yönetiminin de Abdullah Gül'ü çok kararlı bir şekilde buna hazırladığı gözüküyor. Ama Abdullah Gül'ün zaten e, tarihçesine baktığımız zaman bakın çok önemli. Abdullah Gül AK Parti içindeki Atlantikçi kanadın en e, belirgin, en kararlı, en tutarlı temsilcisi olmuştur eskiden beri ve e, 24 Mayıs 2003 tarihinde Vatan Gazetesi'nde Murat Sertoğlu'nun kendisiyle yaptığı söyleşi de çok açık bir şekilde Abdullah Gül iki sayfa dokuz maddelik bir gizli sözleşme yaptığını, gizli bir anlaşma yaptığını Powell'la yani Amerika Dışişleri Bakanı ile açıkça söyledi ve vatan da bunu manşetten verdi ve manşette de bu gizli anlaşmanın özü özünün Ortadoğu'daki Doğu'daki tüm rejimleri, rejimleri değiştirmek olduğunu ifade etti. Bakın hala bu Türk siyasetinde Abdullah Gül'ün kendi itirafı. Birileri ona suç atfetmiyor. Abdullah Gül açıkça diyor ki ben Amerika ile iki sayfa dokuz maddelik son derece somut iki sayfa dokuz madde yani yazılı bir e, sözleşme bu. Bunun bir hizmet sözleşmesi olduğu gözüküyor. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti'nin Anlaşmaları hukuken hangi yollardan yapılır anayasada belirlenmiştir. Bir hizmet sözleşmesi yapmış Abdullah Gül ve o iki sayfa 9 maddelik bir sözleşme ve sözleşmenin içeriğini de açıklıyor. Diyor ki Orta Doğu'nun rejimlerini değiştireceğiz. Yani Irak'a müdahale, Irak'ın parçalanması, arkasından Suriye'de iç savaş çıkartılması, Türkiye'nin bununla bağlantılı olarak bölünmesi ve burada bir misyon üstlendiği ve Amerika'ya da yazılı bir kağıt verdiği Açık. Bunu e, Özden örnekte e, rahmetli e, Deniz Kuvvetleri Komutanımız, evet. Aytaç Yalman da Kara Kuvvetleri, yani Kuvvetleri Siz... Komutanı, Hava Son... Kuvvetleri Komutanı hepsi hepsi biliyorlar. Hepsinin elinde Peki. bu sözleşmenin e, aynı zamanda kopyaları da var. Yani Abdullah Gül buradan geliyor ve AK Parti içerisindeki tavrı, bölünme ve Ali Babacan'la e, ve aynı zamanda Ahmet Davutoğlu'yla yakınlığı, beraberliği vesaire bunlar da bu misyona uygun. Tabii bu misyon şimdi Kaboğlu'nun da itiraf ettiği gibi yani ve aynı zamanda Rand Corporation raporunda da yer aldığı gibi demokratik bir muhalefet Amerika tarafından oluşturuluyor ve Türkiye İdlib'de Amerika ve İsrail tarafından bir tuzağa itilmek isteniyor. Herhalde onu biraz sonra konuşacağız. Abdullah Gül de bu süreçte bu demokratik muhalefet denen Cumhuriyet Halk Partisi, HDP, Gide EDP'ye çiçek Peki. attığını siz söylüyorsunuz. CHP'ye çiçek attığını siz söylüyorsunuz. O demokratik muhalefet denen Amerika kampının Cumhurbaşkanı adayı olarak hazırlanıyor. Peki, Tabii orada bir rakibi bey, var. Ekrem İmamoğlu. Fakat evet. Peki devam edeceğiz. İki notum var. Ilgili. Hemen iki çok tamam, önce, önce Özlem sonra Hadi. İki cümle. Birincisi Doğu Bey birkaç seferdir Rand Corporation'a e, alıntılayarak o raporu referans veriyor. Kendisi de biliyor ki raporu yazanlar arasında e, firari bir e, FETÖ'cü polis emniyet mensubu Ahmet Yaylan'ın imzası var. Dolayısıyla Rand Corporation'ın bu raporundan konuşurken o rapor kimlerin kalebe aldığını da hatırlamakta ve o alıntıları e, o bilgi süzmesinden geçeceği kullanmakta fayda var. İkincisi Abdullah Gül'ün olası e, adaylığı ile ilgili... E, bir, bir kişi daha var e, ortaya çıkan belki de ya da ben öyle okuyorum bir gazeteci olarak Sayın İlker Başbuğ. Ben e, Sayın İlker Başbuğ'un son açıklamalarını Sayın Gül'ün olası bir çatı adaylığına karşı bir aynı zamanda e, itiraz Gibi algılıyorum. Özel olarak Abdullah Gül'ün adaylığına mı? Evet ve sanki e, siyasi kulislerde kendisinin de böyle bir çatı adaylığının ihtimal dahilinde olduğuyla ilgili bilgiler var ama İlker gayettir, yani, siyasi duyumdur ilk, kulistir. Ha bir dakika kulislerde İlker Başbuğ'un muhalefetin çatı adayı olma, olma ihtimali konuşuluyor. Olmak istediği ihtimali mi? Kendisi istiyor mu yani? Ee, olabilir. Bir teklif edilse hayır de, demeyebilir. Düşünür en azından, düşünür. değerlendirir. Evet, ama ilginç. o ben yani zaten öyle bir okuma vardı. Yani açıklaması muhalefetin adaya olma yönünde bir bir görüş açıklama. Dolaylı bir görüş açıklama gibi geldi ama biliyorsunuz bu... Neresi dolaylıydı ya? Ben niye böyle bir şey çıkardım? Yani çünkü muhalefetin o günlerde açtığı tartışmaya önemli bir destek atıyor. Hı. Siyasi Onların, ayak tartışmasına. Evet, siyasi ayak tartışmasıyla orada yerini belli ediyor. Yani daha önce Erdoğan'ın FETÖ ile mücadelesini takdirle anarken takdirle anarken bir anda o tarafta safını belirliyor. Çünkü çok keskin bir çıkıştı. Ya yani şu olabilir. Yasa değişikliği 2009'daki yasa değişikliğini eleştirebilir. Bunda bakanlar sorumlu der ama siyasi ayak görmek isteyen oraya baksın diye referans verdiğiniz zaman siz tam o kılıçlar açtığı tartışmanın ortasına yerleşmiş olursunuz. Benim okumam biraz daha farklıydı. Ama şöyle olurluğu onu ben daha bir düşündüm şöyle. Ee, bu Cumhurbaşkanlığı seçiminde ya da seçimde e, pa şeylerden bir tanesi, e, bileşenlerden bir tanesi HDP. Şimdi İlker Başbuğ'un aday olduğu yerde HDP tabanının veya HDP parti yönetimini et etkileme suretiyle tabanının e, oy vereceğini pek zannetmiyorum. Belki o da bir mesaj. Ne mesajı? Yani, yani yeni ittifakların şekillenmesiyle ilgili belki o da bir, bir mesaj olarak. O Madem kulisler yani benim... konuşuldu. Ben de şöyle bir kulisle gideyim. E, Meral Akşener'in Doğu Bey şöyle bir ifade kullandı. 2023 yılında misyonunu tamamlayacak ifadesi ve son zamanlarda İyi Parti'deki istifaların e, gelmesi hatta devamında 5 kişi daha istifa edecek e, iddiaları var. Burada Meral Akşener'e ve e, İyi Parti'ye bir operasyon yapıldığı iddiaları var. Bunu gündeme getiren de bizim Süleyman Özışık. Ee, ...intikam soğuk yenir diyor. Meral Akşener çatı adaylığı konusunda ayak diretti. Abdullah Gül'ün Cumhurbaşkanı adayı olmasını engelledi. Şimdi Ali Babacan e, partisini kurduktan sonra... ...böyle bir e, operasyona başlatılacağı, başlayacağı yönde iddiaları var. Yani Abdullah Gül'ün operasyonu mu? Abdullah Gül veya Ali Babacan eliyle söylüyor. Yani e, İyi Parti'nin içerisi boş, boşaltılacak... Ee, ve e, Meral Akşener yalnızlaştırılacak. Zaten. Yani orada Meral Akşener seçeneği devre dışı kalırsa Abdullah Gül'ün çatı adaylığı kuvvetlenir. Evet. O anlamda. Evet. Ee, sadece o da değil. Yine söylüyorum bu benim böyle sağlıklı bir bilgi olarak evet bu tam manasıyla doğrudur demiyorum ama konuşulan şey Ankara'da aynı şeyi ben de duydum. Ee, Ali Babacan partisini kurduğu zaman iyi partilerden oluşacak bir grup oluşturmayı bile düşünüyormuş gibi ifadeler var. Ali Babacan'ın e, yakın kurmaylarıyla da görüştüm. Böyle bir şey yok dediler. E, Ümit Özdağ'da e, ben görüştüm. E, beni aradı. E, i̇stifa edecekler e, arasında onun da ismi geçiyormuş. Kesinlikle böyle bir istifa söz konusu değil ama ben şu şeyi çok önemsiyorum. Devlet Bahçeli'nin burada devreye girmesi. Girmedi. Girdi. Şöyle girdi. Şu iyi parti iyi olsun dedi. E, tamam işte orada. Devlet Bahçeli iyi parti sahiplendi. Yani ha, iyi olsunlar. Babacan e, operasyonuna karşı mı? Evet. Iyi Bu süreçte mi diyorsun? Bu son Bu süreçte. süreçte, evet evet. İyi Hadi, olsunlar evet. ve bir şey daha söyledi. Şimdiye kadar gelin diyen Devlet Bahçeli, partinizden istifa etmeyin dedi. Bu yüzden ben şunu söylüyorum. E, Pervin Buldan'ın açıklamaları, Ali Babacan'ın e, HDP'nin kongresinde kongresine mesaj göndermesi ama, ama hadi bak şöyle bak, bir durum var şimdi HDP şey iyi partiden iki tane istifa oldu son süreçte bir tanesi teşkilatlarla anlaşamama istifasıydı Antalya Antalya bir Antalya. tanesi de İsmail Okun istifasıydı e, İsmail evet. Oksa henüz açıklama yaptı adam da. dedi ki yani kardeşim bak ben dedi istifa ediyorum partimden ama dedi isim de veriyorum dedi İsimlerini isimlerini de vererek ne Ahmet Davutoğlu'nun partisine ne de Ali Babacan'ın partisine geçeceğim. Bunu da söyledi. Tamam, ben o ve başka, siyasette bırakıyorum dedi ya. Onlardan bağımsız söylüyorum. Ama Diyorum hani ki, bu iki misyonu bitecek dedi ya Doğu Bey. Diyorum ki Ali Babacan'ın HDP'nin kongresine mesaj göndermesi, gelecek partisinin orada boy göstermesi, e, MHP'nin, AK Parti'nin ve Yİ Parti'nin temsilcilerinin orada olmaması hatta e, Yeniden Refah Partisinin e, temsilcisi de oradaydı. Bu üç parti Şeydi yoktu. şey de oradaydı. E, Saadet Do Gelecek Partisi. Evet. Baba... Bu Sadece Meral Akşener'i e ben şunu söylemeye çalışıyorum. Önümüzdeki dönemde misyonu bitecek diye düşünmüyorum. Bu ittifaklar ayrıştığı zaman Meral Hanım Meral Hanım'ın 2023'e daha güçlü gireceğini düşünüyorum. Ben, ben de, de aynı, aynı fikirdeyim. Millet ki... İttifakı'ndan Cumhur İttifakı. Millet İttifakını. İttifakı'nın dışında. Cumhur İttifakı'na. Evet. E, kaldı Meral ki... Hanım. Bak tekrar söylüyorum. Meral Hanım Cumhur evet. İttifakı'na mı geçecek? Ben bu bugünden yarına olur mu onu bilmem ama süreç 2023 içerisiniz. süreç İyi Parti'yi Millet İttifakı'ndan koparacaktır. Baktığımızda diğer ittifaklardan söz ediyoruzden bakıyoruz. MHP'de yani, kalacak ama değil mi Cumhurbaşkanı? Tabii İtifakta. MHP'de kalacak. Devlet Bahçeli'nin o mesajı bu açıdan çok önemli. Tabii doğru. İyi olsunlar, doğru, olsunlar işte. istifa etmesinler ifadesi bence ya bu açıdan çok önemli. Var. doğru söylüyor bir yani. partinin, bir, partinin bir... neye göre e, iktidar partisiyle bir yakınlaşacağına dair elimizde karine yok. Bir kere İyi Parti'nin zaten bütün Yakınlaşma ve... değil İsmail. Şirleşme, Millet ittifakından kopma Sebepler ortada diyorum ki HDP'den kopun diyor sürekli CHP ile aranıza HDP ile aranıza mesafe koyun diyor. İşte babacan mesaj gönderiyor. E, Asa, Asa, Asa Hadi'nin söylediğinden ben şöyle bir şey anlıyorum. Bir komplo teorisi çerçevesi çiziyor. Tamamen aslında spekülatif olduğunu kendisi de söylüyor bunun. Yani diyor ki e, ya kardeşim diyor Abdullah Gül diyor çatı adayı olacaktı buna diyor. Meral Akşener engel oldu. Doğru. Şimdi doğru. diyor Ali Babacan, Abdullah Gül bu hareket İyi Parti'nin içini oymaya çalışıyorlar diyor. Bu istifalarım... Ya bu benim iddiam değil konuşulanları ya Tamam tamam evet. ben de hani speküle ettiğini Hı -hı. söylüyorum zaten. İyi Parti'nin içini oymaya çalışıyorlar diyor. Tamam ondan sonra işte HDP'ye çiçek atıyorlar CHP'yle yakın bir temas onlara da çiçek atıyorlar. Ee, İyi partiyi bir tür o millet ittifakı içinden çıkarmaya çalışıyorlar. Hayır çıkarmaya çalışmıyorlar. Bunlar bu hareketi yaparken İyi Parti bakıyor ki bir tarafta HDP var, bir tarafta CHP var, gelecek partisi var, babacan var. E hepsinde ortak buluştuğu yer neresi HDP? E HDP ile de İyi Parti çok net bir şekilde keskin çizgilerle ayrılmış durumda. İyi Parti'nin şimdiye kadar MHP ile bir sorunu vardı. Devlet Bahçeli'nin en son açıklaması iyi olsunlar partilerinin istifa etmesinler çağrısı bence bunlar önümüzdeki dönemde Cumhur İttifakı'nın yeni bir bileşeni MHP İYİ Parti, AK Parti olabilir diyor. İkna edici mi? mi? Şöyle yani varsayımsal. Hemen kaldım. ardından. Öncesinde söylesem Lütfen. çünkü İsmail'in yorumu daha uzun olacaktır. Tek bir cümle Doğu Bey'in söylediği bir şeye dedi ya İYİ Parti MHP'nin bölüme projesidir. Ö, 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 hiç de değildir. Eğer demokratik süreçler işletilmiş olsaydı MHP kurultayı içinde bizzat Adalet Bakanı tarafından müdahale edilmemiş olsaydı bugün herkes kendi partisindeydi. Hiçbir partide bölünmeyecekti. Orada bence bir yanlış bilgi var e, İsmail. İYİ Parti MHP'den başkalaşmış bir parti. Bir kere İYİ Parti MHP ile aynı e, kabul etmemek lazım. Ama tabii ki motivasyonu İYİ Parti'nin MHP'den ayrılma ve siyaseti e, yürütme motivasyonu iktidar karşıtlığı. Ve onları biraz da bir arada tutan da bu. E, nasıl Saadet Partisi AKP karşıtı bir İslamcılığı e, taşıyorsa e, İYİ Parti de AKP karşıtı bir ülkücülüğü ya da milliyetçiliği e, peşinden sürüklüyor. E, ve e, Belki yerel seçimlerde çok ciddi şehirler yönetemedi, alamadı ama göz ardı etmeyelim yüzde on gibi bir toplama hükümeti ve bu büyük bir başarıdır. Öyle siyasette hadi ince alınabilecek bir oy değildir dört beş milyon oy ve iyi parti çok özel bir kitle de yarattı. Bu milliyetçi olup aynı zamanda layık duyarlı yüksek CHP'nin kendisini için alamadığı, diğer taraftan MHP'yi de AKP yakın olduğu için kendisine uzak gören bir kitleyi kendisine çekti. Bu bakımın önemli bir merkez oldu. Ben asıl şuradan bakıyorum. İyi Parti'nin CHP'den uzaklaşma ya da Millet Partisi'nden Millet İttifakı'ndan uzaklaşma ihtimali kadar Milliyetçi Hareket Partisi'nin de Cumhur İttifakı'ndan uzaklaşma ihtimali var. Hatta bu ikisinin yan yana gelme ihtimali bile olabilir. Emare var mı? İYİ Parti ile MHP'nin. Emare var mı? Ben örnek Şöyle, verdim. Mecliste bunlar birbirlerinin en yakın iki siyasi grup. Şu an uzak görünebilirler. Hayır hayır. Mecliste AK Parti ile de... diyor MHP'nin. AK Parti ile MHP'nin kopması için ya da ayrışması için ben bir emareler sundum. Dedim ki HDP, Hede... İYİ Parti diyor ki HDP biz HDP'nin olduğu yerde olmayız diyor. HDP de diyor ki kardeşim artık beraber olduğumuzu açıkla. E, açıklama CHP yarın öbürsü mırın kırın yapamayacağına göre evet beraberiz diyeceğine göre İYİ Parti'nin artık burada olamayacağını söylüyorum. MHP'nin AK Parti'nin yanında olmaması için bir sebep söylemen lazım. E mesela son e, şey ataması, e, büyükelçi ataması Sizin MHP de, açısından kriz sıkıntı. yarattı. Daha önce de MHP var açısından böyle böyle kriz. Ha bu ufak gelebilir size. Yerel seçimden önce e, e, MHP ile e, AKP ittifakının kopma aşamasına gelip yeniden e, kaynadığını göz önünde bulundurarak Ben Cumhurbaşkanının Devlet Bahçeli'ye bu konuda e, bilgi demeyeyim de yanlış anlaşımı olmasın yani bilgilendirip eee tamam, konusunda şey... böyle bir atama veya yani orada bir kişi Cemil Cemal Enginur tepki gösterdi. Bunu bütün hepsini MHP'ye mal etti. Anladım. <laughs> başlık başlık. Ay yani Kızılay meselesinde MHP'nin sakinliği dikkate değerdi. Montreux meselesinde işte Kanal İstanbul meselesinde AKP'den farklılaştı, farklılaştı, farklılaştı. Dolayısıyla MHP evet İyi Parti ile CHP'deki salınmanın bir benzeri orada yok. Buna katılıyorum. Ama ben varsayıp sorak şunu da düşünüyorum. Yani e, herkes de görüyor, kimse kör değil. Adalet ve Kalkınma Partisi'nde İyi Partiyi e, kendisine doğru çekme gayretini e, herkes siyasi okuyan herkes yap, e, fark ediyor. Ama diğer taraftan şuna dikkat çekmek istiyorum. Mecliste, parlamentoda şu an birbirine en yakın, en uzakları konuşuyoruz. Ama en yakın iki parti bunlardır. En yakın bu iki parti Türkiye'nin milliyetçi merkezini oluşturabilirler. Gelecekte sadece, ne kadar yakın ve uzak bir gelecek olduğunu bilmiyorum ama gelecekte sadece Millet ve Cumhur İttifakları olmayabilir, başka ittifaklar da olabilir. O ittifaklar bize başka konuları açacak. Dolayısıyla ben Doğu Ya yani 3. ittifaktan da bu ara söz ediliyor bir Yani üçüncü, üçüncü ittifak. ittifak çok açık. Abdullah Gül doğrudan Ali Babacan'a destek verdiğini ifade etti. Ali Babacan partisini birkaç hafta sonra kuracağını deklar etti. Bugün HDP'nin kongresinde çağrıda bulundu. 3. ittifak nerede? Ahmet Davutoğlu'nu oraya sayabiliriz. Saadet Partisi'ni oraya sayabiliriz. İyi Parti'yi oraya sayabiliriz. Ha, öyle bir bilir. Ana, anladım, Yani Ana. bütün bunlardan farklı <laughs> seçenekler gelebilir önümüze. Geldiğinde ama durum değişmeyecek. HDP %50 nerede? %50'ye göre konuşacağız gene biz. Yeni, Yeni ittifakta HDP 50. nerede? Yine yüzde %50'ye göre konuşacağız. Çünkü seçim sisteminin değişme ihtimali bulunuyor. ittifakta HDP'nin yeri neresi olacak? HDP müstakil kalabilir bence. Müstakil Dört ittifak oluruz. olur o bitti. Zaman. Fiş çekildi. Hayır, zaten müstakildi ki HDP. Yani HDP zaten tek başınaydı. HDP ittifakta değildi ki. Ya seçim yani, mi? sağ evet arkadaşlar müstakil. zaten evet, yani. Tamam, müstakildi yani HDP de, bir yerden girmedi İstanbul, ki İstanbul İstanbul'da Mersin'de Antalya'da ya, o Adana'da seçimler, o CHP seçim kazandıran kim? Tamam ben de reddetmiyorum. O yerel tamam. seçimlerde genel seçimlerde müstakildi diyor. Bağımsız hareket etti. Dolayısıyla Genelde yapabilir ama. Ha dolayısıyla yani e, gene müstakil hareket eden bir tavır gösterebilir. Aa, ya var. da yine ittifak. Ama şunu da şunu da şuna da itirazım var. Yani İyi Parti benden başka herkes Amerikan projesi. Şimdi yok böyle bir realite. Kim dedi abi şimdi onu? İşte Sayın Peleçek dedi, dedi ya, ya. Dedi ya yani İYİ Parti Oğubay Amerikan Oğubay projesi dedi. çünkü MHP'yi bölmek istiyor. Yok Doğru. yok öyle bir şey yok şimdi, ya. O az önce söyledi Nasıl yani. öyle bir şey yok? O sen yani bana göre yok şiner. da. Doğu bey ifade yok, etti. MHP'yi bölme Amerikan abi, MHP bölme bir bölme bir bir parti. Yani prosedür bile öyle çalışmadı yani. insan yapılabilmiş olsaydı MHP'yi bölmek. Bu kadar da değil. Yani bu insanlar gözümüzün önünde rekabet ettiler. Yani Edemediler daha de doğrusu, engellendiler yetiştiler. Meral Akşener ve arkadaşları kongreyi kazanmak istedi, başaramadı Devlet Bahçeli parti tuttu, elinde sonunda bu partiyi kurdu. İsmail kurdular. seni kesmek için söylemiyorum, bak çok önemli bir ifade Devlet Bahçeli bugüne kadar e, Nedim Şiner gibi hep ip derdi Tamam, ilk defa Devlet Bahçeli geçen gün iyi parti dedi, iyi olsunlar Evet. Bence bu çok çok önemli. Her iki parti açısından yakınlaşma dersin vesaire dersin. Ben onu sordum. Ben onu sordum. Kime? E Semih Bey'e sordum. Evet. Semih Yalçın hocamıza sordum. Dedim ki yani ben bunu şöyle okudum hocam dedim. Ee, bugüne kadar daha önce İyi Parti dememişti. İyi Parti diyerek acaba İyi Parti'den daha tehlikeli gördüğü Davutoğlu ve Ali Babacan hareketlerine İyi Parti'den bir kaçış olmasın onun önüne geçmek için mi bunu söyledi? Yani bu en azından bildiğimiz insanlar. Peki Semih Bey ne dedi? Hayır böyle değildi Ney? Ne? Zaten dedi biz öteden beri İyi Parti'ye çağrı yapıyoruz dedi. İyi Parti'de olan bazıları hariç diğerleri bizim arkadaşımız. Dedi. Bize gel diyordu şimdiye kadar. Şimdi diyor ki yerinizde kalınız. ama, ama Onlar, onlar bir vakitte. Ben, ben, şimdi bakın, bunlar küsmüş kuzenler bunlar. Yani bunların yakınlaşması daha hızlı gerçekleşebilir. Bilmiyorum onların adına konuşamam. Siyaset <laughs> oh. okumak için söylüyorum ama. DOP'ye de itirazımı dile getirmem lazım. İyi partililer tanıdığımız, bildiğimiz insanlar kardeş arkadaşlar. Bunlar milliyetçi. Amerikan projesi. Bunlar vatansever. Değil. Bunlar Amerika ile adı yan yana gelince tövbe diyecek adamlar. Doğru yani Bey... bunlara böyle bakın doğru değil bu işler. Sizin Meral Hanım'a itirazınız olabilir. Sizin oradaki birkaç siyasetçiye itirazınız olabilir. Ben de ki ben o itirazların da düşünüyorum ama İyi Parti vatansever, milliyetçi, ülkücü insanların adresi Dolayısıyla Amerikancı demek. Yani büyük Amerikancı demedi. Ya Amerikancı mı dediniz? Amerikan, projesi, projesi. Amerikan dedi. projesi dedi. Amerikan projesi mi dediniz <laughs> İyi Parti için? Şimdi efendim ben Amerika'nın adını almadım Ama ee ben demedim ama İsmail Ok Soros bağlantısını... Ee açıklayarak İyi Parti'nin istifa etti. Yani Soros bağlantısı Amerika bağlantısı anlamına geliyorsa. Daha önce CNN'de demediniz mi? Şuna dikkat... Efendim? Daha önce CNN'de bir ben yayında şimdi ne dediğimi... İyi Parti milletvekiline dediniz. Ne dedi? E, Amerikan projesini... Bak, müsaade dedi. edin ben Öldü ne diyeceğimi... E tabi burada söylemedim ama Amerikan projesi tabi. Evet Çünkü yani, söyleyeyim, söyleyeyim müsaade edin anlatayım, temellendireyim. Müsaade edin. Şimdi bakın olgulara bakalım, olaylara bakalım, nesnel düşünelim. Birinci gerçek ne? İyi Parti nereden türetildi? MHP'nin içinden. Yani MHP'den kopartıldı. Ve MHP'ye karşı o zaman bir operasyon yapıldığına hep beraber tanık olduk. Nasıl? Medyasıyla, televizyonlarıyla, gazetesiyle vesaire Ve birden böyle bir Meral Akşener parlatıldı ve bütün Türkiye'nin önüne kondu. Bunu hep beraber yaşadık. MHP'yi böldüler ve içinden bir grubu kopardılar. Arkasından ne geldi? Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye'nin tarihinde, siyasi tarihinde görülmemiş bir şey yaptı. Bir grup milletvekilini, e, yani bunun ne kadar siyasi ahlakla e, bağdaşacağı herkesin takdirine bırakılabilir. Bir grup milletvekili, 15 miydi, 25 miydi, 15, 15 milletvekili e, inanmadığı halde, o davanın adamı olmadığı halde götürüldü oraya geçirildi. Bu da bir operasyonun parçası ve CHP ile İyi Parti'nin burada beraber oldukları gözüküyor. Ve ondan sonra e, ne oldu? Şimdi yeniden bir partiyi seçime girmemek derseniz, için engellemesi değil mi? Operasyon değil mi? Bakın ama böyle bir ahlak olabilir mi? Bir bir milletvekili ve bir parti e Türkiye'nin kanunları o. Türkiye niye a, a, Vatan Partisi'ne 15 milletvekili geçmiyor da o tarafa geçiriliyor? Ve evet, sistem çünkü Atlantik sistemi. Peki Doğu orada Bey, iyi partiyi şimdi, parlatarak Şimdi bu süreçleri anlatayım, bitireyim. Çok Hayır, şö, çünkü çok uzun sürecek. Bir Bitireyim. Ben, yani Amerika'ya nasıl bağlayacaksınız? <laughs> çünkü Amerika Birleşik Devletleri Tayyip Erdoğan'ı devirme siyaseti uyguluyor. Bunu e, kalktı parlamenter yoldan denedi. Olmadı. Darbe yaptı 15-16 Temmuz'da. Arkasından tekrar parlamenter çizgiye döndü. Ve bunu yapabilmesi için de son geldiği nokta MHP'den parçayı kopartacak. CHP'nin yanına yapıştıracak. HDP ile hep beraber, Saadet Partisi falan e, bu proje e, gündeme getirildi ve uygulandı. Ama şimdi gelinen noktada yeni bir demokratik muhalefet projesi çıktı. Bunu hem e, o Rent Corporation raporunda görüyoruz. Demokratik muhalefet açıkça destekleniyor ve Türkiye'nin geleceği Amerika o CIA gölgesi olan kuruluş tarafından o demokratik muhalefet e, orada açıkça destekleniyor. Ve e, burada da İYİ Parti artık elverişli değil. Çünkü ne var? Babacan var. Daha tutarlı, daha Atlantikçi, Abdullah Gül var vesaire. İYİ Parti bir tortular var. içinde. Amerika cephesi açısından ağırlıklar var, taşınamayacak unsurlar var. Nedir? Milliyetçiliğe bulaşmış. Ve mesela onun için İsmail Ok gibiler ayrılıyor. Yani vatansever, milliyetçi unsurlar ve o proje karşısında, o demokratik muhalefet projesi karşısında itirazlar yapıyorlar. Abdullah Gül'ün Cumhurbaşkanlığı'na karşı şimdi çıktılar. Nasıl şimdi olurlar. HDP ile Anladım ittifaka karşı, şimdi projede HDP var. Öyleyse HDP ile uyumlu ona çiçek atan güçlerle bir demokratik muhalefet oluşturuluyor. İyi Parti burada aramızda kaz var ördek var gibi yabancı bir unsur. Onun için İyi Parti ile bir bir proje, Atlantik projesi hayata geçirilemez e, ve zaten e, işini de yaptı, MHP'yi de böldüğü kadar böldü. O bakımdan e, İyi Parti'nin Tekin'in öndeki e, siyasi gündemde olmayacağı gözüküyor. Peki Doğ tamam mı? Değil tabii ki Niye diye? Yani, değil? Niye Doğu Perinçek öyle hissettiği için tamam, Amerikancı buyurun. oldu bir sürü milliyetçi adam. Yani bunun iller tutar tarafı var mı Allah aşkına? Efendim ne Amerikancı oldu? A, bak sen, sen HDP, ile, HDP ile beraber ondan sonra CHP ile beraber bir bu projenin içine dahil olursan. Doğu Bey e, siz, de e, siz de CHP ile ittifak başvurdunuz. Siz de CHP ile ittifak başvurusu yaptınız. E, biz başvurduk. Doğru. Ama çok şartla HDP'den vazgeçiyor. Siz başvurunca Amerikancı olmuyor. Başkası başvurunca Amerikancı oluyor. Hayır efendim biz şartı koyuyoruz. HDP'den vazgeç diyoruz. Yani Amerika ile o projede yer almaktan vazgeç diyoruz. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, HDP'de şeyden vazgeç. Ya bir kere şunu söyleyeyim. Yani Parti de HDP'den vazgeçti. HDP'ye başka CHP başkanı, var Bakın Cumhuriyet Halk Partisi'nin Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir vatansever bir kitlesi var. Örgütlerinin içinde de bir vatanseverlik var. Onun için Cumhuriyet Halk Partisi'ne HDP'den vazgeç, gel beraber olalım teklifi gerçekçi ve Türkiye siyaset açısından da doğru bir teklif. Bugün de ya o teklif iyi bugün Yani iyi Cumhuriyet partinin, Halk Partisi. Dakika, hadi. Partinin kurulması gerekiyor. Ha, hadi. Doğu Bey bir dakika. De bir müsaade edin. Elimde itirazım var. Bir dakika edin. arkadaşlar. Evet. Hadici. Ben sayın bakın sayın Kılıçdaroğluna, sayın Kılıçdaroğluna. Hatta şunu da söyledim, dedim ki siz cumhurbaşkanı adayımız olun. Ama bir şartla HDP'den vazgeçin, bir vatansever beraberlik kuralım, iyi peki, Parti'de de olsun demediniz mi? İyi olur. Parti'de de olsun olma... demediniz mi Doğubey? Efendim. İyi parti, dedim, mi? i̇yi parti CHP ve biz yapalım demediniz mi? Dedim. E peki Amerikan projesine niye dediniz ya? olduğumuz ya. zaman? Ya Amerikan da... projesine niye diyorsunuz bunu? Ya Amerikan Amerikan projesini bozmak için diyorum. Aha. Amerikan projesi böyle <laughs> yani Bak, İYİ Parti, bozulmaz. Yani hem Parti MHP'yi bölmek Amerikan için Amerika tarafından için. kuruluyor Doğu Bey'e göre. Doğu evet. Bey de Amerikan projesini bozmak için evet. İYİ Parti'ye ittifak edelim diyor. Böyle mi? Doğu Bey. Evet çünkü toplumun önünde yapıyorum. Doğu Bakın Bey. halkı kazanmak için yapıyorum. Toplumun önünde yapıyorum. Toplumu bilgilendirmek için yapıyorum. Onlar yapamadığı zaman toplum ben bir değerlendirme yapıyor. Bir Bunlar o bey yaptı o bey. Tam olarak toplumun önünde bence şunu yapıyorsunuz. Eleştiri Bu... sizin eleştiriyi eleştiriye tahammül edebildiğinizi biliyorum. O yüzden yani hürriyetlik olarak Ama şunu yapıyorsunuz <laughs> toplumun önünde. İyi Parti ile CHP benimle ittifak yaparsa vatansever, yapmazsa NATO'cu ve Amerikancı. Böyle düşünüyorsunuz siz. Evet, sizin aynen böyle. bu. Evet, aynen, aynen böyle. böyle. Tamam, ben de zaten bir şey demiyorum. Şimdi MHP'yi MHP böldüğü için bakayım, Amerikancı değil. G... Bakın, size göre İyi Parti MHP'yi böldüğü için Amerikancı bakın. değil. Sizinle ittifak yapmadığı için Amerikancı. Ama, ama orada siyasetim Bakın, hayır benimle ittifak yapmadığı değil, HDP'den kopmadıkları için. Bakın, HDP'den. ne oldu? alakası var İYİ Parti'nin? İYİ Parti, HDP ile hiçbir bunlar. Bir dakika müsaade et. Bakın ben Bey, sizi dinliyorum. Bu konuda haksızlık yapıyorsun. yani mesele... Müsaade Ben kimseyle tartışmıyorum. Doğru Bey, bakın, iyi ben parti tersinde bir tartışma karşı tepki ben... gösteren birçok milletvekili var, birçok siyasetçi var, bu ekranlarda doğru. konuşanlar var. Doğru. HDP ile CHP'nin kendi doğru mesafe koymasını sabahtan akşama kadar HDP iyi parti istiyor. Yani bu konuda siz iyi partiye haksızlık yapıyorsunuz. Evet, <laughs> Hayır haksızlık yapmıyorum çünkü bakın burada. Bir müsaade edin, hepinizi aydınlatacak. Daha doğrusu ben sizleri aydınlatmak peşinde değilim. Halkımızı aydınlatmak için bu programlara katılıyorum. Şimdi e, MHP'yi siz MHP'nin içinden bir grubu PKK'nın, HDP'nin yanına getirebilir misiniz? Bu imkansız bir şey. Fakat siz e, MHP'nin içinden ki. bir grubu getirip CHP'nin yanına yerleştirirseniz. Dolaylı olarak da HDP ile ittifaka getirirsiniz. İşte Pervin Buldan da o ittifakı ıı, deşifre etmiş oldu, açığa çıkarttı. Ama tabii bunlar Ama MHP'den Pervin Buldan, gelen CHP bu diyor ya, unsurlar. Ya, İYİ Parti Aynı zamanda bir dakika müsaade edin efendim. halkımıza aydınlatalım müsaade edin. Ya, halkımızı aydınlatmayacaksak bir daha ben buraya gelmem. Halkımızı aydınlatalım. Siz MHP'den o unsurları koparıyorsunuz, CHP'nin yanına getirerek HDP'nin müttefiki yapıyorsunuz. Aynı zamanda da o unsurlar HDP'nin müttefiki olmamış gibi oluyor. Diyorlar ki biz onlarla müttefik değiliz. Tabi burada iyi niyetli insanlar var. O iyi niyetli insanlar da işte İsmail Ok gibi bu tecrübeleri yaşadıktan sonra diyorlar ki Soros şeyiyle marifetiyle bu parti yönlendirildi. Bunu söyleyen... Ee, onun önderlerinden, o partinin önderlerinden biri Doğu Perinçek değil. Diyor ki Soros bizim partimize yön veriyordu diye açıkça söylüyor. Ve o, o şekilde oradan ayrılmalar var. Tabii sonuç itibariyle bu proje yürümüyor. Yani bir, bir takım vatanseveri alıp Amerika'nın projesi içine çekme girişimi bir sene, iki sene, üç sene, evet. kaç sene ise dört beş sene yürüyor. Ama geldi kayaya dayandı yürümüyor. Bakın gayet, gayet net anlaşıldı Abdullah Doğu Gül, Bey. Teşekkürler. Durmadık. Diyor ki muhafazakarlar ulusal ulusalcılaşıyor diyor. Abdullah Gül'ün konuşmasındaki en anlamlı, en önemli cümle bu. Cümle bu. Muhafazakarlar ulusalcılaşıyor. Ne demek olan? bu? Şikayetçi. Yani muhafaza bu şu demek muhafazakarların milliyetçi olmasından şikayetçi istiyor ki Muhafazakar Hatta kitle hep Amerika'nın bir garantisi olsun. Yok. Sıkıştığı zaman Amerika seçimler yoluyla, başka yolla vesaire o muhafazakar kitleye dayanarak kendi sistemini Türkiye'de yenilesin. Ama bu ne zaman bozuldu? 15-16 Temmuz gecesi o muhafazakar kitle zincirlerini kırdı, kafesleri kırdı ve Amerika'nın kontrolünden çıktı. FETÖ'ye karşı Peki. mücadeleyle. Ona, ona, Şimdi Rubeyler kontrolü Bey, alamıyorlar. Bey, ve orada... Doğu Şimdi Bey bir dakika rica Abdullah Gül şikayetçi. Doğu, Doğu Bey bir şey söyleyeceğim orada. Şimdi Abdullah Gül muhafazakarlar e, ulusalcılaşıyor. Yerine e, muhafazakarlar milliyetçileşiyor. Niye demedi acaba? Çünkü muhafazakarlar e, nezdinde o akı, akıllı bırak, olduğu bırak, için. Bırak. Hay hay değil. Ulus, ulusalcılık FETÖcüler tarafından uzun süre 2007-2006'dan itibaren Terör örgütü gerekçesi ve takip gerekçesi olarak sayılmıştır. Ergenekon operasyonları, balyoz operasyonları bu ulusalcılık kavramı üzerinden yürümüştür hep. İnsanların yani. kriminalize edilmiş bir kavramdır. Tamam. Ve oraya o muhafazakar kesime yani Karar Gazetesi'nden muhafazakar kesime... ...bak muhafazakarlar siz ulusalcılaştınız dediği an onlara işte o yoldan dönün geriye demektir. Ama şunu deseydi muhafazakarlar milliyetçileşiyor... Kimse itiraz etmezdi, tartışılmazdı. İşte tamam, Orada bunu kelimeyi... diyor da akıllı olduğu için öyle diyor diyor. İşte tamam. İşte ben de aynı... onu söylüyorum. Evet, evet. Yani aynı şey. e, Abdullah Gül akıllı olduğu için akıllı olduğu için ondan sonra e, ka, tabii ki milliyetçileşiyor demez. Çünkü milliyetçilik Türkiye'de olumlu bir kavram, ulusalcılık olumlu bir kavram değil. Ulusalcılık Türkiye'de milliyetçiliği bölen bir e, rol oynuyor. Atatürk de bize milliyetçilik kavramını bıraktı. 1937 yılı 2 Şubat'ında anayasada değişiklik yapıldı ve anayasanın ikinci maddesine Türkiye cumhuriyetçi, milliyetçi, halkçı, devletçi, layık ve devrimci bir devlettir dedi Atatürk. Peki, yani ulusalcı demedi. Milliyetçi peki Doğu Bey bir dakika. Ya, şimdi onun için milliyetçi kavramı itibarlı Doğru bir kavram. Bir Aa, o bir tamam, o anlaşıldı. Burada e, az evvel konuşan hadi ha, arkadaşla Bey, e, farklı fikir Doğu Bey, ben bir soru sorabilir miyim? İtibarlı mi? kavramı kullanmıyor ama burada söylediği şey muhafazakarların vatanseverlik damarının yeterince Doğru yeterince Doğru Doğru vurgulandı. Doğru Bey, ben size bir soru sorabilir miyim? Evet, ya, tamam. Bir dakika soru sormayalım. Yani, bit, bu, bit, bu, buyurun. Hayır, ona cevap vermesi lazım. Çünkü Amerikan projesi dediği İyi Parti'nin... Açıkladı ama iki kere Hayır. kendi cephesinden yarın, açıkladı Doğu Bey. Yarın İyi Parti e, CHP ile ittifakı kapatsa, dükkanı kapatsa, AK Parti geçse, AK Parti tarafına geçse Doğu şu Amerikan projesi dediği proje... İddiası hala devam eder mi? Eder mi iddianız o zaman? E proje çökecek o zaman. <gülüyor> <gülüyor> ya, bu Peki. Proje bitmiş oluyor, proje çöküyor. Tamam. Bakın onun tabanında, gövdesinde İyi Parti'nin vatansever insanlar var, milliyetçi insanlar var. Proje çöküyor. Nasıl Sayın Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanımız Meral uzun yıllar ben Amerika'nın Büyük Ortadoğu projesinin eş başkanıyım dedi ve 2014-15'ten sonra Amerika'ya kafa tutan bir çizgiye girdi. Her sonu itibariyle kendisi yapsa, İyi Parti de de ha, bu parti de tabii ki yapsa bunu ne olacak kadar, o peki anlaşıldı. Bunu daha fazla O zaman bakın biz kimin ne yaptığına şimdi bakın kimin ne yaptığına bakarız ve eee Ona diyelim, göre İstanbul'daki Erkan-ı Harbiye-i Umumiye Reisi, Padişah'ın Erkan-ı Harbiye-i Umumiye Reisi Kalkar Atatürk'ün yanından gelir. O andan itibaren artık padişah adamı olmaz. Atatürk'ün yanında İstiklal Savaşı'nın genel kurmay başkanı olur. Yani süreçlerde ne yapacağız? İnsanların eylemlerine, davranışlarına bakarak kararlar vereceğiz. Eğer Meral Akçener Vatan Partisi'ne gelir, üye olursa biz de baş tacı yaparız ve vatanseverliğinin yüzde yüz sağlam bir vatanseverlik olduğunu söyleriz. Yani Peki. insanların eylemlerine bakacağız. Çok teşekkürler. İnsanları Süremiz... sonuna kadar damgalayan, beddeden Süremiz... bir tavır içinde hiçbir zaman değil. Süremiz bitti. Ee, biraz İdlib konuşacaktık. Ee, onu konuşamadık. Fakat ben çok merak ediyorum. İzin verirseniz. Çok az Orada var. Orada ben İdlib konusunda çok büyük yanlış yapıyoruz konuşmamakla. Bakın İdlib konusunda buradan hem Cumhurbaşkanımıza sesleniyorum hem AK Parti'ye hem bütün Türk milletine bir tuzak kurulmuştur. Ve bu tuzak Türkiye'ye tuzaktır. Aynı zamanda Sayın Tayyip Erdoğan'a tuzaktır. Ee, bu tuzak Yalnız İdlib'de değildir. Doğu Akdeniz'dedir. Türkiye'nin bugün tehditle karşılaştığı bütün cephelerdedir. Eğer biz İdlib'de yanlış bir adım atar, Rusya'dan, İran'dan, Irak'tan, Suriye'den yani Kürdistan'ın kurulmasına karşı olan güçlerden ve Rusya'dan kopar ve Amerika'nın, İsrail'in istediği bir çizgiye girersek orada Türkiye'nin başına çok ciddi felaketler gelir. O bakımdan Sayın Cumhurbaşkanımızı da buradan uyarıyorum. Ve AK Parti'yi de uyarıyorum, Türk milletini de uyarıyorum. Bizim yerimiz Batı Asya'da İran'la, Irak'la, Suriye'yle, Rusya'yla beraberdir. Doğu Akdeniz'de de bize tehdit, bakın Fransa donanması da geldi Kıbrıs açıklarına. İyi ama yani Doğu karşımızda Bey, Karşımızda çok ciddi bir i, kuvvet. İyi ama Doğu Bey, Suri, evet. Rus, Rusya, Suriye el ele vermiş, Mehmetçiye kurşun sıkıyorlar, şehit ediyorlar Mehmetçi. E, bakın... Şimdi bakın bunlar bakın bunlar böyle söyleyerek biz Türkiye'yi o tuzağa iteriz işte. Bu tuzağa ama gerçekse söylemeyelim mi? 5 şey itirdik söyleyin. Ay bunu bir bu gerçek tabii. Gerçek ama buradan çıkartılacak politika ne? Buradan çıkartılacak politika Suriye ile savaşıp arkasından Doğu Akdeniz'de de felaketlere uğrayıp karşımıza Amerika, İsrail, Fransa hepsini alıyoruz. Yunanistan, e, e, Suudi Arabistan üstelik Rusya ve Suriye, Irak ve İran dostluğunu da denize atıyoruz. Türkiye'yi yalnızlaştırıyoruz. Tayyip Erdoğan'ı yalnızlaştırıyoruz. Aynı zamanda Tayyip Erdoğan'ı Türk ordusuyla arasına nifaklar sokuyoruz, fitneler sokuyoruz. Türkiye'nin milli güçlerini bölüyoruz. Buradan ne çıkar? Türkiye için son derece olumsuz ve Peki. Sayın Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanımız için de son derece olumsuz doğru çıkar. Doğu Bey. uzağa karşı ben sayın Cumhurbaşkanımızı da ve bütün Türk milletini de uyarıyorum. Çok teşekkür ediyorum. Suriye ile düşmanlık Türkiye'nin bütün güvenlik denklemlerinin bozulması ve Türkiye'nin felakete gitmesine yol açar. Çok teşekkürler. Rusya'ya düşmanlık, İran'a düşmanlık çok, çok tehlikeli. Çok teşekkür Biz ediyorum. teşekkür ediyoruz. <laughs> ee, kısa bir aradan sonra sizlere veda edeceğiz. Ve, ve geldik tarafsız bölgenin sonuna. Nedim Şener, Hadi Özışık İsmail Saymaz, Özlem Gürses bu akşam konuklarımızı Doğu Perinçek'te Ankara stüdyomuzdan katıldılar. Hepsine çok teşekkür ediyoruz. Hepinize iyi geceler diliyoruz. Hoşçakalın.